Yönetim Kurulu üyem Sayın Muharrem Kaya. Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlemiş olduğu kurumlar vergisi seminerine hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Ender Polat sunumunda gerçekleşecek olan seminerimizde kendilerinden konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler alacağız. Sunumunu yapmak üzere kendisine sözü vermeden önce Oda Başkan Yardımcım Sayın Seçil Bayram'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz kurumlar vergisi konulu seminerimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli Üstadımız Yeminli Mali Müşavir Sayın Ender Polat'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kurumlar vergisi konusunda önemli bilgiler edineceğiz. Sevgili meslektaşlarım, bildiğiniz üzere meslek mensupları olarak yoğun bir Mart ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Mart ayında değerli üstadımızı gelir vergisi konulu seminerimiz ile sizlerle buluşturduk. Bilgisi ve enerjisiyle kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşan değerli konuğumuz Yeminli Mali Müşavir Sayın Önder Polat yine davetimizi kırmayarak kurumlar vergisiyle ilgili bilgisini ve enerjisini bizlerle paylaşacağı için kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, sözü sunumunu yapmak üzere değerli meslektaşımıza vermeden önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ramazan bayramının ikinci günü odamızın geleneksel hale dönüştürdüğü bayramlaşma törenimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta içinde yer ve saat bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Bayramlaşma törenimize sizleri ve ailelerinizi bekliyoruz. Gelemeyen meslektaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyoruz. Bu yıl bayramın 3. gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni gerçekleştireceğiz. Törenimizin saati valilik tarafından netleşeceğinden sizlere duyuracağız. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenleyeceğimiz çelenk törenine ve basın açıklamamıza hepinizi bekliyoruz. Değerli meslektaşlarım, sözlerime burada son verirken düzenlemiş olduğumuz seminere katılarak bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacak olan değerli üstadımız Yeminli Mali Müşavir Sayın Ender Polat'a teşekkür ediyor. Seminerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmasından dolayı Seçil Bayram'a teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, üstadı sunumu yapmak üzere platforma davet ediyorum. Başlamadan önce şunu da söylemek isterim. Kayıt alıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sorularımızı sorarken üstad da interaktif yapacak. Hemen bir soru soruyorsunuz. Cevabı orada evet veya hayır oluyor, bitiyor ama şeye girmiyor, kayda girmiyor. Mikrofonu beklersek soru için teşekkür ediyorum anlayışınız için. Sesim geliyor herhalde. Yaklaşık bir ay oldu herhalde değil mi? Daha önceki sunumumuz. Herhalde bir ay önce gene beraberdik. Tabii gelir vergisiydi. Şimdi kurumlar vergisinden yürüyeceğiz. Ben niyetli değilim. Niyetli olan arkadaşlardan özrümü isteyeceğim. Arada çünkü mutlak surette sesimiz kuracak. İhtiyacımız olacaktır. Ben tabii durmuyorum. Sürekli ilk defa seminere bir kısım arkadaşlar daha önce de katılmıştı. Ben sürekli hareket halindeyim. Oturarak anlatmayı çok sevmiyorum. Öyle bir seminer yapacağız. Kurumlarda istisna ve indirimleri işleyeceğiz. Ardından indirimli kurumlara bakacağız. Ek vergi
ve 7440 kapsamında işte madde hattı ile ilgili de kısa bir bilgilendirme yapacağım ama geçen hafta zaten bir seminer yapıldı. Konuyu zaten üstadlar detaylı bir şekilde aktarmışlardır. Ben sadece usulen en azından dönemi de ilgilendirdiği için beyan dönemi de 2022 olduğundan dolayı bir yer verdim. Sorularınız dediğim gibi konuların içinde sorarsanız sorularınızı bir de mikrofonla yürütürsek değil mi? Kayda alınması açısından verimli ve keyifli olacağını düşünüyorum. Müesseselerle ilgili aklınıza gelen konuları karşılıklı istişare edeceğiz zaten yani şeyimiz yok. Başlayalım o zaman. Ben artık ailenin bir parçası kabul ediyorum kendime değil mi? Şunu hop açtık mı? Evet. Şimdi bildiğiniz üzere kurumlar vergisi, işte kurumlar vergisi mükellefleri tarafından. Hani mükellefimiz onlar. Neler giriyor? İşte sermaye şirketlerimiz var, kooperatifler var, iktisadi teşekküllerimiz, iktisadi, kamu iktisadi teşekkülleri var veya işte özel sektör, yatırım fonları var, kooperatiflerimiz var ve iş ortaklarımız, mükelleflerimiz. Bu mükellefleri kazancı tespitine ilişkin hususlara çok girmeyeceğim arkadaşlar. Onlar zaten hani geneli itibariyle rutinde zaten günlük olarak sürekli olarak hayatınızın bir parçası. Çünkü burada herkes meslek mensubu. Meslek mensubu arkadaşlar anlattığımız için o safhaların hepsini zaten gün içinde sürekli olarak yaşıyorsunuz. İstisnaların üzerinden başlayacağım öncelikle. Hangi istisnalarımız var? Biliyorsunuz kurum vergisi kanunun 5. maddesinde istisna hükümleri düzenleme altına almış. 5. madde istisnaları düzenliyor. Sonra A ve B bentleri olarak iki düzenlemesi daha var. Yine istisnaları düzenliyor. A yabancı fonlarla ilgili istisnaları düzenliyor ama çok bizim hani konumuzun bağlamında olmadığı için ona çok girmeyeceğim. 5B bendinde de işte araştırma geliştirmeye dayalı buluşlardan elde edilen istisna var. Ondan bir bahsedeceğim. Ondan sonra akabinde indirimlerden bahsedeceğiz. O şekilde yürüteceğiz. Genelde şimdi işte yani şeyle öncelikle istisnalardan başlayalım. İstisnaların mahiyeti şu aslında. Az sonra ilişki zarar olsa bile bu istisnalar zararı arttırıcı mahiyette istisnalar. Yani siz dönem kazancını zararla kapattınız. -2 milyon zararla kapattınız ama bir iştirak kazancınız var. O dönem beğenilen şeylere, gelir tablosuna intikal ettirdiğiniz, 640'lara kayıtladığınız işte bir iştirak kazancınız var. 5 milyon. Ne oldu? Sizin zararınız 2'den 7'ye çıkıyor sonraki döneme devreden zararınız. Tamam mı arkadaşlar? Bunların mahiyeti aslında şu anda anlatacağım. 5. maddede o sol üst köşede gördüğünüz zarar olsa dahi indirecek istisnalar bunlar şirketin zararını arttırıcı mahiyette istisnai düzenlemeler arkadaşlar. Tamam? Bunların aslında zararı arttırıcı mahiyette olmayan istisnamız bizim tek şey var. Ristün istisnası var. O da kooperatiflerde uygulanan bir istisna. Hani kooperatifte kooperatif ortaklarının kooperatifle gerçekleştirdikleri işlemler bünyesinde kazanç istisnasına tabi tutulu bir yapı var. Ama tabii şu anda çok da detay konular olduğu için oralara çok dağıtmadım konuyu. Nedir? İlk istisnamız ne? İştirak kazançları istisnası. Bu istisnanın mahiyeti ne arkadaşlar? Baktığımızda zaten yukarıda bir tane kurumlar vergisi mükellefi var. O bana karı dağıtıyor. O dağıttığı kar üzerinden. O orada bir vergi ödedi. Aynı gelir üzerinden ben bir daha vergi ödersem anlamsız bir işlem çıkacak değil mi hayatın içinde baktığınızda? İşte burada var 1 milyon kazanç. O 1 milyon kazanç bana dağıtıldı. O orada 1 milyon kazanç üzerinden %20 kurumlar vergisi ödedi. Vergileri %20 alacağım hesaplaması kolay olsun diye bütün şey boyunda hani öyle değerlendiriyorum. Çünkü detaya boğmanın bir anlamı yok. Ne oldu? 1 milyon kazanç var. Ne oldu? %20 vergi aldı orada üst kurumda, A kurumunda. Bize karı 800 bini dağıttı. Şeyleri geçiyorum. Yedekleri falan geçtim hepsini. Ceteris paribus diyelim yani değil mi? O iktisattaki genel ilke. 800 bin lira kazanç. Ondan bir daha vergi ödersek aynı gelir unsurundan ne oldu? 160 bin lira anlamsız bir vergilendirme süreci. İşte bu istisnasında, iştirak kazançları istisnası bunun önüne geçmek için getirilmiş bir istisna. Kimler faydalanıyor? Kurumlar. Tam ve dar mükellef kurumlar faydalanıyor bir istisnadan. Tam mükellefe tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaktan elde ettikleri kazançlar. Bir, bunlar faydalanıyor. İki, kâra katılma imkanı veren kurucu senetleri diğer intifa senetlerinden gene burada ortak olduğumuz kurum ama mutlaka arkadaşlar tam mükellef kurum olacak.
mahiyeti mutlaka tam mükellef kurum olması. Çünkü dar mükellef, yurt dışındaki şirketler, ortaklıklarla ilgili birazdan geleceğiz. 5.1b'de ayrı düzenleme var. Tamam. Sonra neyimiz var? Tam mükellef gene girişim sermayesi fonları ve ortaklıklarına ortak olmamız durumunda onlardan elde ettiğimiz kazançlara istisna var. Artı ne var? Bu düzenleme yeni geldi. Hani 1 yıllık, 1.5 yıllık. Bir de tam mükellefe tabi diğer yatırım fonları. Bakın yukarıdakinde girişim sermayesi yatırım fonu, payları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları. Genelde fonlar arkadaşlar fon olarak kurulur. Girişim, yani bu emeklilik fonları veya buna benzer işte o borsa fonları falan. Bunlar bir fon olarak kurulabiliyor. Bir de ortaklık olarak kurulabiliyor. İkisinin arasındaki fark ne? Fonla ortaklık arasındaki fark. Fonun tüzel kişiliği yok. İşte o Akbank mesela A tipi fon çıkarıyor. İnançlı mülkiyet ilkesine göre kurulan teşekküller bunlar. Orada paranın işletilmesi sonucunda doğan gelirler bunlar. Bir de ortaklık şeklinde kuruluyor. Onlar anonim şirket statüsünde kuruluyor. Onların bağımsız bir tüzel kişiliği var. Arada öyle bir ayrım var. Burada girişim sermayesi, yatırım fonları ve ortaklıklarında ikisi de ise şeyde diğer fonlarda son dönem çünkü çok karşınıza çıkacak konulardan birisi bu arkadaşlar. Çünkü şirketlerde fona yönlendirme bankalarda çok fazla var. Fona yönlendirme bankaları çok fazla, yani bu kaynağı diyor atılda durunuz kaynağınızı. İşte diyor günlük fonda değerlendirelim diyor. Fona aktarıyorlar. Fondan bir kazanç elde edecek şirket. Döndürüp baktığınızda işte kurumlar vergisinden istisna olması gerekiyor. Ama sadece fonlarda değerlenen, bu fonların da yabancı para cinsinden olmaması gerekiyor. Yabancı para cinsindense onlar bu kapsamda kabul edilmiyor. Tamam? Yine diğer yani şey yatırım ortaklıkları burada zaten kabul edilmiyor. Bunların bozmayayım şunu da. Bunların bu fonların dönem sonu değerlenmesinden fonu aldınız duruyor. 31.12 geldi. Fonun değerlemesini yaptınız. Değerleme kaydını attınız. O da istisna faydalanacak. İlla fonu elden çıkarmış olmanız gerekmiyor. Tamam. Dönem sonu değerlemesinden elde edilen kazanç da yine istisna faydalanacak. Dediğim gibi bu istisna mükerrer vergilendirme önüne geçiyor. Burada öbür kurumun, bu istisnanın şöyle bir mahiyeti yok. Orada vergi ödemekten bahsediyoruz ama öbür kurumun kazancı istisna olsa da arkadaşlar, mesela biz serbest bölgedeki bir şirkete buradaki başka bir şirket ortak oldu. Serbest bölgedeki şirketin kazancı kurum vergisine istisna. Onu buraya dağıtsa da istisna faydalanıyoruz biz gene. Önemi yok. Tamam. Onun mahiyetini değiştirmiyor. Bir de iştirak oranımızın kaç olduğunun önemi yok. %1 de olsak, %100 de olsak elde ettiğimiz iştirak kazancı istisna mı? İstisna. Tamam. Şimdi bu buraya kadar olan neydi? Bu Türkiye'deki bir şirketin yurt dışı şey, Türkiye'deki bir şirket, Türkiye'deki bir şirkete ortaktı. Türkiye'deki bir şirket. Şimdi neyi anlatacağız? Türkiye'deki şirket yurt dışında başka bir şirkete ortak. Ve oradan kar payı elde ediyor. Yurt dışındaki başka bir şirkete. Nedir? Yurt dışı iştirak kazançları istisnası. Burada da istisna var. Buradaki istisnanın mahiyeti biraz daha belirli kıstaslara bağlanmış. Ne istiyor? İştirak ettiğimiz kuruluş mutlaka limited veya anonim şirket statüsünde bulunacak. Kanuni iş merkezi Türkiye'de bulunmayacak. Zaten yurt dışında bulunacak. Değil mi? Onu söylüyoruz. İştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışındaki şirketin en az %10'una sahip olması gerekiyor. %10'a sahip olmamız gerekiyor. En az bir yıl süreyle o şirkette ortaklığımız olması gerekiyor. Ne istiyor? O şirketin o ülkede en az %15 vergi yüküne haiz olması gerekiyor. En az %15 vergi yükü. Finans sektörü, bankacılık sektöründe ise yurt dışında ortak olduğumuz şirket, o durumda vergi oranımız %20 oluyor. Ve oradaki kazancın Türkiye'de istisna olması için o kazancın bizim kurumlar vergisi beyannamesini verdiğimiz tarihe kadar Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam? Burası biraz da kıstaslar, başka kıstaslar belirlemiş. İşte %10 ortaklık, 1 yıllık ortaklık payı. Önemli bir istisna aslında bak. Baktığınızda özellikle yurt dışında ortaklık payları ile ilgili süreçlerde son dönemde, çünkü şirketlerde yurt dışına yönelme ile ilgili bir intiba da var mı? Var. Yani başka bölgelerde yatırım yapma kültürü oluyor mu? Özellikle son dönem işte
ortaklar şey istiyor. Hani yurt dışı vatandaşlıkları ile ilgili kafalarında işte aşağı kurgular oluyor. Ondan dolayı da böyle talepleri var. Evet. Şimdi vergi yükü, %15 vergi yükünün hesaplamasında direkt şunu dikkate almıyoruz. Normalde işte yurt dışındaki şirket 100 bin lira kazanç elde etti. Oradaki vergi oranı %10. Bunu dikkate almıyoruz sadece. O şirket bize kar dağıttı. Kar dağıtımındaki stopaj oranında ayrıca %10'da stopaj var. İkisini toplayıp 20'yi bulmuyoruz arkadaşlar. Öyle bir yaklaşım yok. 20 aslında hani aynı yani 100 bin liradan %10 kurumlar vergisi ödediğini düşünelim. 10 bin lira. Geriye ne kaldı dağıtılabilir kazanç? 90 bin lira kaldı. 90 bin liradan %10 dersek 9 bin lira. 19 bin lira bölü 100 bin yapıyoruz. Bakın vergi oranı %20 toplayarak giderseniz ama aslında ayrı hesaplarsanız %19 farklı olasılıklar doğabiliyor. Onun için hesaplaması önemli. Vergi yükünün hesaplaması da ne diyor? Tahakkuk eden kurumlar vergisi artı dağıtılan kar payı üzerinden kesilen vergi. Yani hangi vergiydi? Kurumun orada dedi. Kurumlar vergisi artı kar payı üzerinden bize yani bizim adımıza kesilen kar payı üzerinden ödenen vergi bölü toplam kazanca böldüğümüzde vergi yükünü buluyoruz. Tamam? Önemli vergi yükü. Hani zaten şu anda şeyde de başka bir yerde bu ek vergide de aslında hani iştirak kazançları istisnasında vergi yükünü hesaplayın diyor. Vergi yükü eğer diyor %20'den aşağıysa diyor ve şey aşağıysa diyor %10 vergi alırım senden gibi bir yaklaşım oldu ek vergide de. Onun için vergi yükünün öğrenilmesi biraz da zorunluluk arz ediyor. Tabii başka yerlerde de transfer işte kontrol eden yabancı kurumda falan da var aynı zamanda. YAŞ'nin bir yılı aşkın süreden beri sermayesi %20 ortak oranında iştirak ettiği televizyon üretimi satışı alanına faaliyet gösteren yurt dışındaki ZAŞ'nin ticari kazancının 270 birim, vergiye tabi kazancının tespitine gider olarak kabul edilmeyen gider tutarının 30 birim. Dolayısıyla vergiye tabi kurum kazancının 300 birim olduğunu ve bu kazancın 200 biriminin vergiden istisna olduğunu varsayalım. Ne oldu? Kazanç 300 bin. Aslında reel kazanç ne? 270. 30 KKG var. 200 bin istisna var. Vergiye tabi matrah ne oldu? He? 100 bin oldu değil mi? Vergiye tabi matrahımız. Hesaplarında kurumlar vergisi benzeri vergi ne oldu? Vergi oranı %25'miş ilgili ülkede. Baktığınızda tek başına oran geçiyor gibi geliyor değil mi? %25. Ama ne oldu? 25 bin lira vergi aldık. 25 bin birim olarak ve bu verginin dağıtılabilir kazancı oranı gerçekte dağıtılabilir kazanç nedir? KKG dağıtılabilir bir kazanç mıdır arkadaşlar? Harcadım o parayı. Cepte öyle bir para yok. Cepte olmayan parayı dağıtabilir miyim ortağa? Dağıtamam değil mi? Ne olacak? 25 bölü 270 yani aslında. Ne oldu? Vergi yükümüz. Ben tabii buradan göremiyorum. %9.26. Vergi oranımız kaç? İlgili ülkede %25. Vergi oranını alırsak bizi hatayı düşürür mü? Düşürdü mesela bakın bu örnek. Değil mi? Reel vergi yükü %9.26. Tamam. Hani vergi oranı bizim için anlamlı sonuç doğurmuyor. Tek başına parametremiz değil. Gerçekte orada katlanılan vergi karşılığı finansal külfetlerin dağıtılabilir kazanca orantılaması olarak işlem tesis ediyoruz. Tamam. Yani bir örneğimiz daha var. Yurt dışı iştirakinin ticari bilançosuna göre oluşan kurum kazancının 90 birim, vergiye tabi kazancının tespitine gider olarak kabul edilmeyen tutarın 10 birim olması durumunda vergiye tabi kazanç 100 birim olacaktır. Bu tutarın 50 birimlik bölümünün vergiden istisna edilmiş olması ve ilgili ülkede kurumlar vergisi oranının %15 olması halinde hesaplanacak kurumlar vergisi 100-50 ne oldu? 7,5 birim olacak. Bu kurumun vergiden istisna edilmiş 50 birimlik kazancı üzerinden %5 oranında da gene vergi kesintisi yapıldığını düşünelim. Ne oldu? Hesaplanan kurumlar vergisi %5 de oradan kestiğimizde 2,5 olacak. 7,5 artı 2,5 ne oldu? 10 TL oldu. Gene dağıtılabilir orana orantıladığımızda vergi yükümüz ne? Burada oranlarımız da düşük zaten. Vergi yükümüz gene %11.1 oldu. Tamam. Şimdi burada bakın şimdi bizim mevzuatımızda iki tane durum var. Tabii hani çok belki denk geldiniz denk gelmediniz. Şöyle anlatayım. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz inşaat sektörü gelişmiş bir sektör ve bizim yurt dışında inşaat sektöründe iddialı olan çok fazla şirketimiz var. Bizim bilirsiniz uluslararası iktisatta da mukayeseli üstünlükler teorisi bir teori vardır. İşte ülkeler mukayeseli üstünlükleri bulunduğu alanlarda işte faaliyetleri uluslararası iktisatta da teşvik edilir. Bununla ilgili olarak bizim şirketlerimizin yurt dışında gidip şube olarak yaptıkları
inşaat onarım montaj işlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisi İSTA. Ama şube olarak tamamı İSTA. Tamam? Burada A şirketi var. A şirketi var. Gidiyor işte yurt dışında bir tane şube açıyor. Nerede işte gitti mesela? Söyleyeyim bir yer. Yani. Romanya'da. Mesela Libya'da gittik bir tane. Zamanında da çoktu değil mi? Deli gibiydi yani Libya'da şirketler değil mi? Libya'ya gittik bir tane şube açtık. Şube olarak orada faaliyette bulunduk. Elde ettiğimiz kazanç Türkiye'de kurumlar açısından istinaydı. Şimdi bazı ülkeler ise sizin orada gidip şube olarak kapıları da kapattılar. Çıkış yok arkadaşlar tamam. Geçen sefer kaçan onun oldu. Takip onları yazdım ben karar listeye. Ne oldu? Şimdi burada ne var? Şube olarak değil de mesela Türkmenistan diyor. Kardeşim diyor. Benim ülkeme gelip sen inşaat işi yapacaksın. Türkiye'de de bir sürü şirket var gidiyor oralarda inşaat işi yapıyor. O zaman diyor ben diyor ülkemde diyor senin diyor şirket kurmanı istiyorum diyor. Şirketin iştirak kazancı istinasında bir sürü şartlar var. %10 ortaklık olacağız. Bir yıl süre gibi bekliyor. İşte vergi yükü şu olacak bu olacak. Biraz önce gördük. Yurt dışı şirkette değil mi? Bir önceki slide'da. İşte diyor kardeşim diyor. İşte mukayeseli üstünlükler teorisinin bağlamı olarak. Eğer diyor bazı ülkelerde diyor o ülkede diyor şirket kurulması zorunluysa ana sözleşmede de bunu yer alıyorsan, yer veriyorsan diyor. O şirkete elde ettiğin kazanç diyor. Bu şartların hiçbirisini sağlamadan yani %10 ortaklık payı, %15 vergi yükü bu şartların hiçbirini aramayacağım diyor. Gene kazanç istina. Yani şube olarak da faaliyette bulunsaydın kazanç istinaydı. Oraya gidip şirket olarak da bulundun kazanç istina. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bazen hani böyle çok uçuk gelebilir ama bazen öyle bir şey geliyor ki case. O case bu birikim aslında o anda bir sürü sorunu çözebiliyor aslında. Orada yönlendireceğiniz bir yapı. Adamın iş vergi ödemeden Türkiye'de faaliyeti yürütmesi sonucunu doğurabilir mi? Doğurabilir. Çok ufak bir dokunuş aslında burada yaptınız ama o dokunuşun sonuçları çok mu büyük oluyor? Sonuçları çok büyük oluyor. Tamam. Evet. Bu daha böyle çok hani daha sınırlı bir istina ama hemen hızlıca şöyle bir üstünden geçeceğim. Çok istinai bir durum. Buradaki istinanın genel mahiyeti şu. Türkiye'de bir tane şirket var, anonim şirket. Bu şirketin artık amacı yurt dışındaki şirketlere ortak olmak. O amaçla. Bunun getiriş gayesini anlatayım ben size aslında biraz daha. Yani bir bilgi birikimi olsun diye. Biliyorsunuz Hollanda, işte İsviçre gibi ülkeler genelde holdinglerin, büyük şirketlerin merkezidir arkadaşlar. Neden? Onlarda vergiyle ilgili özellikli durumlar ve uygulamalar var. Onlar şirketlerin, o kendi ülkelerinde bulunan şirketlerin çoğu faaliyetinden vergi almazlar. Çünkü para trafiği onlarda daha önem arz. Bu düzenleme aslında bizim bu yasal mevzuat düzenlememiz onlardaki uygulamanın aynısını sağlamak gayesiyle. Burada ne var? Bir tane şirket olacak, anonim şirket statüsünde olacak. Bu şirketin yurt dışındaki şirketlere ortaklıkları olacak en az %10 oranında ve bu ortaklıkların toplamı şirketin bilançosundaki aktif toplamının %75'ini aşması gerekiyor. Tamam? Nakit ve benzeri varlıklar dışındaki toplamı %75'i, yani bu şirketin ana faaliyeti yurt dışındaki şirketlere ortaklık olacak. Öyle şirketleri gelir kurarsanız diyor, bu şirketlerin diyor paylarını diyor elden çıkarırsanız diyor, sattığınızda diyor ben sizden vergi almayacağım diyor, istinat aradım diyor. Tamam? Bir de yukarıda şey vardı, kazanç istinası vardı. Değil mi? İkisini beraber düşündüğünüzde, oradan kar payı elde ettiklerinde de istinaydı. Hisselerini de sattık istina, adamlardan hiç vergi almıyoruz. Ülkeyi cazip hale getiriyoruz mu? Getiriyoruz yani. Değil mi? Hani baktığımızda yasal mevzuat açısından tabii. Evet. Emisyon primi kazanç istinası. Bu da aslında daha çok halka açık şirketlerde biliyorsunuz şirketler halka arz ediliyor. Son dönem böyle çok revaçta bir sürü firma var. Çünkü neden? Artık finansman maliyeti AYÜK'e çıkmış durumda. Büyük finansman maliyetleriyle şirketler baş etmek için ne yapıyor? Halka arz ediliyor. Halka arz edildiklerinde sermayeyi işte nedir? 30 milyonluk halka arz yapıyor. Ama ne oluyor? 30 milyonluk halka arzla ilgili 100 milyon para topluyor. Arada 70 milyon olarak fazla akan bir varlık bütünü var. İşte bu emisyon primi kazanç istinası o 70 milyonluk aradaki farkın veya işte buradaki örnekte mesela 300 milyar sermaye attırmışız ama bize ortaklar 500 milyara para göndermiş. 200 bin lira ne oldu? Hisse senedi, ihraç primleri. Bunu sizin açınızdan en kullanılabilir yerini söyleyeyim. Böyle bir şimdi halka arz da önemli. Ama mesela şimdi siz mesela iki kişi bir araya geldiniz. Şimdi biraz daha böyle teknik şey verelim. Güncel hayattan.
İki tane ortak var. Biri kardeşim diyor, ben demir ustasıyım diyor. Çılgın diyor, demir işçilikleri yapıyorum diyor. Değil mi? Ama diyor bende cepte para yok diyor. Bir tane de sermayedar var. Kardeşim diyor, bende de para var, gel biz bu işi beraber yapalım. Şimdi bir tane şirket kuracağız. Şirkete de lazım 500 bin lira para. Birinde hiç para yok. Birinde para var. Ama diyor ben diyor yarı yarı ortaklık isterim diyor demir ustası. İşte onu yapabileceğiniz yerlerden birisi bu. Ne oldu? İşte örnek yani buradan yürüsek şimdi 300 bin lira sermayeli bir şirket kurdular. Tamam? İkisi de 150 bin ortak olacak. Ama A tipi B tipi hisseler vardır. Hiç gördünüz mü? Böyle bazı sözleşmelerde. İşte A tipi hisse demirci ustası A tipi hisse olacak. B tipi hisse de bizim sermayeler olacak. Demirci ustası %50 pay, 150 bin lira için 300 bin liraya sermayemiz. 150 bin lira verecek. Ama bizim diğer para babası ağamız o 150 bin liralık pay için 350 bin lira para verecek şirkete. Şirkette de 500 bin lira ihtiyaç olan parayı da şirkete sokmuş oluyoruz. Değil mi? Bu daha çok bu şeylerde kullanılıyor arkadaşlar. Bu melek yatırımcılar falan var ya hani böyle işte gençlerin böyle fikirlerine para yatırıyorlar. Çocukta fikir var, yazılımcı. Oralarda falan çok kullanılabilir hamlelerden birisi. Bu önemli bir mesleki tüyü aslında sizler için. Hani gerçekten çok önemli, kullanılabilir bir parametredir. Efendim? Bir daha, pardon. Bir daha tekrar edeyim. Şimdi rakamları oradan bağımsız söyleyeyim arkadaşlar. 50 bin lira sermayeyle bir tane şirket kuracağız. İki tane adam geldi kapıya bizim. Şirketin de işi kurması için 1 milyon lira paraya ihtiyacı var. Makine, ekipman alacaklar, onu yapacaklar. 1 milyon lira paraya ihtiyacı var. Ama birisinde fikir var, birisinde para var. Şimdi güncel hayatta çok yaşanan şeylerden birisi değil mi bu? 50 bin lira kurduk şirketi. 50 bin liraya kursak öbür adam diyor bende 25 bin lira para var kardeşim. Ben diyor 25 bin lira koyabilirim. Ama diyor ortaklık payım da yarısı olacak diyor. Siz şimdi bu şartlar altında ne yapacaksınız? Nasıl yarı kurabilirsiniz hisseti? İşte A tipi B tipi hisse oluşturuyorsunuz. 50 bin lira sermayeyle. 25 bin lira bizim işin fikir sahibi koyuyor. Diğeri yine 25 bin lira sermaye için 975 bin lira koyuyor. İşte o aradaki 950 bin lira emisyon primi kazanç istinasına faydalanıyor arkadaşlar. Tamam? Ana sözleşmeyi yaparsanız yararlanır tabii arkadaşlar. Hiçbir sorun yok burada. Tamam? Ama bu parayı çekemezsiniz şirketten, onu söyleyeyim. Yani onları falan hani zaten bunların çekişi TTK'ya göre sadece şirkette personelle ilgili işte lockout veya buna benzer işte özellikli durumlar olursa TTK paranın çekilmesine cevaz veriyor. Onun dışında TTK bu paranın da çekilmesine zaten cevaz vermiyor. Ama bunun ya şimdi tabii çok böyle daha hani çok da dağıtmak da istemem. Bunun tabii başka uygulamaları da var arkadaşlar. Halka açık şirketlerde şu anda bu emisyon primi kazanç istinası ile ilgili geçen mesela açtığımız bir dava var bizim. Burada mesela işte halka arz ediyorsunuz şirketi. İşte halka arz ettiğiniz 100 milyon. Çıkardığınız sermaye 10 milyon. Halka arz yapan aracı kurum diyor kardeşim ben %10'unu alırım 10 milyon gider faturası geliyor size. Bizim mevzuatımız ne diyor? 5'e 3. Sen diyor istisna kazançlardan doğan diyor. Ve gideri diyor düşersin. 9 milyonu KKG yapacaksın diyor. Ona mesela dava açtık, kazandık falan. Yani çünkü yanlıştı yaklaşım idarenin. Bir sürü parametre var. Tamam? Burada önemli değil. Ya onu aramayın arkadaşlar. Burada siz bunu diğer bir şirkette de çünkü farkı yok ki. Sadece bir SPK mevzuatına tabi oluyor. Son tarihte dönüp baktığınızda aynı ana sözleşme mi? TTK'ya göre oluşmuş bir ana sözleşme özü itibariyle. Hocam burada halka açık şirketlerde, borsada işlem gören şirketlerde bazı şirketler kendi hisselerini tekrar satın alıyor. Evet. Aldıktan sonra tekrar satıyor. Evet. Bu işlem emisyon primi istisnasına girer mi, girmez mi? Girmez. Girmez. Olmaz. O kendi hisselerinin hesabıyla ilgili bir süreç var. Onunla da ilgili başka düzenlememiz var aslında da. Hani gene kurum 94. maddeye geri vergi kanununda özel bir düzenleme getirdiler. Yaklaşık 1,5 yıl oluyor. Hani şirketler arkadaşlar kendi hisselerinin %10'a kadar kendileri iktisap edebiliyorlar. Nominal bedelinin %10'una kadarlık kısmını. Ama öteden beri uygulanıyordu. Maliye Bakanlığı buna bir sınırlama getirdi. Kardeşim diyor kendi payını da aldıysan diyor en geç diyor 2 yıl içinde satman gerekiyor. Veya diyor aldığın paradan aşağıda satamazsın diyor. Satarsan diyor %10 tekifat var. %15 tekifat var. Yani, yani şey.
İhsana faydalanmaz o. Emisyon primi değil zaten o. O emisyon primi olmaz artık. O hisse alım satım aslında. Emisyon priminde bir ihraç var. Sermaye arttırımına ilişkin bir ihraç var. Orası sermaye arttırma ihracı değildir. Yok. Hani o ihraç değildir ama. O sadece yürüttüğüm bir o anda, onu da zaten borsada değerler düşmesin diye falan yapıyorlar yani. Başka kurgular var orada. Evet. Ne yaptık? Emisyon prim kazanç istansı. Bu da öyle bir parametre. Kullanılabilir bir parametre. Bizim aslında günlük yaşantıda en çok karşılaştığımız istisna. Taşınmaz, iştirak hisseleri ve kurucu senetleri, intifa senetleri, rüşen haklarının satışı. Daha çok karşılaştığımız aslında taşınmaz satış kazancı istisnası. Değil mi arkadaşlar? Yani nedir? Şirketlerimizde taşınmazlar var. Bunlar satışa konu ediliyor. En çok karşılaştığımız istisnalardan birisi aslında bu. İstisnanın amacı kurumun bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlere daha etkin bir şekilde kullanılması olarak sağlanması ve kurumun mali bir yönünü. Yani burada amaç şu arkadaşlar. Senin elinde diyor. Atıl durumda bulunan bir tane gayrimenkulün var. Gayrimenkul kayıtlarda gözüküyor. 2 milyon. Ama senin de finansmana ihtiyacın var. Ne yap diyor? Sen bunu satıyorsan diyor, mali gerekçelerle diyor. İşte sattın 20 milyona. Ben diyor o 2 milyonla 20 milyon arasında oluşan 18 milyonluk karın yarısını diyor istisna tutayım diyor. Ama diyor bu mali nedenlerle yapılmış bir gerekçe de diyor. O parayı da diyor siz şirketten çekemeyin diyor. 5 yıl diyor fonlarda tutalım veya sermaye ilave edelim diyor. İstisnanın genel amaç ne zaten? Mali yapının kuvvetlenmesi değil mi? Onu sağlamak için getirilmiş bir istisna. Şimdi istisnada yararlanacak olan istisna hükmünden dar mükellefler de dahil olmak üzere tüm kurumlar ve mükellefleri yararlanabilecek. İstisna oranı taşınmazların elde çıkarılmasında %50, taşınmazların elden çıkarılmasında %50, iştirak paylarının elden çıkarılmasında %75 olarak uygulanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu da 2019'da değişti. Yani %75'ti taşınmazlarda da 2019 Aralık ayında değişti galiba. Yani öyleydi. 2019 Aralık'tı. O 75'lik istisnayı 50'ye çektiler. Tamam. Taşınmaz tanımına neler giriyor? Arazi, tapu sücinine ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. İşte nedir mesela? Bir üst hakkı. Ayrı olarak tescil ettirdiniz. İşte veya işte diğer irtifak hakları. Onlar giriyor gene. Onlar da kapsamda. Kap mülkiyeti küçüklüğüne bağlı bağımsız bölümler. Bu istisnanın uygulamasına konu olabilmesi taşınmazın kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bunlar tabii tebliğ düzenlemeleri arkadaşlar. İdare bunu böyle uyguluyor ama yargı organının kararları farklı olabiliyor. Bu nedenle ilgili kurum adına tapuya tescil yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Yani konu ihtirazı kayıtta beyan edilip dava konusu edilebilir mi? Edilebilir yani. Hani tebliğ hükmü böyle dese de. Taşınmaz tanımına taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan parçalarda yani hani işte içerideki kalorifer tesisatı her şeyle beraber yani bütünleyici parçaların tamamı giriyor yani onların ayrıştırılmaz. Taşınmaz tanımı taşınmazın eklensi niteliğinde olan parçalar girmiyor. İşte yanında bir tane özel böyle bir kalorifer binası var. O mesela ayrı değerlendirilmesi gerekir mi? Eklenti mahiyetinde ise ayrı değerlendirilebilir. İştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri. Bunlarda ne var? Gene işte burada iki tane şeyimiz var da birisi taşınmazlar, iki iştirak payları. Anonim şirketlerin ortaklık payları, hisse senetleri, limited şirket iştirak payları, sermayesi payları verilmiş komandit şirketlerin komanditler ortaklarına ait ortaklık payları, iş ortaklıkları, adi ortaklıkların ait paylar, kooperatiflere ait ortaklık payları. Yani işte nedir mesela? Biz iki sahişi olarak inşaat işiyle şey yapıyoruz. İşte nedir? Bursa da işte kamu hastanesinin yapıldığı işle ilgili biz tek başımıza yeterliğimiz yoktu. Bir tane B şirketiyle beraber bir tane adi ortaklık kurduk. Adi ortaklık kurduk. O işi aldık o adi ortaklık bünyesine. Ha yarın öbür gün baktık biz sektör bizim için karlı gelmedi. O adi ortaklık payımızı satarsak da o da bu istisnana faydalanacak mı? Faydalanacak. Tamam? İstisnanın uygulaması konu olarak istisnadaki kıymetler, rüçhan hakları gene mikrofonla bir şey ulaştırırsak. Teşekkürler. Taşınmaza arada kiraya verdik. Satarken geleceğim onlara.
Geleceğiniz mi? Geleceğim. Yani orada bir şimdi var. Orada tabii idarenin görüşü arkadaşlar. Hı. Eğer kiralama yaptıysanız diyor. Arada satarken boş. Satarken boş. Yani ama arada kiraya vermişim. Bununla ilgili bir tane özel örneğimiz gelecek. Tamam. Tebrik'te bir örnek var ama Bakanlık kendi tebliğinde verdi. Kullanarak tebliğinde. Ama özelgelerin hepsi orada boş olsa da 2 yıllık süreyle ilgili genelde hep aksi yönde. Ama tebrikte aslında atıl durumda bulunan bir gayrimenkulün kiraya verilmesi durumunda bunun elden çıkarılması istisna uygulanacağına ilişkin tebliğ örneği var arkadaşlar. Paylaşacağım size. Orada üstünden geçeriz. Tamam. Anonim şirketlerde esamlık olan şirketlerin sermaye artırımında. Bu da rüçhan hakkı ne arkadaşlar? Rüçhan hakkı ne? Bir tane şirket var. Sermaye artırımı kararı aldı. Sermaye artırımı kararı aldığında ona ortak olanların hepsi şirkette o arttırılan sermayeye katılma hakları vardır. Bunun tanımı, hukuki tanımı rüçhan hakkıdır. Ön alım hakkıdır aslında. Tamam mı? Orada bunu alma hakkı kimindir? Öncelikle işte ben %20 bir şirketin ortağıyım. Bir tane daha ortak var. %80. Tamam mı? %82 ortağız. 1 milyon sermayeli. Biz sermaye arttırma kararı aldı şirket. 2 milyon sermaye arttıracağız. 1 milyondan 2 milyon, 3 milyon arttıracağız. 2 milyon ilave sermaye koyduk. Ne oldu? O işte arttırılan 2 milyonun ben %20 ortaktım ya. 400 bin lirasını alma hakkı benim. Benim. Benden başka kimse o hakkı alamaz arkadaşlar. Onun adı rüçhan hakkı. Ben bu hakkı istersen birine satabilirim. O da istisna. Satabilir miyim? Satabilirim. O da bir parasal değer çünkü. Neden? Çok iyi bir şirkette parasal değer olmasın. Benim param yok. 400 bin lira koyamayacağım şirkete. Ama başka bir tane arkadaşım var. Ya bak bizim bu şirket var. Bizim işte havuz işletiyoruz şurada. O havuzdan da böyle bu kadar kar doğuyor. Orada benim bir hakkım var. Nedir? O 400 bin liralık payı dışarıda birine satabilir miyim? Satabilirim. Tamam. Ha bunu tabii TTK... Şimdi geleceğim. TTK açısından şeyle ilgili şartlar var. Ama hayır. Şöyle bir şey. Aslında hukuki olarak yani şimdi çok detaya dağıtmak istemiyorum da hukuki olarak koyamaz aslında. Öncelikli hak benim hakkım. Yönetim kurulunun tabii şimdi tescil edilmemesi eskiden yani tabii ama yani ama yazmanın bir anlamı yok. O eski ana sözleşmelerde vardı. Yeni ana sözleşmeler açısından hüküm ifade etmiyor bu. Çünkü yeni TTK'da 2012'den sonra bu tür hükümlerin geçersizliğiyle ilgili TTK'da şey var, düzenleme var. Aslında öncekilerde de geçersiz. Ya tabii öncekilerde ama TTK biraz da ona açıklık hani tam böyle zımni belki hani yani şeydi ama engel yok yani. Tamam? Yani öyle bir durum var. Bu da satılabilir bir durum mu? Satılabilir bir kıymet. İki tam yıl süreyle aktifte bulundurulma, istisna uygulaması konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde yer alması gerekiyor. En az iki yıl elimize bulunacak arkadaşlar. Tamam? Bunu hesaplarken tabii 730 gün gibi bir gün hesabı yapıyoruz ama burada aslında vergi usulü kanunu sürelerin hesaplanması düzenlenmiştir 13'te mi 14'te mi ne? O 2 yıllık tam süre nedir? Ne zaman işte mesela aşağıdaki örnekten baktığımızda 2. yılın sonundaki aynı güne isabet eden gün bizim için 2 yıllık sürenin hesabında o gün dolmuştur. Nedir? 2 Şubat 2015 tarihinde isabet edilmiş, aktif alınmış bir taşınmazı 2 Şubat 2017 tarihinden sonra satılması bu tarih dahil. Bu tarih dahil diğer şartların yani 2 yıllık süreyi sağladığınızda elden çıkardığınız gayrimenkul açısından gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanıyor musunuz? Gayrimenkul satış kazancı veya iştirak payı satış kazancı istisnasından faydalanıyoruz. Merhaba. İki tam yıl sürede aktifte bulundurma ile ilgili özellikli durumlar. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen iktisatlar. Mesela ben bir şirkete ortağım. Oraya çok böyle oradan bağımlı kalmayayım. Daha böyle örnekle anlatayım. Ben bir şirkete ortağım. O şirkete işte almışız hisseleri 2017 yılında. XAŞ, YAŞ'nin paylarını 2017 yılında almış. Kaç para sermaye? İşte 1 milyon lira. 500 bin lirası bizde. %50 ortağıyız. O şirket iç kaynaklardan sermaye arttırımı kararı aldı. Geçmiş yıllar karlarını sermaye ilave etti. Ne zaman? 1-1-2022 tarihinde sermaye ilave etti. 2 milyonluk geçmiş yıl karı vardı. Onları sermaye ilave etti. Şirketin payı oldu 3 milyon. Ne oldu? Biz 500 bin lira para koyduk. Hisseleri 500 bin liraya aldık. Şu anda ne var?
%50'sine sahibiz. Şirketin payları ne oldu? 3 milyon oldu. Değil mi? İşte bu hisselerin yeni 1-1-2022'de sermaye artırımı ile ilgili bizim bedel ödemeden aldığımız hisselerin de iktisap tarihi olarak eski hisselerin iktisap tarihi dikkate alınıyor arkadaşlar. Yani o hisselerin de 2017'de aldığımızı kabul ediliyor. Yani daha doğrusu öyle kabul ediliyor. Tamam. Böyle çok kenarda dolaşan düşeceğim bir gün burada. Ben. Böyle şuradan böyle arada kopya çekiyorum da ondan dolayı yani. Evet. Devir ve bölünme hallerinde iktisap tarihinin dikkate alınması. Ne yaptık? İki tane şirketi devir yoluyla birleştirdik. Veya nevi değişimi yaptık. Limited şirketi anonim şirkete çevirdik. Limited şirketi anonim şirkete çevirdik. 19 ve 20. maddeler kapsamında tabii. Burada hani kurumlar başkanlığı 19 ve 20 kapsamında yaptığımız bir nevi değişimi veya devir var. İki şirket birleşti devir yoluyla. İşte burada da 2 yıllık sürenin hesaplanmasında arkadaşlar öbür şirkette geçen süre de dikkate alınıyor. Tamam? Yani nedir? Bir şirket vardı, bir tane gayrimenkul almış 2017 yılında. 2022 yılında o şirketi bütün mal varlığıyla aynen ve kül halinde bu şirkette getirdik. Devir yoluyla birleştirdik. 2022'nin Ocak ayında. 1 Ocak'ta. 3 Ocak'ta da o gayrimenkul, şirkette bir tane gayrimenkul vardı. O gayrimenkulle sattık. Orada işte 2 yıllık sürenin hesabında o şirketteki sürede dikkate alınıyor. Tamam mı arkadaşlar? İnşa halindeki binalarda gene ondan bahsedelim. Kurumlar inşaat henüz tamamlanmayan. Burası önemli bakın arkadaşlar. Burada İnşaatı en az tamamlanmadıysa bir tane arsamız var. Arsamıza bir şey yapıyoruz. Bina yapacağız. İnşaatımız bitmeden bizim orayı satmamız gerekti. Paraya ihtiyacımız var. Satmamız gerekti. Tamam? İşte o durumda bina bitmediği için bina bizim için satılabilir bir unsur değil. Bu iş sana faydalanamaz. Tamam? Tapuya tescil gerekiyordu ya. Arsaya isabet eden kazanç istisna olacak. Arsaya isabet eden kazanç istisna olacak. Bina kısmına, inşaat kısmına isabet eden istisnadan faydalanamaz arkadaşlar. Tamam? Tabii yani. Ama o da aslında hani şimdi hani biz bunu hemen satacaksak aslında önemli bir şey söylüyor Muharrem Bey. Şöyle biz bu binayı satacaksak finansal olarak zora girdik. Bir tane kendimize güzel bir fabrika binası yapıyorduk ama kredibilite bozuldu, iş durumumuz bozuldu, o bozuldu, bu bozuldu. Paraya ihtiyacımız var. Şimdi fabrika binasını bitirip satarsak sürenin başlangıcı o fabrika binasını bitirdik gittik. Yapı kullanım izin belgesine oradan başlayacak. 2 yıllık süre. O zaman arsanın satışından elde ettiğimiz kazanç da istisna faydalanamayacak. O zaman yapı kullanım izin belgesini almadan satarsak en azından arsadaki istisna faydalanma. Ufak bir vergi planlaması aslında bakın arkadaşlar. Çünkü bazen nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir işten bitiyor. Bazen bize geliyor böyle getiriyorlar. Bir iş bitmiş. Yani çözüm bulalım diye. Ya diyorsun. Yani 20 gün önce gelseydiniz çözerdik bu işi. Artık çözüm yok. Ya. Yapı kullanım izin... Şimdi burada şey... Size aslında gene bir mikrofon şöyle sordu. Burada diyor yapı kullanım izin belgesi mi, cins tahsisi mi diyor. Tapu tescil mi? Şimdi tapu tescille ilgili bakanlığın tebliğ bazında şöyle bir açıklaması var. Eğer diyor yapının diyor tescil sonra da gerçekleşse. Tescil mesela nedir? Biz binaya başladık yapı kullanım izin belgesini. O gün işte geldi yapı kullanım izin belgesini aldık. Ertesi günde yoklama memuru geldi. Bir yoklama tutanağı düzenledi. Elektrik suyu bağlattık. Yoklama tutanağı düzenlendi. Geldi tespit yaptı. Tapuya tescili biz çeşitli nedenlerle 8 ay sonra yaptık. Burada bakanlığın tebliğ bazında yaptığı düzenlemesinde şunu söylüyor. Burada diyor tapuya tescil var ama diyor eğer diyor kullanım diyor işte elektrik su kullanımı, yapı kullanım izin belgesi, işte Maliye Bakanlığı personelinin tuttuğu tutanakla tespit edilebiliyorsa da 2 yıllık sürenin hesabında orada geçen sürede dikkate alabilirsiniz diyor. Yani tebliğ düzenlemesi var bununla ilgili. Şey, fiili kullanım ya zaten arkadaşlar işin ruhu o olması lazım. Bakın neden biliyorsunuz mu? Biz de tabii şimdi biz
Şimdi bunun neden öyle olması gerektiğini söyleyeyim ben. Şimdi vergi kanunları ile ilgili uygulama nerede düzenleniyor? Vergi Hususu Kanunu madde 3'te hükmün nasıl uygulanacağına ilişkin hususlar düzenlenmiş. Şimdi nedir? Hükmü nasıl düzenleneceği? İşte diyor lafzı ve ruhuyla hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı ya durumda diyor kanun yapısındaki diğer maddelerle bağlantısı. Sonra da geliyor değil mi? Bir uygulama ile ilgili detaya giriyor. Ne diyor? İktisari, ticari, teknik icablarla da diyor durumun uygunluğuna bakmak lazım aslında. Bu örnek işte aslında oraya kayıyor arkadaşlar. İktisari, ticari, teknik icablar burada uygun mu? Benim o binayı kullandığıma ilişkin ispat, zaten bakanlık da onu düşünerek o tebliğ açıklamasını yapıyor zaten arkadaşlar. Bakanlık da oraya giriyor aslında. Ticari icap onu gösteriyor değil mi? Gelmiş, yoklama memuru, tutanağı tutmuş şey. Bunu bir sürü yerde kullanıyoruz aslında. Yani nedir mesela? Geldik, yapı kullanım izin belgesini aldık. Şimdi adam biz ihracat yapıyor şirketimiz. Şimdi mesela başka bir kez sunalım. Şimdi bir sürü yerde aslında sadece bu istisnalarda değil. Hayatın bir sürü yerinde var aslında. Şirket nedir? Bir tane fabrika binası yapmışız. Fabrika binası bitmiş. Ama daha tapuda işlem yapmamışız. Bitmemiş tapudaki işlem veya işte yapacağımız başka şeyler var. Ben bu ay ihracat yapıyorum abire. O binanın katma değer vergisinin iadesini alabilir miyim? İhracattan dolayı alabiliyorum değil mi? Amortisman tabi ihsal hükümetlerinin iadesini isteyebiliyorum. Değil mi? Ne yaparım ben orada? Hemen ne yaptırıyorum ben firmama? Çağırın diyorum yoklama memurunu. Hemen diyorum bizim orada faaliyete başlamışız. Elektriği bağlatmışız. Makineleri koymuşuz. Üretim de başlamış. Çağırtıyorum. Bir tane yoklama tutturuyorum. Tamam diyorum ya 1 Haziran'dan itibaren 1 Haziran tarihte tutturduğum yoklamada ne yapıyorum? 1 Haziran'dan itibaren o binanın maliyetiyle ilgili katlandığım katma değer vergisini iadesini isteyebilirim. Hani bakın sonuçta ne dedim? Kurgu bu. Hani genelde aslında bu şeyleri düşünmek gerekiyor. Hani aslında zaten işimiz o ya. Hani aslında bizim işimiz. Hani hepimizin işi. Biz aslında doğru zamanda doğru önleyici tedbirleri almak hepimizin işi. O kurguyu kurabilmek. Hani ne yazık ki hani yapamıyoruz bazen. Hani olmuyor. Çünkü çok derin bir iş külfeti var. Tamam? Evet. Kılıçdaroğlu boşluk arıyorsun. Kim? Boşluk. Başkanlarımız dedi. He. Boşluk arıyorlar dedi. İşimiz yok. Ya. Bir ya boşluk arama değil tabii. Ya tabii boşluk arayacağım. Şimdi hani sonuçta son tarihte benim görevim ne? Danışmanlık arkadaşlar. Ben danışmanım. Hukuki olarak boşluğu değerlendireceğim. Hani bunun şeyi yok. Mesela bakın şimdi birkaç gündür şey tartışıyor. Şimdi boşluk neden değerlendireceğim? Mesela ek vergi uygulaması. Şimdi görüyorum böyle paylaşıyorlar. Zarar varsa da diyor ek vergi ödemek külfetindesiniz diyor. Şimdi mesela istisnadan faydalanıyorsunuz. Şirket 3 milyon zararla kapatmış. 5 milyon başka bir nedenden iştirak kazancından istisna var işte. Hani veya işte başka bir nedenden istisna var. Ne oldu? Zararım benim 8 milyon çıkıyor ya bunlar. Zarar arttırıcı maddeydi ya. Zarar arttırıcı ne oldu? 5 milyondan diyor %10 vergi ödeyeceksin. Şimdi ben tabii bu yorumları yazıyor insanlar. Benim hep kültürüm şudur arkadaşlar. Ben okuduğum şeyi bir daha okurum. Ben çoğu kanun maddesini hiç okumadıysam belki 5000 defa okumuşluğum vardır yani. Çünkü benim şöyledir. Beni birisi arasın bir şey sorsun. Ben aynı maddeyi bir daha o anda onunla konuşurken mutlaka açar bir daha okurum. Bir daha okurum. Bitmiyor yani. Hani. Şimdi aynı maddeye daha bu yorumu dün akşam oldu bu. Dün akşam biri paylaştı LinkedIn'de gördüm bak. LinkedIn'de birini paylaştığını gördüm. Açtım maddeyi bir daha okudum. Bakın işte bir daha okumanın ne demek olduğunu. O maddede ne yazıyor biliyor musunuz? Kazanç diye yazmış adam. Ben mesela o şirket öyle bir şirketim olsa benim ben iş gözünün yaşına bakmam. O ek vergiye dava açarım arkadaşlar. Bakın Anayasa Mahkemesi'ne taşımak için değil. Şimdi o boyutu var. Orası ayrı boyut. Ama lafız zaten vergilendirmeyi doğurmuyor. Kazanma ihtimaline çok yüksek bana sorarsan. Bakın hani anlatabiliyor muyum? Bizim işimiz zaten o. Biz hep kelimelerle oynuyoruz. Yani hani aslında baştan sona yaptığımız iş o. Kelimelerle oynuyoruz. Hani ben eğitimlerimde de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani normalde ben hani İYMM sınavına hazırlananlar veya başka nedenlerle dersler veriyorum. Üniversitede hocalık yaptık falan. Yine bu vergi odaklı yüksek lisans programlarında falan. Kelimelerle oynadığımız bir iş. Orada da mesela açtım işte dedim burada kazanç yazıyor bak dedim. Bu kavram onu kurtarmaz. Burası dedim daha görüş yanlış bence yani o arkadaşım paylaştı. İyi de bir vergici yani aslında onu paylaşan iyi bir vergici yani baktığınızda takip ettiğim insanlardan birisi çok iyi vergici. Ama gözden hepimizin gözünden kaçıyor. Bakın bunu kimse şey yaptı. Benim de yaptığım bir sürü hata var. Hani bu iş çünkü bugün şey oldu da bizim bu işi biliyor demek ben hep şunu derim. Bu işi biliyorum demek ahmaklıktır. Bilmek gibi kavram yok burada arkadaşlar. Hepimiz her an şey yapıyoruz. Buyurun.
Üstadım hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk. Ben bir konuyu anlayamadığım için size soru soracağım da 1997 yılında kurulan bir kooperatif var. Kooperatifte üyeler var. Üyeler 1997 yılından beri hisseleri aldılar. Geldik sene 2023 yılına geldik. Şimdi bu rakam... Gerçek kişiden bahsediyoruz değil mi? Kooperatif üyelerinden bahsediyoruz. Kooperatife alınan yerler. Gerçek geldik. Kişilerden bahsediyoruz. Güzel, evet, gerçek üyelerin kişiler. Hepsi gerçek kişi değil gerçek mi? Kişiler, gerçek kişiler. Tamam. Tamam. Şimdi bunlar... Şimdi şeyi ayırmaya çalışıyorum. Tabii. Gerçek... Hangi kanundan söyleyeceğim onu ayırmaya çalışıyorum. Gerçek kişiler bunların hepsi. Tamam. Şimdi sene geldi 2023 inşaat maliyetleri o kadar yükseldi ki o nedenle o gerçek kişiler bu oralara yapılacak olan binaları, iş yerleri, kooperatifini kendileri ifade edemeyecekler. Yani toparlayamayacaklar, yapamayacaklar. Biz bunları şimdi bu gerçek kişilere bu kooperatifteki hisselere oranında bu kişilere bölsek buradaki kazanç durumu ne olur? Onu soracaktım. Şimdi tahsisleri yapmadınız değil mi? Yok, sadece arsa olarak, tarla olarak aldık. Tarladan arsaya geçti. O kadar duruyor tahsisleri öyle. Tahsisleri yaptınız mı? O şekilde. Tahsisleri hiçbir şey yapmadık. Tahsisleri yapılmadı değil mi? Ortak payları verilmedi değil mi? Yok, verilmedi. Hiçbir şey yapılmadı. He. Ne bina yapıldı ne bir şey yapıldı. Hiçbir şey de bölünmedi, edilmedi. Şu anda ne yapacaksınız? Şu anda işte karar aşamasındayız. Yani inşaatı yapamıyoruz. Tasfiye mi edeceksiniz kooperatifi? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani eğer kişilere, şahıslara, üyelere bölebilirsek yerleri kendi oranları dahilinde. Şimdi bölersek tabii... ve bize çok fazla bir mevzuatı anlayamadığımız için orada da çok fazla bir kar çıkmaz ise kişilere bölüştürüp oradaki gerçek kişilere bölmek istiyoruz yani yeri. Payları oranında. Kooperatifine dönüşecek. Kooperatif amacını tamamlamış. Ama tabii işte kooperatifin tüzel kişiliği tamamen değişti. Yapı kooperatifi miydi, arsa kooperatifi miydi? İş yeri yapı kooperatifi. Yapı kooperatifi. Arsa. Tarladan arsaya dönüştü. Buna bir kafa yormam lazım. Çok böyle şey bir konu değil bu. Hani yani şanslar olsaydı, tahsis yapsaydınız. Arsanın değeri. Neler sordum? Tahsis yapsaydınız. Evet. Konuyu mükerrem madde 85'in parantez içinde gelir vergisi kanunu düzenliyor. Çok net bir şekilde. Yani onu söylerdim. Oradaki kazanç ama durumu tahsis, ne oluyor? Bir de o var. Tahsis tabii. Yapmadıysanız orada biraz şey sıkıntı. Bunu arsa kooperatifine çevirip tahsisleri yaparsanız burada aslında çözüm şöyle olabilir. Peki şahıslar satacak mı? O da önemli. Orada başka bir vergi parametresi ama tabii o kişileri ilgilendirecek bir konu. O kişileri ilgilendirir, evet. Şunu yapabilirsiniz burada. Hani çözüm olarak kooperatifin tüzel kişiliğini değiştirirsiniz. Arsa kooperatifine çevirirsiniz. Daha sonra arsa kooperatifinin tahsislerini yaparsınız. Tahsislerin yapıldığı tarih itibariyle gerçek kişilerce o iktisadi kıymetler mükerrem madde 85'in parantez, yani bu gelir vergisi kanunundan bahsediyorum, onu söyleyeyim size. Onlar o tarih itibariyle iktisadi kıymetleri o arsaları iktisap etmiş olurlar. Ondan sonra 5 yıllık sürede satarlarsa vergi de olmaz. Güzel olur. Anonim şirkete dönsek de şeyi değiştirmez ama. Ha, anca ne yaparsınız? Devir yoluyla bireylere kısmi bölünme yaparsınız. Ama burada kısmi bölünmeden tarhiyat yersiniz. Neden? Çünkü kısmi bölünmede şirketin tam bölünme yaparsanız kurtarırsınız burayı. Şöyle ha, bir yöntem daha olabilir. Bunu anonim şirkete dönüştürürsünüz. Ondan sonra tam bölünme yaparsınız. Her ortağa tam bölünme kapsamında paylarını devredersiniz. Şirket ortaklık payları şeklinde süreci yönetebilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Baya böyle şey oldu ama. Biraz karışık oldu ama yani. Oluyor bak arkadaşlar, zaten neden düşünmek? Bu iş nasıl bir şey biliyor musunuz? İşte bilmek dediğim o zaten. Bazen taşları bir oynatıyorsunuz. Başka keyifler çıkıyor. Veya başka sonuçlar doğuyor. Tamam. Taşları oynatıyorsunuz. Başka keyifler veya başka sonuçlar çıkıyor. Tamam. Ha, anonim şirket dönüştürseniz şey... Orada da 2 yıllık süre işte satarken sorun olacak konulardan birisi orası da. Kişiler ne yapacak? O. Tamam. Haydi. Yani neydi? Aynı kuruma ilişkin birden fazla farklı tarihlerde hisseler aldıysak. Önce %10 ortaktık. Sonra bir %30 pay aldık. Sonra bir %20 pay aldık. Değil mi? Bu da olabilir. He? Aynı şirkete birden fazla pay alabilirim sırayla. Bunları daha sonra satarken de ilk giren ilk çıkar uygulanıyor arkadaşlar. Tamam. Bir de şirketler finansman amacıyla bazen şunu yapabiliyor arkadaşlar. Son dönem hani revaçta da hani şirketlerin bir kısmında özellikle öz kaynak yetersizliğinde
Sat geri kirala al, yani leaseback deniliyor. Yani bizim hukukumuzda işte yani vergi mevzuatında tanımlaması sat, kirala, geri al kavramı var ama leaseback diye daha çok böyle şey. Elimizde bir tane gayrimenkul var veya başka mahiyette bir varlık var. Bunu finansal kiralama şirketine satıyoruz. Finansal kiralama şirketine. Bununla ilgili örnek yapacağım. Hani göstereceğim size. Satıyoruz. 3 yıl kiralıyoruz oraya bir tane fabrika binası. Yaptınız mı? Yapmış bir arkadaş var mesela yani. Satıyoruz. 3 yıl kiralıyoruz. Fabrika binamız var. Bitirdik fabrikayı. Para yok cepte. Üretime başlayacağız. Ne oldu? Finansman olarak nereden bulacağız? Fabrikayı satıyoruz. 10 milyona kırdığımız fabrikayı 30 milyona karşı tarafa satıyoruz. Daha sonra bize kiralıyorlar. 3 yıl kiralıyoruz. Finansal sorunumuzu çözüyoruz. En son 3. yıl sonra bize yeniden devrediyorlar. İşte bizim bunu daha sonra da bu aldık ya bu şeyi. Binayı. Aldıktan sonra fabrika binasını da 6 ay sonra satıyoruz. İşte 2 yıllık süremizin hesaplanmasında o sattık, kiraladık, en son bize döndü ya, bu sürelerin hepsi dikkate alınıyor. Tamam mı? Onun mülkiyetinde geçen süre de, çünkü mülkiyeti devrediyoruz ona, onun mülkiyetinde geçen süre de 2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıyor. Tamam mı? Buralar önemli aslında. Yani şöyle, çünkü bazen alternatif arkadaşlar bunlar neden önemli? Bankacılar çünkü firmaları çok yönlendiriyor bu tür şeylere. Oralarda da karşınıza bu case'ler çıkabiliyor. Yani şöyle olun, böyle yapın. İşte biz diyor size şöyle bir finansal olanak yaratırız diyor. İşte orada bu senaryo çıktı karşınıza. İşte bir sürü case'i değiştiriyor. Onlara hep kafa yormak. Burada en önemli konu, tabii bunları tek taraflı düşünmeyin. Biz burada kurumları anlatıyoruz ama bunun 17.4R ve 4R'de şeyimiz var. Gayrimenkul satış kazancı ve iştirak hisselerinin elden çıkarılması ile ilgili kapma değer vergisi kanunu 17. maddesinin 4R bendinde kapma değer vergisi istisnası var. Sat geri kiralada da 17'ye U bendinde istisna var. Ayrıca onları da kafa yormanıza fayda var. Yani, tamam? KDV boyutuna da bakmakta fayda var. Tamam? Şimdi burada önemli konu ne? Tabii bu istisnanın hep böyle sürelere baktık. Bu istisnanın en önemli konusu ne arkadaşlar? Satış kazancını fon hesabına almanız gerekiyor. Satış kazancını fona almıyorsanız, istisnadan faydalanamazsınız arkadaşlar. İstisnaya ilişkin haklar öldü. Bay bay. Tamam? Eskiden yargı çok takılmıyordu ama son dönem yargı da şey yapıyor, olumlu kararlar vermemeye başladı, tamam? Fona ne zaman alacaksınız ama? Fona satışı yaptığınız tarihte almıyorsunuz. Çünkü bakanlık şunu söylüyor, ben diyor beyannamede diyor istisnayı göreceğim diyor. Ne zaman atıyorsun fon kaydını? Yıl bitiyor, 31-12 mesela. İşte mesela ek vergi de şu anda tam işlerine yarayacak yani ya, onun da şeyi, değil mi? Sen diyor ne yapacaksın diyor 31-12'de diyor gelir tablosunda o kazancı göreceğim ben diyor. Sonra diyor beyanname üzerinden indirimi istisna yapacaksın diyor. Düşeceksin diyor az vergi ödeyeceksin. Fon kaydını diyor 1-1-2023 tarihinden 22 için konuşursak işte beyanname verme süresinin sonuna kadar. Yani işte 25'i normalde işte 25 Nisan'da da hani işte ne olacak? 2 Mayıs olacak bu sene mesela. Hani o tarihe kadar fon kaydını 60 almak zorundasın. Fon kaydı yoksa istisna gidiyor. Fon kaydı esas itibariyle 549 hesap. 5 kodlu başka bir hesabın altında takip etmemiz ille de hesabın isminin özel fon olmasını gerektirir mi? Arkadaşlar bu yoksa bu da bir fon hesabı mıdır? Arkadaşlar bu tek düzene uymamaktır ya. Tamam. Yani şimdi siz ısrarla bunu söylediğinizde böyle bir şey... Bu tek düzen uymak. Şimdi bizde son dönem usulü bazı şeyler esasa müessir olmaya başladı. Bu söylediğinizin bizim vergi kanunlarındaki şimdi mesela ben onu oraya yapmadım da 549 değil 547'de ben kendime bir hesap açtım. Orada evet. Salladım ismini. Tamam mı? Yaptım öyle. Canım öyle istedi. Ben muhasebeyi öyle tutuyorum. 547 yat. Bunun bu istisnadan faydalanmanızın önüne geçmemesi lazım arkadaşlar.
Çünkü şeyde özel bir fon hesabı diyor fon ve 5 yıl süreyle şirketten tabii, işletmeden çekilmemesi. Bunlar. Bunları sağlıyorsam ben 549 evet. atmadım diye bana İstanbul'a kardeşim bana mesela gelse böyle müfettişi biri dese kardeşim evet. derim ya senin yapacağın belli. 353'e göre tek düzene uymamaktan bana usul cezası kes. Ben o hesabı kullanmadım bunu kutsadım. Sen benim keyfimin kahyası mısın? Değilsin. Sen bana cezanı kesebilirsin. Hani senin yapacağın bu. Benim istisnamın yokluğu hükmünü doğuracak bir yorumlama yapılamaz mı? Teşekkür ederim. Evet. Fon hesabında kazanç tutarı mükelleflerce sermaye eklenmesi mümkün arkadaşlar. Bu tutarı sermayeye ilave edebiliyorsunuz. Ama 5 yıl içinde başka bir hesaba da nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması durumunda istisnaya ilişkin şartları bozduğunuzdan dolayı vergi ziyanına sebep oluyorsunuz. Yani ne yaptık biz mesela örnek? 2022 yılında biz gayrimenkul satış kazancı bir tane gayrimenkulümüz vardı. 1 milyonluk gayrimenkulü 3 milyona sattı. 2 milyon yani tamam hadi vereyim öyle ne yapayım? 1 milyon 3 milyona sattık. 2 milyon kazanç var. %50'si istisnaydı. 1 milyon kazanç istisnam var. Bunu fon kayıtlarına attım. Fon kayıtlarındaki parayı yani kaynağı para değil aslında. Hesabı aslında arkadaşlar öyle diyeyim. Daha doğru tabir o. Parayı kullanacağım zaten. Mal aldım, o sattım, bu sattım. Yani para kullanacağım. Fon kaydında o özel öz kaynakların altında gözüken fonu işletmeden çekerseniz ne yaptınız? Fona kar dağıtım yaptınız. Vereceğim. Kar dağıtım kararı aldınız. 1 milyonu da ortaklara dağıttınız. Ne zaman dağıttınız? 2022, 23, 24, 25, 26, 27. 2027 yılında dağıttınız. Zaman aşımı süresi bitiyor ya. Uyanıklık yapalım dediniz. Değil mi? He? Olmaz mı? Olur. 2027'de işte diyor nedir? O şartlar altında 2022 yılında tarhiyat yapılması lazım. Tamam mı? 2022 yılına yapılıyor bakın. Parayı çektiğiniz tarihe değil. 2022 yılına. Peki bunu 2030 yılında yakaladılar. 2022'ye tarihat yapabilirler mi? Başka case söyleyeyim. Hadi bak. Biraz vergi usulüne gittim ama. Hani böyle başka deryalar. Bizim zaman aşımı sürelerde normalde zaman aşımı ne? 5 yıl. Ama şarta bağlı muafiyetlerde ve istisnalarda şartın ihlal edildiği yıldan itibaren başlar 5 yıllık süre. Yani 27'den başlayacak. 28, 29, 30, 31, 32, 2032'ye kadar yakalayabilir. Maliye Bakanlığı 2022 yılına tarihat yapabilir arkadaşlar. Böyle zaman aşımı sürelerin yani en böyle en dibinde böyle bir tane yerde yazıyor yani. Tamam? Yani gırttık diye düşünmeyin. Tamam? Ha, nasıl yırtarsınız? 2022'ye matrı artırımı yaparsanız yırtarsınız. Zaten tarihat yap. O da bak başka case oldu şimdi. Haydi bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Heh, pardon. Merhaba Üstad, hoş merhaba, geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Sunumlarınız için teşekkür ederiz. Benim sorum taşınmaz istisnası ve özel fonlara alınma ile ilgili. Ben de bir mükellefim var, inşaat firması. Malzeme alsat yapıyor. Yıllar önce de ana sözleşmeye işte taşınmaz alsat, kirala, yapma, etme, devretme hepsini yapmış. Sonra tabii arsa aldı bu kuruluşundan sonra. Bir 10 dönümlük arsa. Hiçbir şey yapmamış. Boş, atıl. Tabii bunu sattık. 2 yıl o KDV'den tamam, evet. sonra sattık. Tabii biz buna kazanç istisnası uyguladım. KDV tamam, sıfır evet. yaptım. Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterdim. Bütün gösterdik. Şartları sağladım ben. YMM raporunda yazdım. Yazdırdım. Tabii. Ondan tamam. sonra 549 özel fona aldım ben onu. Onu. Tamam. Tabii şansımıza da o ara matra artırımı çıktı. Biz tereddütte kaldık. Ana sözleşmemizde al sat kirala var. Hani biz yaptınız. Buradan KDV'den yırtamayabiliriz diye bir düşündük soruyu, onu. Yani, sadece sıkıntımız yani şeyden, oydu. Kurumda, bakanlığın görüşü. Evet. Şimdi bir bitireyim ben ondan sonra anlatayım. Ondan sonra tabii 549 özel fonlardakinde ben işte genel kurulu yaparak sermaye ilave etmeyi tamam. düşünüyorum. İşte matra artırımı yaptık. Sadece kurumlar olarak yaptık. KDV olarak yapmadık biz orada. Bu konu hakkında fikir ve düşüncelerinizi şöyle, merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bu katıldığım bir görüş değil arkadaşlar. Bence saçmalığın daniskası. Onu söyleyeyim. Bakanlığın yaklaşımı şu. Kardeşim diyor sen diyor ana sözleşmeye diyor inşaat yazdıysan diyor sen diyor bu iş sana faydalansın. Ben aslında ne yapıyorum? YMM şirketiyim ben. Bak şimdi hani nedir? Gayrimenkul alım satımı da yazdık.
Tapuda sorun yarattılar bize. Gittik yazdık hadi. Eskiden yaratıyorlardı çünkü. Hani son dönem yaratmıyor. Yazmışız ana sözleşmeye de. Ben yememe şirketiyim ya. İşte İzmir denetim yememe AŞ. Şimdi bana ne diyecek bakanlık? Sen diyor bunu satıyorsun. Senin diyor ana sözleşmende böyle bir hüküm varsa, böyle bir sürü özelgesi var bakanlığın. Bir sürü özelgesi var. Senin diyor ana sözleşmende böyle bir hüküm varsa diyor, sen diyor bu iş sana faydalanamazsın diyor. Ama arkadaşlar bu yasal bir yorum değil. Buradaki aramanız gereken kanundaki o tabir şu. Faaliyeti inşaat olacak şirketin veya o iktisadi kıymetin alım satımı olacak. Siz varlıklarınızı, bu maddenin getiriş gayesine, varlıklarının atıl durumda bulunan varlığını sen diyor nakde dönüştür diyor. Ana gayesi o. E sonuçta kardeşim benim paramı nasıl değerlendireceğime sen karışmaman lazım değil mi? Sonuçta iktisadi olarak burada ben kaynağımı istediğim gibi değerlendim. Ben de para kazanmışım. O parayı bir yerde harcayacağım. Gayrimenkul yatırımı yapmışım. Benim ama işim şey değil. Bir tane gayrimenkul almışım ben. İşim bu değil. Bir yatırım yapmışım. Şimdi sen benim bunun ticari organizasyon bütünü olarak değerlendirme doğru bir yaklaşım değil. Ha burada ben güvenli limanda kalayım diyorsanız, şimdi dönüp sizin konunuza döndüğümde, çünkü bununla ilgili şu anda bir vergi incelemesi geçirseniz kesin size tarhiyat yaparlar. Onu söyleyeyim size. Kesin tarhiyat yaparlar. Yani kesin tarhiyat yaparlar. O kadar net söyleyeyim. Çünkü neden? Özergeler var. Müfettiş size tarhiyat yapmasa bile okuma komisyonu özergeleri dikkate almak zorunda arkadaşlar. Raporlarını okurken, müfettişlerin raporlarını. Ve özergeye göre işlem tesis etmeleri gerekiyor. Ondan dolayı size tarhiyat yapma. Bana sorarsanız güvenli limanda kalmak açısından maddi artırım yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Tabii bu maliyet veya şey analizi arkadaşlar. Yani şimdi orada devasa bir maliyet çıkıyorsa daha sonra kavga ederiz. Hani her meydan, her kim kimi yenerse yani hani ondan sonraki süreç o. Dava açarsınız. Davada kazanırsınız bunu. Onu söyleyeyim size. Hani burada çok şey yok. Yani hani şey, bir şey yazmanıza da gerek yok. Bizim faaliyetimiz bu değil. Ondan dolayı istisna faydalanabiliriz diye bir tane dava dilekçesi verin. Mahkeme zaten sizin deyinize karar verir yani. Öyle değil. O kadar. Başka bir şey yapmanıza da gerek yok. Yani o. Çünkü vergi mahkemeleri arkadaşlar re'sen kendileri hukuki durumu sağlamakla yükümlülük altındalar. Re'sen araştırma ilkesi var vergi yargısında. Evet. Hocam burada 5 yıllık süre ay kesri midir? Takvim yılı sonu mudur? Yok. Şeyden sonra. Yılından itibaren. Evet. Günü gününe değil. Takvim yılının sonu o zaman. Tabii. Şeyle ilgili 5 yıl içinde başka bir hesaba. İlave dışında 5 yıl içinde. Bir sonraki yıldan başlıyor. Yani satış bir sonraki yıldan başladı ama. Tabii. Fon. Fona satış... attığınız yani. Ama ay kesri olmaz orada. 5 yıllık süreye bakacaksınız. Tamam. Takvim yılının yani, sonu takvim anladığım kadarıyla. Peki bir de şu konudaki şeyi soracağım hocam. İstisnadan faydalanmak için aslında yeminli raporu geleceğim şartı şimdi. Yok. Var. Var arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar var. Mali müşerlik, yeminli mali müşerlik. Yeminli mali müşerlik 5 nolu şeyde var arkadaşlar. Şimdi onun şeyini tartışmayalım artık. Neden? Eskiden bu şey boştu, ayağı boştu. Bakın şimdi dönelim oraya. Evet. Şimdi onunla ilgili başkanım bir izin verin. Geleceğim oraya, orada üstünde konuşalım, tamam mı bunu? Hani geleceğim, slaytım da var. Geleceğim şimdi. Orada bunu derinleştirelim biraz daha. Yani neden geliyor, hangi nedenle geliyor, eskiden var mıydı, şu anda var mı yok mu, hepsini teker teker değerlendirelim. Hocam fon konusunda soracaklarım var ama geldiğinde sorarız. Ben esas şu 2 yıllık sürede takıldığım bir yer var. Varlık Barışı Kanunu yürürlükte. Gayrimenkulüm orada da cümle şöyle giriyor. Gerçekte işletmeye ait olduğu halde diyor. Tamam. Geldim. Varlık barışında koydum şirkete. Bir ay sonra da sattım. Tamam. İstisnadan yararını alır mıyım? Gerek yok ki istisnadan. Zaten rahiç bedeliyle koyuyorsunuz ya şirkete. İstisnadan faydalanacak bir şey yok aslında. Şimdi şöyle bir şey. Bakın o varlık barış kanunu şunu düzenliyor ama bakın. Sen diyor varlık barışında diyor iktisadi kıymeti koyarken diyor o iktisadi kıymetin rahiç bedeliyle koyacaksın diyor. Tamam. Rahiç bedeli nedir iktisadi kıymetin? Zaten o anda piyasada alım satıma konu edilen değeridir. O zaman şöyle sorayım. 1 yıl sonra sattım. Ha 1 yıl sonra sattınız. Sonra. Evet. Şimdi burada elde etmek ile ilişki. Tamam. 2 yıllık sürenin hesabında aksi yönde bana sorarsanız bunu mesela doğrudan idare uygulamaz da. Bu mesela ihtirazlı kayıtta dava konusu edilebilecek bir konu. Zaten varlık barışının en ya çok kullanılan... Ya da tespit edilince dava edilecek. Evet. Varlık barışının en çok kullanılan parametrelerinden biri neydi? Şirketler varlık barışına gayrimenkulü koydu. Tabii çok da böyle açık ediyoruz biz yani. Beni çok da konuşturmayın. Çok konuşturuyoruz beni bazen. Hani... Açmak istedim hocam sadece. Ya, o kadar açmayalım ama. Tamam.
Yani saydamlıkta kalsın. Varlık barışıyla aktardık şirkete, sonra da sattık işte. Yani. Varlık transparan olmasın diyorsunuz. Transparanlığa dönmesin. Tabii tabii. Ondan sonra bak risk analiz sistemini bir çalıştırırlar. Aman Allah. Haydi. Çekiş olarak kabul edilmemektedir. Tamam. Evet. Maliyet. Bir de şimdi önemli konulardan birisine satış bedelinin tahsili konusu arkadaşlar. Satış bedelinin tahsili. Satış bedelini satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil etmemiz gerekiyor. 2 yıl bekleyeceğiz. İkinci yılın sonuna kadar. Ne oldu? İşte maliyet bedeli 300 bin lira olan bir taşınmazın 2018 yılında 1 milyon TL'ye vadeli olarak sattık. Satışa ilişkin tahsilat 2018 yılında 300 bin TL, 2019 yılında 300 bin TL, 2020 yılında 200 bin TL, 2021 yılında 200 bin TL olarak tahsilatı yaptık. Şimdi ne oldu buradaki durum? Ne diyor? Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar. Ne olacak? 2018 yılında 300 bin, 2019 yılında 300 bin, yani 2018'de satışı yaptığımız yıl, onu takip eden ikinci yılın sonuna kadar, 2019-2020 yılına sonuna kadar satış bedelinin tamamının tahsili gerekiyordu arkadaşlar, tamam? Mutlak surette ikinci yılın sonuna kadar tahsili gerekiyor. Ne oldu? Baktığımızda bizim istenen faydalanan kazancımız da 700 bin, işte 300, 1 milyonla 300 bin arasında 700 bin lira kazancımız vardı. 350 bin lira istenen faydalandık. Ama dönüp baktığımızda mevzuat ne diyor? Bazen bu tahsil daha sonraki yıllara irade olarak doğmayabilir, değil mi? Birini sattık, adamla anlaştık sözleşmede. 2020 yılında bize paranın tamamını ödeyecekti. Biz de ona göre istenen faydalandık ediyoruz. Ama adam daha sonra 2021 yılında ödedi 200 bin lirayı. İşte o şartlar altında o 200 bin liraya isabet eden istinanın düzeltilmesi lazım arkadaşlar. 200 binin tamamı değil ama iptal olacak. Çünkü benim aldığım paranın 200 binin bakın ben 1 milyona bir iktisadi kıymet satmışım. 300 bin lira maliyet bedeli var. Yani aldığım her paranın %30'u iktisadi kıymetin maliyet bedeline isabet eder. Değil mi arkadaşlar? İşin doğası gereği. Ne oldu? Benim 200 binin %70'i, %30'u ana paraya isabet ettiği için %70'i karlılığıma isabet eder. 140 bin lira benim istihdam var, toplam kazancım vardır. O 200 bin lira bedel içinde. Onun da yarısı 70 bin lira için istihdamın düzeltilmesi lazım. Ne yapacağız? Pişmanlıkla götürüp o döneme beyanname vereceğiz, değil mi? Vergi ziyanı doğmamak lazım. Kendi kendimize götürüp pişmanlıkla verirsek vergi ziyanı doğmaz. Gecikme faizini öder, süreci bitiririz, değil mi? Evet. Kaç saat, ne kadar oldu? Bana bırakırsanız, çünkü çok anlatıyorum da yani şey, yoksa herhalde 4-5 saate bitirir, 5 saate falan biter yani. Mevkumet ve taşınmaz ticareti uğraşılmaması. Ya tabii şimdi arkadaşlar, istinayı normalde ders versek bir günde anlatıyoruz. Burada 5. maddeyi bir gün sürüyor. Bir günde anca onu anlatıyoruz yani, hani normal bir eğitim olsa. Şimdi size burada geçtiğimiz konuyu bir günde anlatıyoruz. İkiyi bulduğumuz günler de oldu. Muharrem Bey'le biz daha önce beraber eğitimler de yaptık. Yani bulduğu da oluyor yani. Evet, mevkumet ve taşınmaz ticareti uğraşılmaması. İşte ana konumuz aslında geldiğimiz sizin sorunuz. Mevkumet ve taşınmaz ticareti kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundukları istinad kapsamı değerlerinin satışından elde ettiği kazançlar istinad kapsamı dışındadır. Ancak taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri istinad uygulanabilecektir. Nedir? Ben işte yani burada şunu söyleyeyim. Ben taşınmaz ticaretiyle uğraşıyorum. Gayrimenkul alıp satıyorum. Ama veya bina inşaat yapıyorum. Ama ana merkezim var. Bir tane 3 katlı bir plazada ana merkezimiz var. Onu satarsam istinadan faydalanacağım. Kendim de yapsam istinadan faydalanacağım. O çünkü benim faaliyetimin sonucu. Burada kastı ne? Ticaretiyle ilgili yaptığım şeyler. Tamam. Ticarette kabul etmiyor ama bakanlık onu bir ileri götürmüş. Kardeşim diyor, ana sözleşmende bile yazılıysa diyor gene kabul etmem diyor. Çok doğru bir yaklaşım değil. O biraz şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. 2012 Türk Ticaret Kanunu'na göre, 2012 öncesi Türk Ticaret Kanunu'na göre eskiden şirketler sadece ana sözleşmelerinde yazılı işleri yapabilirler. Onun dışında hiçbir iş yapamazsınız. Onun için de bizim bütün şirketlerimiz ana sözleşmelerinde gayrimenkul satış alışına ilişkin hüküm var. Zaten gerekliydi yani. Hani adam tapuya gittiğinde sen diyor bu gayrimenkulü satamazsın kardeşim diyor. Hani ne yapacağız? Hani şimdi eskiden öyleydi. Yani hala da tapuya gidin, tapu arada size arıza çıkarır mı? Çıkarır yani. Hani.
Evet, şimdi örnekler. Gene bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanmak üzere inşa etmiş olduğu bir bini en az 2 tam yıl süreli kullandıktan sonra satması halinde bu satıştan doğan kazanç istina uygulanabilecek. Biraz önce söyledim aslında konu. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istina uygulan. Yani normal ticari malları için, değil mi? Veya işte mamul malları için o istina faydalanamayacak. İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı 2 tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veya alışveriş merkezi inşa etmek veya kiraya vermek şirketin bu amaçla inşa etti taşımaz 2 tam yıl geçtikten sonra satması halinde şirketin bu istinadan yararlanması söz konusu olmayacaktır. Yani bizim işimiz, ticari faaliyetimiz bu olduğu için artık o kapsamda aldığımız iktisadi kıymetler için bundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani. İşin doğasıyla zaten örtüşüyor arkadaşlar. Yani faaliyeti mi olacak zaten baktığımızda? Şimdi şu alttaki öyle. Tamam. Bir inşaat şirketinin inşa etmiş olduğu binanın bir kısmı otopark, diğer kısmını işyeri olarak kiraya vermesi. Kalan kısmını ise şirket faaliyetlerine kullanması halinde şirket faaliyetleri kullandığı kısmın satılmasına elde edilen kazanç istinaya konu olabilecek diğer kısımlar. Bunlar tebliğden aldığım örnekler arkadaşlar. Hani şey değil, benim yazdığım örnekler değil, tebliğin örnekleri. Bu örnekleri neden gösteriyorum özellikle? Hani bir bakanlığın görüş açısını görün. Şu örnek çok önemli bir örnek. Şu örnek bana sorarsanız. İşte bakanlığın bir sürü özergesi var. Buna aykırı. Aslına baktığınızda. Hani bu örneğe aykırı. Tebliğ örneği bu vakit. Esas faaliyeti taşınmaz ticaret kiralaması olmayan bir şirketin atıl olarak durmakta olan biraz önceki bir arkadaş sordu konuyu. Sizin aslında konunuz. Size aksini söyleyene aslında bak tebliğde burada bir örnek var. Özergeler var aksine bakın. Onu söyleyeyim size. Aksine bir sürü özerge bulursunuz ama nedir? Atıl olarak durmakta olan bir taşınmazını kiraya verdikten 2 tam yıl sonra söz konusu taşınmazı satması halinde taşınmazını elden çıkarmasına doğan kazancın istinadan yararlanması mümkün mü? Ne yapın burada? İşte o atıl duruyor ya. Atıl durumda bir tane yönetim kurulu kararı hemen. Böyle can canlı. Atıl durumda bulunan şu şu bölgedeki şu şu gayrimenkulümüz için şu 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 işte kiralamanın yapılması diye bir karar almakta fayda var mı? Var. Evet. Taşınmazlar ve işlek sen para karşılığı olmaksızın devir ve temliki trampası kamulaştırılması. Burada asıl olan ilke arkadaşlar şirkete paraların gelmesi. Şirkete para gelmiyorsa trampa falan bunlar istinadan faydalanmıyor. Tamam? Bunlar istinadan faydalanmıyor. Mutlak surette şirkete bir varlık akışı olacak veya bir borcuna karşılık devredecek borcu ortadan kalkacak. Tamam? Kat karşılığı arsa devrinde olduğu gibi bir mal veya hakkın başka bir mal veya hak ile değiştirmesini ifade eden trampa işlemlerinin söz konusu istina hükmü uygulanmayacaktır. Geçtik değil mi? Nedir? Rızaen borcumuz var bir tane mükellefe. Karşı tarafta bir ticaret yaptınız. Gayrimenkulümü sana devredeyim. Borcu sil dedi. Bu istinadan faydalanır. Veya borcumuz var. Adam geldi haciz koydu. Gayrimenkulü cebri icra yoluyla sattı. Oradan da bir kazanç doğdu. O da istinadan faydalanıyor. Tamam. Kamulaştırma işlemlerinden bahsedelim. Ne oldu? Bir tane arazimiz var. Fabrikanın yanından gidiyor. Daha sonra da fabrika yapacaktık. Yoldan yandan yol geçti. Kamulaştırma yapıldı. Kamulaştırmadan aldığımız bedel istinadan faydalanıyor. Kamulaştırmadan aldığımız bedel istinadan. Bırakın kamulaştırma bedeli bize düşük geldi. Götürdük dava açtık. Dava açtık kamulaştırma bedeline. O 2 yıllık tahsis süresi vardı ya. Mahkeme kararı o 2 yıllık süre içinde gelirse o durumda da o mahkeme kararına istinaden ilave aldığımız para da gene gayrimenkul satış kazancı istinasından faydalanır arkadaşlar. Tamam. Burada da bir engel yok. Tabii bana sorarsanız 2 yıldan sonra gelse de faydalanır. Ona da dava açardım ben olsam. Yani. Çünkü benim rızamla değil ki mahkemen iyi çalışsaydı kardeşim. Yani senin mahkemen çalışmıyorsa ben mi suçlusuyum yani? 6 ayda verseydi kararı. Ben istinadan faydalanacaktım. Senin mahkemen 5 yılda vermiş kararı. Ben istinadan faydalanmayacağım. Yani sen de sorun ben de değil. Kamu otoritesi olarak sen birsin yani. Tamam. Evet, satış vaadi sözleşmesi ile satışı öngören taşınmazlarda satış vaadi bir satış değildir. Ondan dolayı burada istinadın faydalanılması mümkün değildir. Bazen bunlar da yaşanıyor çünkü. Yani bir satış vaadi sözleşmesi yapıyorlar. Kazancın hesaplanması kur farkı, vade farkları, faiz, komisyon, benzeri gelirler veya dövizi satmaktan kaynaklanan gelirler gene istinadan faydalanamazlar. Bunlar tamamen ayrı gelir kaynakları arkadaşlar değil mi? Yani alacağın değerlemesinden kaynaklanan gelir kaynakları gene istinadan faydalanamıyor. Kazanç faydalanması durumunda işte belli tutarı geçenler için
kazançlar için, istisnalar için ne var? YMM rapor şartı var. Tabii bu konu çok tartışma götürüyor. Biraz hani burada haklılığınız var. Çünkü buradaki sorun şuradan doğuyor arkadaşlar. Şimdi bizim biliyorsunuz 2007 yılında kurumlar vergisi kanunumuz değişti. Bir de bir tane tebliğimiz var bizim. 94 yılında yayınlanmış 5 nolu serbest muhasebeci mal müşavir, yeminli mal müşavir tebliği var. O tebrikte de gayrimenkul satış kazancı istinasının rapora bağlanmasına ilişkin bir hüküm var. O tebliğ yayınlandığında bizim şu andaki MERİ kanunumuz yoktu hayatta. O düzenleme işte o dönemki kurumlar vergisi kanunundaki gayrimenkul satış kazancı istinasını düzenliyordu. Oradan buraya kadar geliyor. Öyle bir hukuki şeyimiz var. Biraz hani hukuki boşluk var ama buradan çok hani şu anda eskiden buradan malzeme çıkıyordu. Neden çıkıyordu? Çünkü bununla ilgili de vergi usul kanununda yapılmış bir düzenleme yoktu arkadaşlar. YMM ile ilgili, bu rapora bağlanması ile ilgili vergi usul kanununda bir düzenleme yoktu. Bunu düzenleyen madde bu karar madde 227'de düzenleniyor. Yeminli mal müşterilerin tam tasdike tabi unsurlarının belirlenmesine ilişkin yetki maddesi. Mükerrer madde 227 vergi usul kanunu. Tamam. O maddede bakanlık yaklaşık herhalde 1,5 yıl falan oldu. Bir değişikliğe gitti. Eğer dedi bir mükellef dedi istisnadan faydalanılması dedi YMM raporuna bağlanmasına ilişkin bir şart varsa dedi bu şartı yerine getirmesi için mükellefe normalde yasal süresine vermesi gerekiyor. Yasa süresi. O da ne? Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden itibaren 2 ay içinde verilmesi gerekiyordu. Şimdi bu yeni getirilen düzenleme bu. 2 ay içinde raporu vermesi lazım. Nedir? Haziran ayında vereceğiz. Yeminli maaşlara raporu vermeniz lazım. İşte 660 bin lira geçen istisnalardı. Vermezseniz bu yasal şeye artık yasal bir hükme barındırırlar. Ondan dolayı biraz daha bu konu boşluğu kalktı. Hani test edilmiş bir durumu yok yani şu an. Yasal hükme yani 660 bin lira istisna var. İşte 700 bin lira istisna faydalandı. Sen Haziran ayının sonuna kadar rapor vermek zorundasın. Haziran ayının sonuna kadar raporu vermezsen, YMM raporuna bağlamazsan o istisnayı sana 68 bin lira bir usulsüzlük cezası kesiyorlar. Raporu vermediğin süresine verilmedi diye. Artı diyorlar 60 gün içinde raporu getir. Bir 60 gün daha süre veriyorlar sana. 60 gün içinde raporu vermezsen gene mükerrer 227'de düzenlenmiş şu anda hüküm altına alınmış durum bu. 60 gün içinde raporu getirmezsen bu sefer diyor istisnadan da faydalanamaz diye kanuna direkt hüküm koydular. Hani davada çok sonuç alınamaz duruma geldi burası gibi duruyor. Böyle söyleyeyim. Ama vergi dairelere bu 60 gün süreyi tanımadan direkt tarihat yapıyor. Ben aslında devamlı... Şimdi şöyle bir şey ama bu düzenleme çok yeni daha. Sizin düzenlemeden sonra hala böyle duruyorlar. Ama hangi dönemin düzenlemesi? Hangi dönemin tarihat yapıyor? O önemli. Bu düzenleme çünkü çok yeni. Yani tam da böyle tarihi bakmadım da bir yıllık falan anca vardır yani. Hani. Bir hava olan hükümler geriye yürüyor ona bakıyorsun. Ama hayır orada sizin raporu ibraz etme süreniz nedir? O tarihti. Ha bu yasayla beraber nedir? Bana bir 60 gün ek süre vermesi lazım. Onun davasını açabilirsiniz. Yani onun davasını açabilirsiniz. Yani şey değil. Yani işte ya, hani orada bir 60 gün süre daha vermesi lazım. Yasanın ama yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verir 60 gün süreyi. Sizin oradaki hakkınız durumu tespit ettikten sonra değildir ama onu söyleyeyim ben size. Yani, orada gene 60 günlük süre şurada başlamaz yani. Onun tespitiyle başlamaz. Bana sorarsanız. Yine biraz önce söylediğiniz idarenin kendi adalet içinde bulunmasının kütleti vatandaşa mı yüklenecek? Ama hani şimdi şöyle bir şey. Orada sizin hakkınız tabii hani biraz hukuki olarak şey gibi geldi. Bazı yerleri boşta kalıyor gibi geliyor bana. Bir kafa yormak lazım ama hani... Yani örneği beraber yaşadığımız... Ama tabii hani nedir? Bir ek süre talebi olabilir mi? Şu anda zaten tartışma yok arkadaşlar. Şu anda bu 2022 yılı için bu şartı yerine getirmek zorundasınız. Atlamayın ha. Hani bu rapor sürelerini kaçırırsanız burada sıkıntı olabilir. Yani tamam. Çünkü bu çok böyle gözden. Eskiden aslında şunu da söyleyeyim. Geçmişte mesela müfettişlere gelirdi böyle incelemeler. Müfettişler buradan tarihat yapmazlar onu söyleyeyim ben size. YMM raporu olup olmadığına bakmıyorlardı. Zaten diyor ben raporumda diyor adamın istisnayı doğru olarak tespit ettiysem diyor. YMM raporunun mahiyeti ne diyor? Zaten bir vergi incelemesi özü itibariyle diyor. Ben diyor kamu adına yapıyorsam bu yetkiyi hani geçmişte vardı bu tür konular arkadaşlar da gelirdi. Sorun etmezlerdi yani. Tamam? Evet.
Şimdi bir şeyimiz daha var, istihdamımız daha var. Buraya kadar bizim gayrimenkul satış kazancı istihdasıydı. İşte 2 yıl elimize tutacağız, %50'si istihdam. İşler kazançları %75, belli şartları var. Bir istihdamımız daha var arkadaşlar. Bankalara borçlu durumdayız. Veya ilişkili firmalarımızdan birisi borçlu. Biz ona ipotek verdik. Borcunu ödeyemedi. Gayrimenkulü banka haciz yoluyla devraldı. Veya işte bankaya devrettik. Bununla ilgili de bakanlık gene zor durumda olan mükelleflerle ilgili gene istihdam düzenlemesi getirmiş. Burada ne var? Bankalara borçları nedeniyle kanuni takip alınmış veya tasarruf mevduatı sigorta fonunda borçlu olan kurumlar ile bunların kefillerini veya ipotek verenleri. Bakın bu istihdam çok geniş bir istihdam arkadaşlar. Bir, borçlu benim. Borçlu benim. Ama gayrimenkulü ipotek eden benim kardeş şirketim. Benim borcumu tasfiye edip, benim borcuma karşılık onun gayrimenkulünü aldılar. Onun elde ettiği kazanç da istihdamdan faydalanıyor. Bu geniş kapsamlı bir istihdam bu. Yani çünkü bakın dikkat ederseniz maddede ne var? Kurumlar bunların kefillerini ve ipotek verenlerin. Sahip oldukları taşınmazlar, iştirakları, kurucu senedi, intifa senedi, uçuşan haklarının bu borçlara karşılık bankalara veya fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına hesap edilen kazançların tamamı kurumlar meclisinde istihdam edilmiştir. Nedir? Gene AŞB Bankası'nda 100.000 TL tutarında kredi kullanmış olup bu krediye karşılık işlere konan C limiti şirketin 1 yıl süreli aktifinde kayıtlı bulunan 200.000 TL maliyet bedeli taşınmazı ipotek olarak göstermiştir. Kredi vadesi ödenmediğinden söz konusu borç B Bankası tarafından kanun takip alınarak ipotek konusu taşınmaz 300.000 TL icra yoluyla satılmış. Faiz dahil 150.000 TL kredi alacağı tahsis edilmiş bulunmaktadır. Görüleceği üzere G limiti şirketi işlemden elde ettiği kazanç tutarı 100.000 TL olmakla beraber banka borcunun tasfiyesinde kullanılan kısmı satışa hasılatının %50'sidir. Yani neydi? Bizim için 200 bin lira, tamam mı? Maliyet taşınmazı ne yaptık? 300 bin lira icra yoluyla satılmış. Borç da 150 bin lira. Borcun ne kadarında kullanılıyorsa hasılat olarak onu o kadara isabet eden ista ne oldu? 100 bin liralık kazancın 150 bölü 300 binden 50 bin lirası bu istihdamdan faydalanacak arkadaşlar. Yurt dışı şube kazançları gene bu sefer yurt dışında bir tane şubemiz var. O şubenin elde ettiği kazanç istihdamdan faydalanıyor. Burada ne istiyor gene? %15 vergi yükü istiyor. Ve kurumlar arası beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar da paranın Türkiye'ye transfer edilmesi gerekliliği doğuyor. Tamam? Yurt dışında yapılan inşaat onarım montaj işleri teknik hizmetlerine sağlanan kazanç istihdamı. Bunu söylemiştim hatırlarsanız. Yurt dışında inşaat onarımı şube olarak yaparsam da şirket olarak da yaparsam da ikisinde de istihdam vardı. Değil mi? Mukayeseli üstünlükler teorisi kapsamında. Bu da aynı istihdamın düzenlemesi işte aslında. Yurt dışında inşaat onarım montaj ve teknik hizmetlerden faydalandığımız kazançlar istihdama faydalanıyor. Tamam? Özel eğitim, özel kreş, gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezi işletilmesine elde edilen kazançlara ilişkin istihdam. Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel öğretim, orta öğretim, özel okulları. Özel kreş, gündüz bakım evleri, Cumhurbaşkanlığınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezinin işletilmesinden ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı belirleyici usuller çerçevesinde 5 hesap dönemi elde edilen kazanç neydi? İstihdamdan faydalanıyor arkadaşlar. Tamam? Burada ne var? Bir tane okul kurduk. A bölgesinde. Çekirge'de kurduk. Bilmiyorum şimdi çok da böyle hani yerleri de bilmiyorum. Çekirge'de bir tane okul kurduk. İlkokul, ilk öğretim okulu. Oradan elde ettiğimiz kazanç 5 yıl istihdam olacak. Tamam? Sonra baktık bu iş güzel. Okulun yanında bir tane lise açtık. O lise ne zaman faaliyete başladı? O tarihten itibaren 5 yıllık süre hesaplanacak. Öbür okul 4 yılda çalışıyor olabilir. Tamam? Ayrı değerlendiriliyor. Sonra baktık bu iş güzelmiş. Bir de nerede? Başka Özlüce'de. Özlüce'de gittik bir tane okul kurduk. O okulun süresi de 5 yıl yeniden başlayacak sıfırdan. Tamam? Her biri ayrı değerlendiriliyor. Tamam? Ne? Okullarda yer alan giyim mağazalarının kantinlerin işletilmesi veya kiralaması elde edilen kazançlar istihdamdan faydalanmıyor. Yemek ücreti okul ücretine dahilse istihdamdan faydalanıyor. Dahil değilse istihdamdan faydalanmıyor. Hocam şu öbür maddeye geçmeden gayrimenkul satış kazanç istisnası var. Hep kazançtan söz ettik. Zarar edersek geleceğim onlara. Peki. Ona da geleceğim. Tamam. Hepsi var. Ben mümkün olduğu kadar aklıma gelen şeyleri yani serbest bölge kazanç istisnası. Serbest bölge kazanç istisnasında iki durum var arkadaşlar. Bir 6/4/2004 öncesi ruhsat almış mükellefler. Bir de daha sonra faaliyette bulunan
üretim tesisleri İstanap'a. 6.4.2004 tarihinden önce ruhsat almış mükellefler üretimden veya ticari ruhsatları ne olursa olsun ruhsattaki yazılı süreler kadar kazançları istisna arkadaşlar. Tamam? Kazançları istisna, ruhsatlarına yazılı süre kadar. 6.4.2004 tarihinden itibaren orada faaliyete başlamış şirketler için Avrupa Birliği'ne üyelik tarihinin böyle gülerek söyleyeyim sonuna kadar oradaki şirketlerin elde ettikleri kazançlar istisnadan faydalanacak mı? İstisnadan faydalanacak. Neler faydalanıyor istisnadan? Üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar serbest bölge kazanç istisnasından faydalanıyor. Serbest bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj, elleşleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test setleri, depolama hizmetleri alanlarında faaliyet bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere, iş yeri kanunu, iş merkezi, yurt dışında bulunanlara veya veren hizmet işletmelerinin söz konusu hizmetleri konum alanı serbest bölgeden Türkiye'ye herhangi bir şekilde giriş olmaksın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerin elde ettikleri kazançları gene kullanmak istiyorlar. Yani ikiye ayrılırlar. Eskiden sadece serbest bölgedeki üretimden elde edilen kazanç istisnadan faydalanıyor. Şimdi hizmet işletmelerinde ama diyor mal diyor hiçbir şekilde Türkiye'ye girmeyecek verilen hizmetin. O diyor mutlak sureti ihraç olacak. Tamam mı? Hocam bu elleşleme faaliyeti nedir? Aha, elleşleme ürünün aslında ayrıştırılması gibi düşün. Ayrıştırma yazmış, ayrıca bir de elleşleme var ya. Yani tam hani biraz o mahiyete giriyor yani hani ayrıştırma, şey yapma, belki belli düzene koyma. Hani nedir mesela? Ürün döküntü olarak giriyor. Belli bir ambalaj sisteminin içine ürünü yerleştiriyoruz. Yani o tür şeyler. Sınai mülkiyet haklarını istisna. Bu da 5. madde. 5B bendinde düzenleniyor. Kurumlar ve sınai mülkiyet haklarını istisna. Kurumlar ve mülkiyetleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme, yenilik faaliyetleri, yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların patent ve faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı. Bu da önemli bir istisna aslında. Kiralama neticesi elde edilen kazançlar, devri ve satışı sonucunda elde edilen kazançlar, Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları, Türkiye'de gerçek üretim sürecinde kullanılması sonucunda üretilen ürün satışından elde edilen kazançların %50'si gene kurumlar vergisinden istisna. Sat geri kirala al. Burada da arkadaşlar ne var? İşte biraz önce bahsettim ya. İktisadi kıymeti satıyorum. Sonra geriye alıyorum. Orada kiralama var. Böyle bir sürecin yürüdüğü bir... Bu bir finansal işlem arkadaşlar. Bankacılar burada bizim mükellefleri yanlış bilgilendiriyor genelde. Onu söyleyeyim size. Yani çok da karşınıza çıkabilecek bir konu. Şöyle diyor. Senin diyor iktisadi kıymetin 3 milyonsa diyor. Sattık geri aldık ya diyor 10 milyona çıkıyor diyor değeri diyor. Sen diyor onu satarken diyor vergi ödemiyorsun diyor. Külliyen yanlış bilgi. Hemen ben orada şey diyorum. Geçen bir firmanın birine söylemişler. Tamam dedim banka müdürünün dedim bana dedim şeyini verin. Telefonunu veya dedim mailini verin. Bize dedim bir taahhütname imzalasınlar versinler. Biz onların dediği gibi yapalım. Vergileri de ödeyeceklerini taahhüt etsinler bize dedim. Çünkü biliyorum yani bakanlık düzenlemiş onu. O kadar ağmak değil bizim bakanlık yani. Yani onu öngörüyor. Hani sen akıllılık yapıyorsun bir şeyi pazarlayacağım diye. Ama son tahlilde onu düşünülmedi mi düşünüyorsun? Sadece siz mi zekisiniz yani? Onu düşünmüş bakanlık. Bütün her türlü senaryosunu oturtmuş. Mükemmel de kurgulamışlar. Hiç tartışması da yok. Şimdi burada ne var? Gene fonu alıyorum bedeli. Satıyorum. Fonu alıyorum. Ama burada fonu sermaye ilave edemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın buranın önemli konularından birisi o. O fonu sadece iktisadi kıymete ayırdığınız amortismandan mahsup edebiliyorsunuz. Yenileme fonuna benziyor biraz daha. Tamam? Biraz daha ona benziyor ama orada da biraz farklı bir uygulaması var. Ne var? İşte GAŞ 7 milyon bedeli aktifine kayıtlı olan taşınmaz için toplam 1 milyon TL amortisman ayırdıktan sonra bu taşınmazı sat geri kirala al işleme konu ederek 10 milyon TL bedel üzerine Hey Finansal kiralama şirketine devrediyor. Finansal kiralama şirketi söz konusu taşınmazı 10 milyon TL ana para 3 yıl süreyle bize kiralıyor. Kira süresinin bitiminde taşınmazı finansal kiralama şirketi iz bedeliyle bize devrediyor. 1000 TL. GAŞ bu taşınmazı 25.11.2019 tarihinde 13 milyon TL satıyor. Yani ne yaptık burada? Aldık. Biz sattık. 3 yıl kiraladık. En son bize döndü. Döndükten sonra satıyoruz. Şimdi onun bütün süreçlerinin sonuçlarını görelim. Neydi? Bizde net bedeli ne kadar iktisadi kıymetin? 6 milyon değil mi net bedeli? Kaça satıyoruz? 10 milyona satıyoruz. Ne kadar kazancımız var? He? Şuradan bakalım hemen. Bizim... He? 4 milyon kazancımız var değil mi? Hepimiz böyle bildiğimiz yöntem. Bunu çünkü tevhidten okursanız çok kafa karışıyor. Ben hemen muhasebe örneği yapıyorum. Anca öyle anlıyorum. Tevhitteki örneğe bakarsanız çok böyle. Hani orada anlatmış bir yöntem ama
muhasebe kaydı daha kolay oluyor. Ne oldu? 4 milyon kazanç listemiz var. Onu yazdık. Fonlarda duracak o. Tamam. Sonra iktisadi kıymete her %10 her yıl amortisman ayırdığımızı düşünün. 1 milyon lira. İşte diyor bu amortismanı tamamını gider yazma diyor. Tamamını gider yazdırmıyor bize. 10 milyona vardı iktisadi kıymeti. Biz sattık. Fona attığımız 4 milyon. 4 milyonla 10 milyon arasındaki %40 oranında amortismanı diyor. Amortisman giderini diyor. %40'ını yani kazanca isabet fona attığın tutara isabet edeni diyor. Fonla ilişkilendir diyor. 4 milyon, yani iktisadi kıymet 6 milyondu. 10 milyona sattık. 4 milyon fon kaydı attık ya. 4 milyon bölü 10 milyon dersek %40'ı yapıyor değil mi? Sen diyor ayırdığın amortismanın %40'ını özel fonla ilişkilendir diyor. Hemen şöyle bak burada. 4 milyon 400 bin lira buraya atacaksın. Amortisman giderini gene 1 milyon atıyorsun. Bak şu muhasebe kaydından aslında baktığınızda amortismanı 1 milyon attım. Tamamını gider yazmıyorum. Çünkü neden tamamını gider yazmıyorum? Aslında arkadaşlar iktisadi kıymet bize 10 milyona geri dönüyor ama o iktisadi kıymet gerçekte benim elimde dursaydı. Net değeri ne kadar iktisadi kıymeti? 6 milyon. Benim buna 10 yıl ayırabileceğim amortisman ne kadar olurdu her yıl? 600 bin lira değil mi? Adamlar onu bile düşünmüşler aslında burada bu kurguyu kurarken. Hani bakanlık diyorum ya. Yani adam aslında orada şey diyor kardeşim diyor. Sen diyor 600 bin lira gider yazabildin realde de diyor. Ben diyor onun kurgusunu diyor metin olarak da anlattım diyor öyle yapacaksın diyor. Tamam. Ne oldu? İktisadi kıymetin en son 3 yıl bitti. Bana iktisadi kıymeti 1 TL ile de geriye döndürdü. Ne oldu? İktisadi kıymetin değeri ne oldu? 260 1 milyon 10 milyon 1000 lira oldu. Birikmiş amortismanı ne oldu? 3 milyon oldu. Fondan yazdığımız değer de 400-400, 1-200 ne oldu? 2-800 net değerimiz var değil mi? İktisadi kıymeti 13 milyona sattık. 13 milyona sattık. Ne oldu? 13 milyon. Birikmiş amortisman 3 milyon. Özel fonlar 2-800. Haklar 10 milyon. Kazanç 8 milyon 799 bin lira. Bu iktisadi kıymet bizim elimizde dursaydı 13 milyona satsaydık ne olurdu? Şimdi düşünelim bak bir. Hani her şeyi düşündükleri hani bir gelir falan yok burada. Değer yükseliyor kayıtlarda, bilanço kıymetlerinde. Ama realde bir avantaj doğurmuyor. İktisadi kıymet 6 milyon. 3 yıl amortismanın gideri ne olurdu? 3 kere 6, 18 değil mi? Düştük ne kalır net değer? 6 milyondan 4.200 kalır değil mi? O iktisadi kıymeti 13 milyona satarsak ne kadar kar elde ederiz? 8 milyon 800. Burada çıkan kar ne kadar? 8 milyon 799. O 1 lira nereden geliyor biliyor musunuz? İzbelerle. Var mıymış şeyle ilgili senaryo? Senaryoda bir hata var mı? Bakanlık hepsini düşünmüş aslında. Tık 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 tık. Kurala oturtmuş. Yani kendi içinde çok tutarlı bir sistem. Yani iyi de düşünmüş. Kim düşündüyse ben okuduğumda mesela helal olsun dedim ya. Adam vallahi. Çünkü bu maddenin eski uygulaması var. Bu madde ilk başta yazdılar. Yanlış yazdılar. Ondan sonra çok böyle mükemmel bir hale büründü. Tamam. Evet. Kur korumalarla ilgili istihdamız var. Kurumların 31-12-2000 tarihi bilançoda yer alan yabancı paralarının 31-12-2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat katılma hesabı dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeli. Bu süreçte elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabının değerlenme durumunda oluşan kur fark kazançlarının geçici vergi dönemi sonu itibariyle değerlemesi ve Türk lirasına çevrildiği tarih arasına hesap edilen kısmı ile dönem sonu değerlemesine kaynaklanan dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz, kar payları, diğer kazançlar kurumlar açısından İstihdam. İşte son dönem biliyorsunuz hayatımıza bir şekilde girdi. Şirketlerin bir kısmı yaptı, bir kısmı yapmadı güvenmedikleri için. Benim yapan firmam bir tane oldu yani. Geri kalan firmaların hiçbirisi yapmadı yani. Hani çünkü biraz şey, çekinceli yaklaştılar müesseseye. Şimdi başkanım biraz önce şey dedi, zarar olursa ne olur dedi. İstihdam kazançlar denilen şey, oluşan giderler ve zararlar. Bunu düzenlemiş arkadaşlar kanun. Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasında bu konu net bir şekilde özel. Kurumların istisna kazançlarından doğan zararların indirilmesi mümkün değil. Gayrimenkulü sattım, zararına sattım. Sattığım gayrimenkulün zararının yarısını diğer kazançlardan indiremem arkadaşlar. Tamam. Veya işte hani bizim buradaki faaliyetlerin çoğunda olması mümkün değil ama mesela Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemim var. Yani çok detay bir şey olacak ama hani oradan örnek vereyim. O Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı geminin çalışması sonucunda elde edilen kazançlar istisna. O geminin işletilmesine zarar elde ettim. Onu gene indiremem. Ama biraz daha böyle şeye dönelim.
Böyle yakın dünyaya dönelim. Yakın dünyada ne var? Döndük, gayrimenkul satış kazancımız var. Gayrimenkulü sattık. Elde ettiğimiz kazancın yarısı istisna. Ama gayrimenkulü satarken tapu harcı ödedik. Kendi payımızla isabet eden. Artı emlak komisyon geliri ödedik. Değil mi? Çok çok yapılan hatalardandır burası bakın. Nedir? Gayrimenkul satış kazancı istisnasından falan ZH 100 bin TL tapu harcı, 200 bin TL KDV ile beraber emlak komisyon ödemesi gerçekleşir. Gayrimenkul satış kazancı istisnası %50 oranında olduğundan dolayı arkadaşlar tapu harcınızın yarısını gider yazamazsınız. Emlak komisyon ücretinin 100 bin TL'sini gene gider yazamazsınız. Çünkü kazanca isabet eden istisnalar veya işte indirimler nedeniyle doğmuş zararlar veya giderler diğer gelir unsurlarından indirim konusu yapılamıyor. Tamam mı başkanım? He? Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani burası mesela çok yapılan hatalardan, onun için böyle özel buradan örnek verdim. Yani çünkü daha çok bundan karşılaşıyor ama bu hepsinde geçerli. Bütün istisnaların hepsinde arkadaşlar ben diyor çünkü bir şeyden vergi almıyorsam onun zararını da giderleştirmesine izin vermem diyor. Tamam? Yani zarar mahsubu işte kurumlar vergisinde biliyorsun. Beyannamede gösterilmek suretiyle değil mi? Biz 5 yıl süreyle zararları mahsup edebiliyoruz. Ama mutlak surette kurumlar vergisi beyannamesinde göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ana ilke o. Dava açsanız da kazanamazsınız beyannamede göstermezseniz. Normalde karar vermiş çünkü lafız çok net düzenlenmiş. Yani biliyorsunuz 7143, 7326, 7440 sayılı işte yasalardan faydalanırsanız öteden beri gelen kural belli zaten. Neydi? O zararları %50'sini sonraki yıllarda, 2022 yılında madde altında faydalanırsa onun tamamını düşemiyorsunuz sonraki yıllarda. Tamam? Onu da söyleyeyim. Devir bölünme hallerinde zarar mahsubu var. Bir tane şirket devraldınız. O devir gelen şirketin geçmiş yıllar zararları var. Onları düşebiliyorsunuz. Ancak düşebileceğiniz zarar o devir olan şirketin öz sermayesini geçemiyor. Bir, o şirketin son 5 yıla ilişkin beyannamelerin süresinde vermiş olması gerekiyor. Son 5 yıla ilişkin beyanname süresinde vermiş olması gerekiyor. Ve devraldığınız şirketin faaliyetine 5 yıl devam etmeniz gerekiyor. Yani sen diyor zararlı firmaları alarak diyor vergi matrağını diyor regüle etmeye uğraşma diyor. Ben diyor orada diyor sana diyor o kapıdan diyor yürüme fırsatı sağlamam diyor. Onun diyor şartları belli. Evet. Nevi değişikliğinde o da aynı. O da aynı. Ama nevi değişikliği de hani orada zaten olmaz yani. Hani o zaten öz kaynağı aynen zarardaysa zaten nevi değişikliği yapamadığınız için Türk Ticaret Kanunu kapsamında hani o zaten şeyde öbür tarafta takılıyorsunuz. Yani. Tabii. Yani. Devirde öz kaynak olayına takılmazsınız. Devralan şirket, öbür şirket borca batık bile olsa devralan şirket onu absorbe edebiliyorsa Türk Ticaret Kanunu kapsamında devre cevaz veriyor Türk Ticaret Kanunu. Tamam? Evet. Ne oldu? Evet. Şimdi buraları biraz daha hızlı hızlı geçelim diye düşünüyorum. Nedir işte? Burada neler? Bunlar beyannamede yapılan diğer indirimler. Bunlar kazanç varsa indirim konusu yapılabiliyor arkadaşlar. Kazancın varlığında indirim konusu. Nedir? Sponsorluk harcamaları. Burada nedir? Amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları, amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si düşülebiliyor. İşte sponsorluk harcamaları tanımlanmış. Bunlar reklama girmeyenler olacak arkadaşlar. Reklama giriyorsa onlar reklam mahiyetinde oluyor. Teker teker okumayacağım bunları. Hani biraz hani böyle başka konular da var. Onlara geçeyim istiyorum. Kurum kazancının %5'iyle sınırlı bağış ve yardımlar. Burada nedir? Genel özel bütçeli kuruluşlar, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere, bilimsel araştırma kurumlarına yapılan bağışların %5'i, kurum kazancının %5'ine isabet eden bağış ve yardımlar beğenilmez özel indirim konusu yapılabiliyor. Bunların belirlenmesinde ne var? Kurum kazancının %5'inden iştirak kazancı istinası ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonraki tutarın %5'i dikkate alınıyor. Tamam mı? O da işte şurada şeyle ilgili. Eğitim, sağlık tesislerine, dini tesislere, gene kamu bütçeli kuruluşlara, genel özel bütçeli, kamu idare, il özel, belediyeler, köylere, okul, sağlık tesisi, 100 yatak tesisinden yüksek kapasiteli öğrenci yurdu, çocuk yuvası gibi tesislerin kurulması ve bunların inşası için yapılan bağışlarla bunların hayatlarını devam ettirmeleri için yaptığımız bağışların tamamı gene beyanname üzerinden indirim konusu yapılabiliyor. Kültür Turizm Bakanlığı kapsamında desteklenen relevasyon, röleve
harcamaları için yapılan işte nedir mesela? Hani Ulu Cami'nin renovasyonu için işte şey yaptık, restorasyonu için bağış yaptı şirketimiz. Onlar mesela o kapsamda değerlendiriliyor gene. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyaları en çok şu anda son dönem işte bu deprem kapsamında yaptığımız harcamalar, onlar da gene Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarında onların da tamamı indirim konusu yapılıyor. Kızılay, Yeşilay'a yapılan bağış ve yardımlar gene bunların nakdi yapılması gerekiyor. Tamamının öyle yürütülüyor. Girişim sermayesi fonu, bu da beyan edilen gelirin %10'uyla sınırlı. Öz kaynakların %20'sini geçemiyor. Beyanname üzerinden. Yani ne yapıyoruz? %10 girişim sermayesi fonu ayırıyoruz. Bunu sonra arkadaşlar bir fon alıyoruz. Beyanname üzerinden, %10 üzerinden az vergi ödemişim. Fonun da hatırlarsınız ilk başta anlattığım fonun elde ettiğimiz kazançları da aynı zamanda hissi arkadaşlar. İki taraflı bir kazanımı var bu uygulamanın. Tamam. Şöyle alıyordu. Gene burada önemli şey, bu da hani son dönem böyle şey yaşanıyordu çok. Yurt dışındaki kuruluşlara veya kişilere mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi veya mesleki eğitim alanında faaliyet veren hizmet işletmeleri veya eğitim sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerin bunlara verdikleri hizmetlerden elde ettiği kazançların %50'si gene istisna. Mesela burada bir tane hastaneniz var, saç ekim tesisi. Yurt dışından Arabistan'dan hasta getiriyorsunuz. Onlardan elde ettiğiniz kazançların yarısını beyanname üzerinden indirim konusu yapabiliyorsunuz mesela. Evet. Daha bir sürü varyasyonu olabilir bunun. Tamam. Nakdi sermaye artışına faiz indirimi. Biliyorsunuz mevcut veya yeni kurulacak şirketlerde sermaye arttırımı nedeniyle nakit koyulan sermaye varlıkları üzerinden o dönem için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen bankalarda açılan TL cinsinden ticari kaya uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı üzerinden nedir? Bir indirim hakkı getirildi. Bu indirim hakkı sonsuzdu. Ama geçen sene yaptıkları düzenlemeyle 5 yılla sınırladılar. Tamam. 5 yılla sınırladılar. Şu anda eğer böyle firmalarınız varsa onlar 22'den itibaren mesela daha önce sermaye attığınız şirketleriniz 22, işte 23, 24, 25, 26'ya kadar bu indirimden faydalanabilecekler arttırdıkları sermaye için. Ne yapıyoruz burada? İşte 1 milyon sermaye arttırdık. Bu sene için 13.47. İşte ne oldu? 134.700 lira. Onun yarısını beğenleme üzerinden indirim konusu yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani ne oldu? İşte 65.000, 67.000 lirasını beğenleme üzerinden indirim konusu yapabiliyoruz. Öyle bir indirim konusu. Bununla ilgili başka... Ha, yurt dışından getirilen varlık nakit sermaye arttırımlarında %75 uygulanıyor, %50 katsayısı. Bir de bununla ilgili yine özellikle durumlar var aslında. Şunu söyleyeyim, halka açık şirketlerde %50'den fazlası halka açık şirketlerde 25 puan ilave konuluyor, 50-75 uygulanıyor. Diğer şirketlerde 50 puan konuluyor. Nakdi olarak yatırım teşvik belgeli üretim sürecinde kullanılıyorsa getirilen sermaye, yani sermaye arttırımı yaptınız, teşvik belgeniz var. O parayı orada kullanıyorsanız o zaman bir 25 puan ilave ediyor. Uygulayacağınız oran 75 puana çıkıyor. Eğer aldığınız para tamamen onu şeyde kullanıyorsanız, arsa, arazi alım satımında kullanıyorsanız o zaman faydalanamıyorsunuz. Sıfır. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Buralardan ciddi tarihiyatlar yiyebilirsiniz. Sermaye arttırmışsınızdır 10 milyona. Gittiniz bir yerde fabrika binası satın aldınız 10 milyona. Gelen sermaye arttırdı 10 milyonu orada kullandınız. Sonra siz düşünüyorsunuz 10 milyondan, değil mi? İndirim yaptınız. Sonra bir müfettişin biri gelecek, tarhiyat yapacak size. Çünkü arazi arsa yatırımlarında şeyi kabul etmiyor arkadaşlar. Bu nakdi sermaye arttırma indirimini kabul etmiyor. Tamam mı? Aklınıza bulunsun. Efendim, geldi mi başınız? Yani işte. Bu bakanlar kurulu kararında düzenlenen durumlar bunlar. Çünkü arkadaşlar biraz daha detay kanun hükmünden göremezsiniz. Başka burada. Bir de şeyimiz var. Bağlı ortaklıklara aktardığınız paralar varsa onlar da gene burada mesela ana şirket var, sermaye arttırımı yaptı. O parayı da bağlı ortaklığa sermaye olarak koydu. Onlar gene indirimden faydalanamıyor. Yani hülle yoluyla yaptığın işlemleri kabul etmiyor arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Tamam. Evet. İndirim kurumlar vergisi uygulaması. Hemen böyle bundan da bir bahsedelim. İndirim kurumlar vergisi uygulaması basit örnekler yaptım. Yani basit, çok da basit de değil. Aslında müessesenin kendi de çok basit değil de. Hemen şöyle örneklerle bir anlatayım istedim. Biliyorsunuz işte teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için ne var?
İdari kurumlar arası müessesinden faydalanıyor mükellefler. Burada bölgeler itibariyle belirlenmiş yatırma katkı oranları var ve kurumlar arası indirim oranları var. Bölgeler itibariyle belirlenmiş yatırma katkı oranları, işte Bursa mesela birinci bölge olarak kabul ediliyor, 15 puan. İşte vergi indirim oranı da %50. Ama Bursa'da yaptığınız belli yatırımlarda dördüncü bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz mesela. Yani o zaman işte ne oldu? 25'e 60'tan faydalanıyorsunuz. Bu yapılan yatırımın cinsine veya şeyine göre değişiyor. Onu aslında konu teşvikçinin işi, bizim işimiz değil. Teşvikçi teşvik belgesini ona göre alacak. Biz de vergi hesaplamasını yapacağız. Yani bizim işimiz o aslında yani. Ama katsayılar burada belli hangi bölge için. Belgenin içinde de yazılı oluyor zaten bu hangi katsayılardan faydalandığı. Stratejik yatırımlar için vergi indirim oranı %90, yatırma katkı oranı %50 idi galiba. 50. Yatırım organize sanayi bölgesinde yapılıyorsa bulunduğu bölgenin bir üst bölge, yani Bursa organize sanayi bölgesinde gerçekleşti bir yatırım için 15 puanlık indirim 20'ye çıkıyor, 55 oluyor. Şimdi anlatacağım onları teker teker. Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hani bütün hepsine teker teker örnekler yaptım yani. Hani nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi burada ikili bir faydalanma var arkadaşlar. Birisi işletme dönemi, birisi yatırım dönemi. Tamam mı? İki tane farklı faydalanma hakkımız var. İşletme dönemi, yatırım dönemi. Tamam mı? İşletme dönemi, yatırım dönemi. Asıl olan uygulama öteden beri işletme dönemiydi. 2009'da çıktı ilk bu yasal düzenleme. 2009'dan 2013'e kadar asıl olan uygulama işletme dönemiydi. Yani yatırımın kendisinden elde ettiğiniz kazanca indirimi kurumlar vergisi uygulayabiliyordunuz. Tamam? Ancak 2013 yılında bakanlık baktı, mükellefler 20 yılda faydalanabiliyor. Dedi ya bu böyle olmayacak. Biz dedi yatırım döneminde faydalanma hakkında getirelim. Orada da de yatırımı kendisinden değil de bütün elde ettiğiniz kazançlardan. Bütün elde ettiğiniz kazanç, her şey. Mesela ne yaptınız? Yatırım yapıyorsunuz. Bir tane teşvik belgeniz var. 3 yıl önce ayırdığınız yenileme fonunuz var. O makineyi de almadınız. Şu anda yenileme fonu gelir yazdınız ya. Ona bile indirim kullanarak hesaplayabiliyorsunuz. Yani, tamam. Hani o kadar geniş oradaki o kavram. Yatırım dönemindeki bütün kazançlar. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Tamam. İkili bir uygulama var. Yatırım döneminde yatırımın kendisinden elde ettiğiniz kazancı uyguluyorsunuz. İşletme dönemi yatırımı kendisinden elde ettiğiniz kazancı uyguluyorsunuz. Yatırım döneminde yatırımı kendisinden kazanç elde etmiyorsak yatırıma katkı tutarının %80'ini geçmemek üzere faydalanabiliyoruz. İki tane kıstas var. Yatırım tutarının %80'i veya yapılan yatırım harcaması kadarlık kısımdan. Şimdi örneklerle beraber daha rahat oturacak arkadaşlar. Neler faydalanamıyor? Arazi arsa harcamaları, royalti harcamaları, yedek parça harcamaları, amortisman tabi olmayan diğer harcamalar faydalanamıyor. 2 saat oldu değil mi? Mola verelim diyeceğim ama toplayamayız değil mi kimseyi? Kaçar değil mi herkes? Tamam ben mola yok o zaman. Kapılarla kilitlerim. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz böyle örneklerle giderek anlatayım istedim ben. Hani çok böyle detay böyle mevzuatla boğmaktansa aslında müessese çok karmaşık görünüyor ama çok da karmaşık da değil o kadar. Şimdi nedir? Bir tane teşvik belgeniz var. Yatırım tutarı 7 milyon. Belgenin üstünde yazılı zaten. Yatırıma katkı oranı %30. İndirim kurumlar vergisi %70. Bakın burada biz yatırım bitti. Bir tane biz ayakkabı fabrikası kuruyorduk. Deriyi işleyeceğiz. Tamam mı? Fabrikayı 7 milyona kurduk. Makinelerini kulağını çevirdik. Başladılar çalışmaya. Tamam mı? Ayakkabı üreteceğiz. 7 milyonluk yatırımla para kazanacağız. Ondan sonra da vergi ödemeyeceğiz. Değil mi? Ne oldu? 7 milyonluk teşvik belgemizi aldık. Yatırım onunla yaptık. Teşvik belgesinin kıstasları buymuş. Yatırıma katkı tutarımız ne oluyor? 70 milyonu. %30'u. 2 milyon 100 bin lira. Yani devlet şunu diyor bana. Kardeşim diyor senin yatırımının %30'unu ben diyor vergi almamak suretiyle destekleyeceğim diyor. Senden diyor 2 milyon 100 bin lira vergi almayacağım ben diyor. Tamam. Kurumlar vergisinde diyor sana da şöyle kıyas hani diyor tamamını almamak diyor ayıp olur diyor. Biraz da sen bana sus payı öde diyor. 14 senden olsun diyor. Benden olsun diyor. 6 da senden olsun diyor. Tamam? Verdiği indirimli kurum vergisi oranı var ya. %20 oranı %20 aldım. Yani hesaplaması kolay olsun diye arkadaşlar. O şey değil. Ben çünkü amacım müesseseyi öğrenin yoksa kuyumcu terazisiyle ölçmeye gerek yok. Yani 23 verse şimdi kafalar bir sürü karışacak gerek yok. %14 değil mi? 70'in, %20'nin %70'i %14. Yatırıma katkı olanı matrağı da vallahi var ya ellerinize sağlık.
matrağı da 2 milyon 100, yüzde 14, 15 milyon TL. Yani biz bu yatırımdan 15 milyon paraya kadar 2 milyon 100 bin TL az vergi ödeyeceğiz. 15 milyon para kazanana kadar az vergi ödeyeceğiz. Tamam. Bizim ilk yıl kazancımız neymiş? 10 milyonmuş. Tamam, 10 milyonmuş. KKG'miz varmış 1 milyon. Kurumlar vergisi matrağımız 11 milyon. Ödenmesi gereken kurumlar vergisi normalde 2 milyon 200 kurumlar vergisi ödeyecekmişiz. Ama teşvik vergisi sisteme girdiğinde, şimdi işletme döneminde yatırımdan elde edilen kazanç dediği için, yatırımdan elde edilen, bak üstüne basıyorum mesela, işletme döneminde, yani yatırım bitti, fabrikayı yeni kurmuştuk ya, o fabrikadan para kazanmıyor. KKG'yi indirim kurumlar vergisi hesaplamasına dikkate almıyor yatırım döneminde. İşletme döneminde, yatırım döneminde dikkate alacağız. Alacağız şimdi örneklerde. Ne oldu? Bizim 15 milyon da üst sınırımız. 15 milyon da üst sınırımız. 10 milyon birbirini karşılıyor mu? Karşılıyor. Açsaydı 25 milyon olsaydı kazancımız, 15 milyondan faydalanacaktık. 10 milyona normal vergi hesaplayacaktık. Ne oldu? 10 milyonu indirim kurumlardan faydalanacak. Faydalanan yatırma katkıları 10 milyondan %14 diye vergi oranımız. 1.400 devlete vergi ödemeyeceğiz. Devlet baba bize kıyak yaptı. Bu mükemmel bir sistem arkadaşlar. Bence her müşavirin mutlaka bilmesi gereken bir konu bu. Ben onu söyleyeyim net bir şekilde. Çünkü firmaya şu anda sağlayabileceğiniz en büyük katkılardan birisi burası arkadaşlar. Firmaya, çünkü gittiğinizde bu kurduğunuz kurguyla, hele biraz teşvik mevzuatı, ben mesela teşvik takip etmiyorum ama teşvik mevzuatına vakıfımdır. Hani ben öyle işler yapmıyorum. Ben vergicilik dışında başka hiçbir şey yapmıyorum ben. Benim için vergi çünkü. Ben o tarafı bilirim. Kafa yoruyorum zaten o tarafa hep. Ha, ama bu mevzuatta bilirim yani. Hani hangi öncelikli yatırım nedir? Öncelikli yatırım. Firmaya diyorum, bak hemen sen ne diyorum, şöyle bir şey yapalım. Böyle öncelikli yatırıma bağlayalım. Bu kadar vergisel avantaj sağlar. İşte bu sene mesela bir tane firmam var. Tıbbi ürünler satıyor. 150 milyon kar çıktı firmada. Bu yıl. Abi dedim, bak bu sene dedim 150 milyon kar çıktı. 30 milyon vergi, 30 küsür vergi ödeyeceğiz. Dedim hemen dedim. Dedim biz laboratuvar malzemeleri şey yapıyoruz. Dedim tüp üretelim. Hemen dedim bir test şey alalım. Öncelikli yatırımdan faydalanır dedim. İşte orada dedim şunlar olacak, bunlar olacak. Dedim seneye vergiyi ona göre planlayalım. Hani anlatabiliyor muyum? Sonuçta müşavir olmanın zaten asıl katma değer sağlayacağınız yer orası. Yani o zaman zaten paraya da döndürüyorum. Ben bu mükellefim, ne hiç pazarlık etmiyorum. Ne yapalım diyorum. Yap diyor bir şey diyor. Tamam diyorum, şu olsun mu diyor. Hani anlaşıyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz her sene. Güzel güzel. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi ne oldu? Ticari bilanço kârı 10 milyon 1.400 vergi ödemedik. KKG dedim ya, sadece kazançtan elde edilen KKG'ye normal %20 vergi ödedim. Ne oldu? 200 bin lira buradan. Şuradan da şunun, hani ben dedik ya helalleşeceğiz ama %14'ü benden, %6'sı da senden olsun. O %6 geldi. Ne oldu? 800 bin lira vergi ödeyerek hesap dönemini kapattık. Sonra bir sonraki yıl geldi. Şimdi bir sonraki yıl yatırım bitti bu sene. Bu kadar az vergi ödedik ama ne kaldı geriye? 2 milyon 100, 1.400 700 bin lira mı kaldı? Bir sonraki yıla devretti. Bir sonraki yılda faydalanabilir miyiz? Faydalanırız. Ha, bakanlık ne diyor? Bir sonraki yıl faydalanacaksın ya diyor. Bak diyor, sana da bir kıyak daha yapayım diyor. Para diyor, pul oluyor diyor. O zaman diyor yeniden değerleme oranında bunu arttıralım diyor. Tamam? Yeniden değerleme oranında bunu arttıralım diyor. Sonra bir yıl sonraki yıla geldik. Ne oldu? Bizim faydalandığımız neydi? 7 milyondu. %30, 2 milyon 100'dü. Bir önceki şey, faydalanabileceğimiz oydu. Bir önceki yıl kullanılan 1 milyon 400 bin lira. Devreden yatırma katkıları 700 bin. Ne olacak? İşte diyor, ya enflasyon var kardeşim ülkede diyor. Ben salladım, cumhuriyet bizim cumhuriyet olduğu için. %80 dedim yeniden değerleme oranı. Çok takılmayın oraya. Farazi diye yazdım yanında. Hani hesaplaması kolay olsun. Ben hani amacım o. Ne oldu? 560 bin oldu. Ne oldu? 700 bin buradan. Yeniden değerlemeden 560 geldi. Ne oldu? Endekslenmiş yatırma katkı tutarım 1260 oldu. Şimdi bir sonraki yıla gelelim bakalım. Hadi ne oldu? Ha. Devreden yatırma katkı tutarımız 2 milyon 1400 700. Endeksledik 1260 oldu. Yine indirimli kurumlar vergisinin üst sınırını bulalım. Ne kadar vergi desteği vardı bize? %14'tü değil mi vergi oranımız? Bu 1260'ı %14'e böldüğümüzde 9 milyon. Yani o endekslemeyi neden öyle tutuyorum? Bu matematik kolay olsun diye. Yoksa detaylar, küçük rakamlar, küsuratları sevmiyorum ben. Matematik kolay olsun. Yani kafayı matematikte şey yapmaya gerek yok. Matematik anlatmıyoruz nasıl olsa. Matrak bilgileri, ticari bilanço kârı 12 milyon, KKG 500 bin, kurumlar vergisi matrağı 12.500, ödenmesi gereken kurumlar vergisi. Ha, ne oldu? Burada kârımız 12 milyon. Benim faydalanabileceğim hakkım ne kadar?
9 milyon. Ne yapmam? O zaman ben sadece indirimi kullanarak size 9 milyondan faydalanabilirim. Geriye kalan 3 milyon nereye gidecek? Buraya gidecek. KKG'yi burada yanlış almışız. Bak burada matematik hatamız var ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kaçırmışım burayı ya. Yani kusura bakmayın yani. Evet, 500 olacaktı orası. Tabii orada 3,5 olacaktı. Biz orada yanlış yapmışız. Kusura bakmayın artık. Hani. Tamam, bir sayın yani. Hani. Ne oldu? 9 milyondan 1,260. Yine vergi ödemedim. Ödenecek kurumlar ne oldu? 540 bin lira oldu. %6. Buradan da gelen kurumlar vergisiyle beraber 1,300 vergi ödedik. 2,5 ödeyeceğimize 1,340 ödeyerek vergisel süreci planlamış olduk. Önemli bir müessese. Tabi bu kadar kolay olmuyor. Bir yatırım, 7 milyonluk yatırım yapıp 9 milyon para kazanıyorsak zaten hayat, ondan güzel bir hayat var mı? Ha? Değil mi? Yani mümkün mü ya? Hani. Bunlarda bir YMM raporu var mı? Bunlarda YMM raporu yok arkadaşlar. Yok, olmaz arkadaşlar. Bunda YMM raporu yok. Bunda. Ama başka şey olabilir mi? Eski teşvik mevzuatı olabilir mi? 2005'te. Hayır, 2005'te kesilirse orada var ama. Onda var. Bunda değil. O şimdi ek 1.5 o. Ek 1.5 miydi? Ek 1.5 geri vergisi kanunu. Bir de 19. madde kastı. Onlar da rapor vardı. Bunda yok. Evet. Yani bunda yok. Teftişte görmüştü onu. Müfettiş görmüştü onu. Tamam. Oldu mu? Haydi devam edelim. Şimdi işletme döneminde yatırımlar elde edilen kazançlara indirimi kullanma vergisi. Şimdi biz hani tesisi kurduk ya. Ne yaptık? Ayakkabı üreteceğiz. Deriyi işleyecek tesisi kurmuştuk 7 milyona. Sonra baktık ya dedik biz fabrika güzel gidiyor işler. Ya dedik biz dedik yanına bir de ayakkabı tabanı üretecek bir tesis kuralım. Tamam mı? Gidelim bir teşvik belgesi daha alalım. O zaman ne oldu? Tevsi yatırım diyorlar buna. Tamam mı? Tevsi biraz önceki komple yeni yatırımdı. Tevsi yatırım. Tevsi yatırımda bize şunu söylüyor. Kazancı diyor ayrı ayrı tespit et diyor. Ayrı ayrı tespit et diyor. Yani ayakkabının derisinden ne kadar kazanç elde ettiğini ayrı, tabandan ne kadar para kazandığını ayrı tespit et. Tabii fiiliyatta mümkün mü? Değil. O zaman diyor, ben diyor bunu tespit edemezsen de diyor sana bir yöntem belirleyeceğim diyor bakanlık mevzuatta. 32A'da düzenliyor bu. Tevsi yatırımda da ne diyor? Eğer diyor kazancı ayrı tespit edebiliyorsan az sonra ilişki o. Ama diyor ayrı tespit edemiyorsan diyor amortismana, yani aslında formülde yazdık orada, yatırım tutarını amortismana tabi iktisadi kıymet tutarına oranla diyor. Ama diyor amortismana tabi iktisadi kıymet tutarı neler giriyor diyor. Bir, amortismana tabi iktisadi kıymet olacak. İktisadi kıymetin kendisi. İki, yapılmakta olan yatırımlar da buraya dahil olacak diyor. Amortismana tabi olmasa ona dahil et diyor. Öyle bir şey düzenlemesi yapmış. Şurada parantez içinde. Tamam. Ne yapacaksın? Yatırım tutarı. Amortismana tabi iktisadi kıymeti oranlayacaksın. Senin o dönemki ticari bilanço kârını bunu çarpacaksın. Yatırımdan elde edilen kazancı bulacaksın. Tamam. Şimdi gelelim. Burada tanımını da verdik. 26'lı grupta olanlar da giriyor buraya. Tamam. Evet. Çekemediniz galiba. Çek. Slide atacağım arkadaşlar. Şey yapmayın. Yani slide şeyde de yapabiliriz. Başkanım herkese mail de atabilirsiniz. Yani ben takılmam yani. Bunların sitesine koyacağız YouTube'da. Tamam. Siz izin verirseniz. Tabii. Şeyi de yapabilirsiniz. Arkadaşlar slide'ı da paylaşabilirsiniz. Sadece video yerine. Slide'ı da hani arkadaşların elinde bulunması için paylaşabilirsiniz. Yani çok ben çünkü hani amacımız bilsin herkes. Yani hani paylaşmak. Efendim? Bilgiyi paylaşmak. Bilgiyi paylaşalım tabii ya. Yani sonuçta aslında her şeyden çok doğru inşa etmek. Tabii. Yani o tabii de hani sonuçta ama bilgiyi de paylaşmak gerekiyor. Yani evet. Ya şey, tevsi yatırıma ilişkin teşvik vergisi bilgileri, kazanç bilgi aşağıdaki gibidir. Vergi oranı gene %20. Yatırım tutarı 12 milyon olsun bu sefer. Yatırıma katkı oranımız %25 olsun. İndirim kurulma vergisi %60 olsun. Ne olacak? Yatırıma katkı oranımız ne oldu? 3 milyon. Vergi oranımız ne olacak? %20 çarpı %60, %12. Yatırıma katkı oranı matrağı üst limiti buluyor. O neden lazım? İşte aşıyorsa eğer elde ettiğim kazanç, onu ayarlamak için yapıyorum. 3 milyon bölü %12, 25 milyon. Şimdi neyi bulacağız? İşte şu formülümüz var diye bizim hesaplamayla ilgili. Ne oldu? Nelere dikkate alıyoruz? İşte 250 var, 52 var, 53 var, 54 var, 55 var, 57, 58 yazmışım iktisadi kıymetleri. Neleri almıyorum? 250'ler amortismana tabi değil, onu almıyorum. 257 birikmiş amortismanları değerden düşmüyorum. Ne oldu? 9, 9, 18,
54.6, 255.5, 258.7. Ne oldu? 36 milyon. Yatırım tutarım neydi? 12. 12 bölü 36, 9 milyon. Ne oldu? Benim 9 milyonluk kazancımın 3 milyonu yatırımdan elde edilen kazanç oluyor. Ancak 3 milyona indirimi kurumlar olarak hesaplayacağım arkadaşlar. Tamam. Ne oldu? 9 milyon. 3 milyon bulmuştum ya burada. Şimdi ona indirimli kurumlar vergisi sadece 3 milyona. Ne oldu benim kazancım? Durumum şu. 9 milyon. KKGM bu. Kurumlar vergisi ödenmesi gereken kurumlar. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması gereken indirimli kurumlar vergisi matrağı 3 milyon. 3 milyonun %12'si 360 bin. Ödenecek kurumlar vergisi %12'den yani 20'nin geri kalanını ödeyeceğim. 240 bin lira. Geriye kalan 6 bin milyon artı KKG matrağı. Ne oldu? 1.400 hesaplanan vergi var. Toplamda 1.640 ödenecek vergiyle karşı karşıya kalıyor muyum? Kalıyorum. Şimdi dikkat ederseniz benim aslında elde ettiğim hak 3 milyon. Ancak 360 binden faydalanıyor. Aslında genelde de bu iş böyle oluyordu arkadaşlar. İşletme döneminde. Çünkü firmaların çoğu bizim komple yatırım teşvik belgesine bağlı yatırım sayısı az. Genelde şirketler faaliyete bulunuyor. Adam fabrikanın yanına bir şey daha yapalım, iki tane daha makine alalım diyor. Teşvik belgesine bağlı. Değil mi? Onun için bu süreç böyle çok uzadığından dolayı 10 yılı buluyordu, 15, 20 yılı buluyordu firmalar. Ne yaptı bakanlık? İşte geldi yatırım döneminde de dedi mükellefler faydalansın. Yatırımcının biz dedi elimizden gelen desteği yapalım. Mükemmel bir düzenleme bana sorarsanız. 2013'te yürürlüğe girdi. Bizim için acayip vergi planlama avantajları yarattı. Biz şirketlerin yatırımlarını bile planladık. Bu sene dedik ne kadar karlılık öngörüyorsun yılın başında. Dedik bu sene ona göre bu kadar yatırım harcaması yap, bu kadar vergi öderiz, yatırımın bu kadarını vergiden sağlarız falan filan diye bunların kurgularını yaptık firmalarda. Mükemmel bir düzenleme oldu. İlk başta biraz daha sınırlıydı, bir sürü yani o detaylara girmeyeceğim. En son gittikçe hak yükselerek de devam etti. En son 2017 yılında başka bir düzenleme getirdi, onunla beraber tavan yaptı zaten. Ama şu anda ben şeyi anlatacağım size, iki safhada anlatacağım bunu. Bir imalat sanayi var arkadaşlar. İmalat sanayinde başka bir uygulaması var bunun. Diğer sektörlerde başka bir uygulaması var. Tamam? Teşvik belgesine bağlı. İmalat sanayinde başka bir uygulama var. Diğer sektörlerde başka bir uygulama var. Yatırım döneminde faydalanma ile ilgili. Ben öncelikle size normal uygulamayı anlatacağım. Sonra da imalat sanayi. İmalat sanayi biraz daha karmaşık çünkü. Tamam? Evet. Nedir? Bakanlar Kurulu 15. maddesinin 5. fıkrasında düzenleniyor bu. Gerçekleşen yatırım harcama tutarını aşmamak. Burada şunu diyor, kardeşim diyor, harcadığın para kadar faydalandırırım diyor sana diyor. Hani harcadığın falan para bir üst sınır ama. Ve diyor toplam yatırıma katkı tutarının %80'ini geçmemek üzere. Yani 10 milyonluk bir teşvik belgeniz var. Yatırıma katkı oranınız %30. Tamam, %30. Nedir 10 milyon çarpı %30? 3 milyon lira. Onun %80'i ne yapar? 2 milyon 400. Ben sana diyor yatırım döneminde o 3 milyonu verecek mi ya hak diyor. Onun diyor 2.400'ünü faydalandırırım diyor. 2.400'ünü faydalandırırım. Ama diyor harcadığın para da 1 milyonsa diyor ancak 1 milyondan faydalanırsın diyor 2.400. Tamam, iki tane kıstas getirmiş. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç tanımına yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımın işletilmesine elde edilen kazançlar dışındaki tüm kazançlar girecektir. Yenileme faaliyeti mesela örnek. Bunu özellikle üstüne basarak veriyorum. Çünkü bu zaten konunun artık nereye gittiğini çok güzel örneği. Yenileme fonu. Bundan bile faydalanabiliyorsunuz. Hiçbir alakası yok. 3 yıl önce satmışım. Yatırımı daha yeni başlamışım. Teşvik belgesini yeni almışım. Onu kazanca ilave ediyorum. Ondan bile faydalanabiliyorum. Bu bile bakın bir vergi planlaması olabilir. Bir tane şirketiniz vardır. Bir tane iktisadi kıymetini satacak. Fabrika binasını. Mesela 2 yıl sonra da fabrika binası yapmayı düşünüyor. O fabrikadan elde ettiği kazancı hem gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanıyor. Geriye kalan da yenileme fonu yaptı. En son yenileme fonunu geldi. 3. yılın sonunda teşvik yeni bir fabrika kurmayı düşünüyor. Oraya bile planlanabilir yani. İşin şeyi yok çünkü bakın. O sizin ufkunuzla alakalı aslında. Bu mevzuatı bilmek değil zaten arkadaşlar aslında. Gelip orada uygulayabilmek yani. Yani o planlamayı ortaya koyabilmek. Yatırım döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımı fiilen başlanan tarihi geçen yatırıma başlama tarihi yatırımın ilk teşvik belgesinin başvurulduğu geçici vergi döneminden itibaren başlıyor arkadaşlar. Yatırımın ya fiilen tamamlandığı veya yatırımı kapatma için başvurulduğu tarihe kadar yatırım dönemi olarak kabul ediliyor. Ne var burada da? Gene örnek imalat sanayine ait olmayan özellikle yazdım. İmalat sanayinde başka uygulama var. Yatırım teşvik belgesi bilgileri. Yatırım tutarı 20 milyon. Yatırıma katkı tutarı %30. İndirim kurumlar arası %70. Gerçekleşen yatırım harcaması 2 milyon 100. Yatırıma katkı tutarı 20 milyon çarpı %30. 6 milyon. Yatırım döneminde kullanılabilecek üst sınır 6 milyon çarpı %80. 4 milyon 800 bin.
Gerçekleşen yatırım harcaması 2.100.000. Ne diyordu bize madde? Şunla şunu karşılaştır. Hangisi düşükse ondan faydalan. Neyden faydalanabilirim ben? 2.100.000 TL'den faydalanabilirim. Aşama aşama bu tutarı kullanabilir. İnanılmaz kurumlar vergisi %20 bölü %70, %14 vergi oranımız var. Ne oldu? 2.100.000 bölü %14, 15 milyon matrağa kadar indirimli kurumlar vergisine faydalanabilirim. Matrağım neymiş? 13 milyon, 1 milyon, 14 milyon, 2 milyon 800 bin. Normalde 14 milyon matrağa 2 milyon 800 vergi ödeyecektim. Şimdi indirimli kurumlar vergisinde, işte bakın indirimli kurumlar vergisinde temin kazançtan faydalanabiliyorduk ya. Burada her şeyden faydalanabildiğimiz için KKG'yi de indirimli kurumlar vergisi hesaplamasına dikkate alabiliyoruz arkadaşlar. Tamam? Yatırım döneminde. Ne oldu? İndirim kurum vergisi uygulaması, indirim kurum vergisi matrağı 14 milyon. 14 milyondan %14, 1 milyon 960 bin lira. İndirim kurum vergisinden faydalanacağız. Ödenecek vergi 14 milyon %6, 840 bin lira. Yani 2.800 vergi ödeyeceğimiz yerde teşvik mevzuatı kapsamında 1.960 yatırma katkılarından faydalanmış olduk. 840 bin TL'de ne yaptık? Vergi ödemekte karşı karşıya kaldık. Tamam. İmara sanayine ait olmayan teşvik belgesi bilgisi aşağıdaki bir yatırım faaliyete yatırım faaliyete başlamıştı. Vergi oranı gene yatırım tutarı 12 milyon, yatırıma katkı 125, indirim kurumlar vergisi %60, gerçekleşen yatırım harcaması 2.600. Şimdi burada da başka bir örnek verdim aslında. 12 milyon, %25'i 3 milyon, 3 milyonu %80'inden faydalanabiliyorduk. 2.400. Bu sefer yatırım yüksek olsa da 2.400'den faydalanıyoruz. Yatırma katkı tutarını geçemiyor diyor ya, yatırma katkı tutarını yüzü. Bu sefer 2.400. Hani bir olduğu detayı da göresiniz diye yaptım aslında bu örneği. Ne oldu? Gene vergi oranım %20'yi 60, %12 yatırma katkı oranı matrağı 2.400, %12 20 milyon. Matrağımda ne? 22 milyon ticari bilanço kârı, KKG'm 1 milyon, 23 milyon 4.600. Ne oldu? 22 milyon, 1 milyon kurumlar vergisi matrağı 23, ödenmesi gereken kurumlar 4.600. Normalde ödemem. Şimdi ne oldu? Benim faydalanabileceğim tutarım ne çıkmıştı? 20 milyon çıkmıştı değil mi? 20 milyon indirimli kurum vergisi matrağı olacak. Onun üzerinden 2.400 destekten faydalanacağım. Tamamını kullanmış oluyorum burada aslında. Bir daha faydalanabileceğim bir rakam yok. 1.600 vergi ödeyeceğim. Burada da geriye kalan tutarım yetmediği için indirimli kurum vergisi matrağımız 2.200. Bu müessese aslında arkadaşlar. Benim 16 tane teşvik belgesi olan bir kerefim var. 16 tane teşvik belgesini aynı anda hesaplama yapıyoruz biz. Bir arkadaşım var, 24 tane teşvik belgesi var. Onda zaten ödenmeyen vergi 240 milyonu buluyor arkadaşlar. Bakın, ödenmeyen vergi 240 milyon indirimli kurumlar vergisi bu sene faydalandı tutar. Bir de öncelikli yatırım falan onun konusu. Hani bu müesseseyi doğru kullanabilirseniz, hani şu anda bunun yerini absorbe, ancak serbest bölgede falan gidip üretim yapabiliyorsun, onlar olabilir. Onun dışında bunun yerini tutabilecek herhangi bir müessese yok yani. Bir de bir ayrım daha var. İmalat sanayi. Ama bu düzenleme 31.12.2022 tarihinde sona erdi. 2023 yılında yok artık. Hani. Ama bundan doğan haklarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. O haklarınız baki. Onun aksine böyle bazı şeyler yazıyorlar, çiziyorlar, görüyorum. Saçma düşünceler onlar. Hiçbirine itibar etmeyin. Bir mükellefin kazandığı hak onun için bakidir arkadaşlar. Tamam. Hukuk sistemi içinde tartışılacak bir şey değildir. Anlamsız yorumlar veya görüşler. İmalat sanayine yönelik bu teşvik belgesinde faaliyet kodları mutlaka US97 kodları var. Teşvik belgeleriyle ilgili. 15'te 37 kodlarından olacak. Bunların hepsi imalat sanayi zaten. Burada imalat sanayi kabul edilmiyor. Madenler falan kabul edilmiyor imalat sanayi. Şunu. He? Neden? Devam, devam. Ben 5 saatte anlatırım arkadaşlar. Sorun yok ya. Evet. Olacak zaten diyormuş. Yok yok, bitirmeye uğraşayım. Ya arkadaşlar işte bazı şeyleri pas geçsem gönlüm el vermiyor. Anlatsak şey olmuyor. Hani çok böyle arada kalıyorsun. Bu tür şeylerin en büyük sorunu o yani. Hani zaman konusu var. Hocam bunu bizim Bursa'da en çok kullandığımız yöntem bu. İmalat sanayi çünkü Bursa'da. Bir tane örnek verdim ama çok anlatmadım. Bu ayrı seminer konusu olur ya. Hani daha doğrusu indirim kurumlar varsa ayrı seminer konusu olur yani. Hani çünkü şey bir konu bu. Ama yaptınız siz galiba bir tane seminer. Yaptınız zaten ya. Hani bu müessese çünkü hani bu arkadaşlar bu öyle bir müessese ki biz bir şirketimizde fabrikayı baştan sona yeniledik firmada. Neden biliyor musunuz? Bizim şirketimiz deli kar elde ediyor. Deli gibi kar elde ediyor. Yani bizim yıllık karımız 100 milyon. 100 milyon kar elde ediyoruz. Şimdi yatırım yapıyoruz. 50 milyon.
Tamam. 50 milyon yatırım yaptık. 50 milyon teşvik belgesi aldık. Bizim faaliyet kolumuz öncelikli yatırım konusu %40'tan faydalanıyor. Yatırıma katkı oranımız 50 milyonluk yatırımda 20 milyon vergi ödemeyeceğiz. Bir de buradan 15 puan görüyor, 55 puan. 27,5 milyon vergi ödemeyeceğiz. Düşünsenize. Ben adama en son şey dedim. Bitti bizim yatırım. Dedim bizim ne kadar eski makine varsa dedim onları da teşvike bağlayalım. Hepsini dedim satalım dedim. Karlı bile çıkabiliriz bu işin sonunda. Karlı bile çıkabiliriz. Çünkü neden? Biz karlıyız. Dönüyor iş. Biz cebimizden para harcamadan yatırım yaptık. Öyle diyeyim ben size. Yani hani çünkü yatırımın 27,5'unu şeyden sağlıyorsunuz. Düşünsenize. Vergi ödemeyerek sağlıyorsunuz. İlk zaten hesaplamayı yaptım. İlk yıl böyle işte 10 milyon para harcamışız. 10 milyon teşvikten faydalandık falan böyle. 10 milyon üst sınırdan faydalandık. Yatırım bedeli vergiden çıkıyor. Adam dedi ya üstad dedi ya bir şey olmasın burada dedi. Hani dedi ya 10 milyon yatırım harcadık yaptık bize dedi. Sen dedi 10 milyon vergi hesap ödemedik dedi. Nasıl oluyor bu iş dedi. Dedim sıkıntı yok. Devam yürüyorlar. Sen yani yap yatırımı sen. Hani. Tamam. Yok onu alamazsınız. Eski makineden satacağız yenisini alacağız zaten. Onu söylüyorum ben orada. Kastım o. Hani şeyde teşvikte eski makineden faydalanmıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Yani bizim söylediğimiz şu. Biz o kadar büyük bir destekten faydalanıyoruz. 55 oranı çok deli bir oran arkadaşlar. Düşünsenize. 100 lira para ödüyorsunuz. 55 lirasını vergi ödemiyorsunuz. Şimdi elinizde makineler var. Yarı parasına satsanız yeni aldığınız makineleri zaten vergi de karşı karşıya getiriyorsunuz. Yani vergi ödemeyerek makineleri yeniliyorsunuz. Düşünsenize. Evet. İmalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1-1-2017 31-12-2017 tarihleri arasında gerçekleşen yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik yatırım uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde hem bölgesel hem de uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranı 15 puan ilave edilmek suretiyle. Yani biraz önce oranımız vardı ya yatırıma katkı oranı işte 10 milyonluk yatırımın %30'unu alıyorduk ya. Burada bir 15 puan daha ilave et diyor 45 al diyor. Ne oldu? 4,5 milyon, 1,5 milyon ilave cebimize para giriyor. Deli para. Bize falan yemin imali şeyler falan verse ben yaparım hayatını. Böyle birbirine düşünürüm yani hakikaten bir şeyler yapmayı. Hani yap izin vermiyorlar yoksa ya soğuk hava tesisi kurarsın mesela. Onu da böyle hani şimdi mesela İzmir'de veya Manisa'ya gidiyorsun Sarıhanlı bölgesinde. Manisa ikinci bölge. Sarıhanlı bölgesine yatırım yaparsan üçüncü bölge desteklerinden faydalı. Soğuk havada yoksa açalım bir tane. Veririm kiraya geçer giderim. Düşünsene kurumlar arası matronundan mahsup edemiyorum. Ama tabii bizde ne yazık ki. Yani. Kendi başımıza sürecek şeyimiz yok. Meremimiz yok yani. Enerji santralleri imalat sanayi olarak enerji santralleri şey olmayabilir ya. Desteklenmiyor olabilir. O 197 kontrol yatırım teşvik belgesi veriyor. Ama verir şeyden genel teşvikten faydalanıyor. Şimdi bak teşvik uygulamasında 3 tane teşvik yöntemi var. Genel teşvik, bölgesel teşvik, stratejik yatırım. Şimdi o genel teşvikten alıyordur. Sadece KDV ve şey gümrük vergisi istisnasından faydalanıyor. Bizim burada indirim kurumlar vergisinden faydalanan bölgesel teşvik uygulaması. Ondan dolayı alıyorlar onu. KDV istisnası vardır burada. GES'te var tabii arkadaşlar. Şimdi güneş enerji sistemlerinde Şubat ayından itibaren 2022 Şubat ayında GES'te 4. bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz ama onlar imalat sanayi kabul edilmiyor arkadaşlar. Onlar normal biraz önceki anlattığım sistemden faydalanıyor. Tamam? Hani GES'ten imalat sanayi kabul edilmiyor. Tamam o 4. bölge desteklerinden faydalanacak ama. 1. bölgede %30 destek oranı indirim kurma vergisi oranında %70. Hayır. Sizin orada o teşviklerde güneş enerji sistemlerinde 3. bölge 4. bölge desteklerinden faydalanıyorsunuz. Ya orada hata yapmışsınız. Tamam? %70. %70 orada da geçerli. %80. Evet, %80 orada da geçerli. Yani avanstan orada da faydalanabiliyorsunuz. O da zaten firmalara hep önerdik bunu da yapanlar oldu, yapmayanlar oldu. Oranın tabii şey anlamı kalmadı arkadaşlar. O elektriğin fazlasını satamama ile ilgili bir Enerji Bakanlığı bir düzenleme yaptı ya. Ya çok konu var tabii arkadaşlar. Bu iş öyle bir şey ki bir yerden yapıyorsun öbür taraftan başka bir şey çıkıyor yani. Peki GES'te organize sanayi bölgelerinde hani olmasın yok o olmaz. Olmaz. Olmaz burada. O teşvik belgesi zaten de öncelikli yatırım olarak 4. bölge desteklerinden faydalanıyor. Evet. Bence zaten yapılması lazım arkadaşlar. Bunlar hani enerji bir ülkenin atar damarıdır aslında. Yani hani bu işte güneş veya rüzgar olduğu çok önemli değil. Hani son tahlilde hani bunlar mümkün olduğu kadar kaynak olarak kullanabilir. Çok da yani o Şubat'ta yaptıkları düzenleme bence çok yerinde bir düzenlemeydi. Gerçekten oraya yatırım yapması çok önemli şirketlerin. Çünkü enerji ihtiyacını karşılıyor olmak
Hani bir şirketin hele doğal kaynaklarla karşılaması çok büyük bir olanak bence. Evet, şimdi nedir? Burada ne yaptı? Artı 15 puan getirdi 30'a. Başka ne getirdi? Kurumlar vergisi oranını hani %70 alıyorduk ya, onu %100 yapıyor burada. 20 vergi ödemeyeceğiz yani, düşünsenize. Tamam. Yani %20 kurumlar vergisi oranını %70'e çarpıyorduk, %14 destek veriyordu. Geri kalan %6 vergi ödüyorduk. Burada o desteği %100 yapıyor. Artı yatırım döneminde neyi kullanıyorduk? Bak şurada örneklerde yapmıştım. Şu %80'i kullanabiliyorduk ya yatırım döneminde. Onu da %100 yapıyor. Tamam mı? Yani 2400'ü kullandık ya mesela burada, izin vermediği için biraz önce bizim bu teşvimizi. Sınır 2400'e takıldık. Burada 3 milyon olacak artık o. Bu uygulamada 3 milyonun tamamını kullanabileceğiz. Tamam? Evet. İmalat sanayine yönelik teşvik belgesi bilgisi aşağıdaki gibidir. Yatırım faaliyete başlamamıştır. Vergi oranı %20 alınmıştır gene. Teşvik belgesi bilgileri 11 milyonluk yatırım tutarımız var. Yatırıma katkı oranı %30, indirim kullanma vergisi oranı %60, gerçekleşen yatırım harcaması tutarı 4 milyon TL. Tamam? Ne olacak? Şimdi ben hesaplamanın nasıl, ticari bilanço kârı ile ilgili. Şimdi burada artık ikili bir hesaplama yapıyoruz. Temin hep böyle bir belge için bir tane hesaplama yapıyorduk ya, burada ikiye ayırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bu mevzuatın düzenlemesinde, geçtim mi? Bakın, şu tarihler arasında gerçekleştirilen harcamalar için bu hakkı veriyor. Harcandığı para kadarlık o ilave hakkı elde ediyorsunuz. Onun için bizim şu 4 milyon para harcadık ya, 4 milyon paraya o ilave haklarla ilgili hesaplama yapacağız. Geri kalan 6 milyon harcamadığımız paraya genel hükümler uygulayacağız. Şimdi burada da kafa karışıklığı var. Sadece bundan faydalanabilirsin diyenler var. Bu tabii hukukun genel ilkeleri, o arkadaşlar bunu söyleyenler hukuk bilmiyor. Çünkü özel hüküm, genel hüküm diye hukukta iki tane kavram vardır arkadaşlar. Özel hüküm genel hükmün önüne geçer. Bu bizim geçiş 8. madde bu. 3305 sayılı kararın. Özel hükümdür bu. 4 milyon için genel hükmün önüne geçiyor. Ama özel hükmün genel hükmün önüne geçiyor olması 6 milyon için hala genel hükümden faydalanmayacağım anlamına gelmez. Tamam? Bu hukuki yorumdur zaten. Yani hani şeye gerek yok. Hani abes teşkil geri kalanı tartışmak. Ne oldu? 4 milyon için ne yapacağım? %30'du belgem. Ne oldu? %15 ilave ettim, 45. 1.800 buradan cebe attık. Burada ne oldu? 7 milyon. Bu hala %30. 7 mi almışım onu ya? Ya yatırım tutarım 11 milyonmuş. Tamam. Ne oldu? 7 milyon. %30. O gerçekleşmeyen hala normal hükümden faydalanmaya devam ediyorum. Hakkım çünkü benim o. Yani o başka bir düzenleme, o benim hakkımı elimden kalmaz. Anlamsız. Devlet fayda sağlamaya çalışıyor. Mükellefi neden mağdur etsin, değil mi? Zaten özel hüküm, genel hüküm gereği. Buradan dava açıp da kazanmıştım ben. Sadece böyle küçücük bir paragrafla arkadaşlar. Özel hüküm, genel hüküm kavramından yola çıkarak yaptığım bir açıklamada. Yatırım döneminde kullanılan yatırımı katkı tutarı 1.800. Vergi oranı neydi? %. Burada yatırım döneminde faydalanabileceğim oranı neye getiriyor? %100'e. Burada %80 hala. Onda genel hüküm geçerli. Ne oldu? 1.800 burada. Burada ne oldu? Göremiyorum şuradan. Şeyde bulabilsem. Ne oldu? %80. 1.680. Ne oldu? İndirim kurma vergisi oranı %20. Burada vergi oranı neydi? %100 yapmıştı. Öyle hak verdi. Değil mi? Madde. 3 tane değişiklik. Ne oldu? Vergi oranım %20 oldu. Burada hala %20, %70, %14. Ne oldu? Yatırıma katkı oranı matrağı 1.800, %20, 9 milyon. 1.680, %14, 12 milyon. Ha, şimdi ama dönelim bakalım. Bizim yatırım 18, 19 milyon matrağımız var. Hangisine öncelik vereceğiz? Şimdi bak, bizim faydalanabilir hakkımız 22 milyon, 21 milyon, matrağımız 18 milyon. Hangisini kullanmalıyız önce? Orantı mı yapacağız? Yoksa gene bakın arkadaşlar, özel hüküm hukuk sistemi içinde özel hüküm genel hükmün önüne geçer dedik ya biraz önce. Burada özel hüküm genel hükmün önüne geçtiği için ilk başta faydalanma hakkınız 9 milyondur. Önce onu kullanırsınız, sonra diğerini kullanırsınız. Aksi yönde yapılacak yorum hukuk bilmemektir yani. Hani, tamam? Yani bunu çok net zaten bir denetim elemanına gidin anlatın. Onlar çünkü şey hani o KPSS'ye falan girerken tabii hani ciddi bir hukuk birikime ediniyor. Yani sonuçta ben hani kendim denetim elemanı yani kamudaki sınavlara girerken
Bilge Öztan'ın Medeni Hukuk kitabını okumuşumdur. Bilge Öztan Ankara Hukuk Fakültesi'nde okutulur o kitap. Yaklaşık 1200 sayfa medeni hukuk anlatır. Yani hani mecbursunuz hepsini öğrenmeye. Yani ceza kanunu, işte Şerif Gözübü'yü okursunuz, anayasa hukuku. Adam zaten hani anayasa hukuk profesörüdür. Türkiye'de otoritelerden biri o tarihlerde. İşte Metin Günday idare hukuku profesörü. Yani gene otorite. Hani onlarla genelde denetim elemanı arkadaşlar daha o şeylere hukuk bilgileri vardır. Onları çok net anlatırsınız ona. Özel hüküm, genel hüküm nereden kaynaklandığını. Tamam. Ne oldu? İşte bu 19 milyonluk matrağımızın 9 milyonu özel hükümden faydalandı. Şurada hesapladık matrağını. Bunun üzerinden hiç vergi ödemedik. Neden? Vergi oranını %20'ye çıkardığı için. Tamam. Geriye kalan 10 milyon için %14 üzerinden genel hükümden 1.400'den faydalanacağız. Ödenecek kurumlar vergisi %6'dan 600 bin lira. Yani totalde şirket 3 milyon 800 bin lira vergi ödeyecekken 600 bin lira vergi ödemiş oldu. Ötekini içemedim. Bunu içerim inşallah. Yani. Evet. Tamam arkadaşlar. Yani. Çaydan yerdiyse sabaha kadar buradayız. Tabii tabii. Yani ben yok yok bitiyor bitiyor. Az kaldı. Kurtaracaksınız biraz. Yani herhalde bir 6-7 tane slaytımız kaldı. Yani. Ya biraz hızlı gitmek de zor. Aslında daha böyle hani sindire sindire gidebilsek çok daha keyifli olur belki de. Mecbur şey yapıyoruz yani. Zaman. Çok sürmez sürmez. Burası daha şey. Şimdi ek vergi müessesesi biliyorsunuz hepimizin hayatına girdi. 7440 sayılı kanunla beraber ortalığı darma duman etti. Firmaların bir kısmına bu hafta mesela Perşembe günü Marmaris'te bir grubum var. 5 şirketleri var bende. Orada da her türlü şeyimiz var bizim. Limanımız var, yat limanımız var. İşte normal limanı, gemi kuruyuz gemilerin yanaşacağı yat limanımız var. İşte uluslararası yolcu taşıyan gemilerimiz var falan böyle. İstisnanın her biri de var. Otelimiz var orada indirim kurumlardan faydalanıyoruz falan böyle. Bir sürü varyasyon var. Bu sene bu hemen bu haftaki vergi firmaya 6,5 milyon ilave vergi çıktı buradan. Yani totalde grubun hepsine üstad dedi ya sen dedi hiç hayra alamet gelmedin bu sefer dedi. Yani. Ne oldu? Allah için aklarını da yemeyeyim şimdi. Hani ya dava açalım falan dedim. Yok dedi biz dedi buna dava açmayız dedi ödeyelim o parayı. Devlet bunu dedi deprem için alıyorlar dedi. Biz dedi ona dava açmayız dedi. Mesela hani öyle de bir şey haklarını yemeyeyim şimdi. Yani hani Allah için yani dedi ödeyelim dedi. Hiç dedi dava falan bizim dedi açacağımız konu olmaz dedi. Yani. Gerek yok. 5520 sayılı kanunla diğer kanunla yer alan düzenlemeler uğrayınca kurum kazancında indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları. İşte o anlattığımız istisnalar vardı ya arkadaşlar. Şimdi detayını vereceğim birazdan zaten burada göreceksiniz. Bir sonraki slide'da var. Onların hepsinden şey iştirak kazançlarında %5, diğerlerinde %10 olmak üzere vergi külfetiyle karşı karşıyayız. Biraz önce anlattığım indirim kurumlardaki o sağladığımız faydalardan da biz de %10 da oradan ödeyeceğiz. Tamam. Hani bir anlamı kalmadı bizim o istisnaların. Boşuna anlattık. Hadi gidelim falan diyormuşum. 2023'te de değişiyordu. Ama 15 düştü ya. Şey değil yani. 10 buradan 15 öyle. Yani. 32 amatı indirim kurumlarına tabi matrağı üzerinden dönem kazancı %10 alınıyor. İştirak kazancı istisnasında ve yurt dışından elde edilen iştirak kazançlarımız var da yurt dışından elde ettiğimiz anlattık ya şeyde 5-1-B diye geçti. Onda da vergi yükü eğer orada %15'ten fazlaysa burada %5 vergi ödüyoruz. %15'ten aşağıdaysa o zaman %10 vergi ödeyeceğiz. Oldu. Evet. Beyannamede nasıl gösteriyoruz? Hesaplanan vergi ilk taksitli kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde. İkinci taksitli 4. ay içinde tarihi ne kadar ödeniliyor? Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere bu vergi 2023 yılı içinde sona eren hesap döneminde verilmesi gereken beyannamede göstermek suretiyle hesap uygulanıyor. Beyannamede arkadaşlar bunun için özel bir satır konuldu. Ve bu satırdaki vergi diğer faaliyet daha sonra dönemin diğer vergisel yükümlülükleriyle hiçbir şekilde ilişki kurulmadan tespit ediliyor arkadaşlar. Tamam? Özel tabii otomatik getiriyordur sistem. Yani. Şimdi neler? Ek verginin konusuna gelen istisnalar. Neler giriyor?
İştirak kazançları istisnası, yurt dışı iştirak kazançları istisnası, yurt dışı iştirak ise satış kazancı istisnası, emisyon primi kazanç istisnası. Buna mutlaka böyle bir şey olan şirketleri varsayınız da buna mutlaka dava açın, %100 kazanırsınız. Bu bir kazanç değildir çünkü hani başka teknik boyutları var ama buna mutlaka dava açın. Güzel bir dilekçeyle bu kazanılabilir bir husus. Taşınmaz iştirak ise fon satış kazancı istisnası. Bankalara, finansal kiralama finansman şirketlerine, TMS'ye borçlu olanların taşınmaz ve iştirak ise satış kazancı istisnası. Hepsini boşuna anlatmış olduğum gibi oldu ama. Yurt dışı şube kazançları istisnası, yurt dışında inşaat onarım montaj teknik hizmetlerine sağlanan kazanç istisnası, eğitim öğretim kazançları istisnası, yabancı fon kazançlarının vergisinin yönetici şirketlere ilişkin kazanç istisnası, sınai mülkiyet haklarına kazanç istisnası. Bunları tabii biz şunlardan çok bahsetmeyelim. Yani bunlar çok detay mevzuatlar. 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazanç istisnası, Türk Yolcusu gemisicine kayıtlı geminin işletilmesinden sağlanan kazanç istisnası, serbest bölgeden elde edilen kazanç istisnası, teknoloji gelişme bölgeden elde edilen kazanç istisnası. Ha bu bu kaldırmadı ya. O indirimleri kaldırıldı. Şöyle mikro tesisler için, mikro ve küçük ölçekli tesisler için kaldırıldı. Doğru. Mikro ve küçük işletme ama bak. Büyükler için hala geçerli. Onu şey yapmıyorum. Araştırma altyapıları, ARGE'lilik faaliyetleri elde ettikleri gene mikro ve küçük işletmelerde indirimden faydalanıyor. Özel kanunlarda yer alan ek vergi matlarına dahil edilmesi gereken işler, diğer istisnalar gene bu kapsar. Ek verginin konusuna giren indirimler, istisnalardı, indirimler. Birisi biliyorsunuz beğenleme üzerinden indiriliyor. Birisi zarar olsa da zararı da arttıracak mahiyetteydi. Neler? Yurt dışında verilen yazılım, mühendislik, eğitim, sağlık hizmetleri kazanç indirimi, nakdi sermaye artışa kaynaklanan faiz indirimi bir anlamı kalmadı. Onu da zaten. Ama tabii faydalanır siz. Sonuçta %10 faydası var hala. Yani %13 faydası var bunun. Yatırım indirimi istisnası. Bu yatırım indirimi istisnası şey değil. Biraz önce anlattığım indirim kurumlar vergisi uygulaması değil. Bu eskiden arkadaşlar 2005 değil mi? 2005 yok, önce 2003'te girdi yürürlüğe. 2003 öncesi ek 1 ek 6 vardı kurma, geri vergi kanununda. 2003 ile 2005 tarihleri arasında 19. madde vardı, onu söylüyor burada. Hani yani. ARGE ve tasarım indirimi, teknoloji girişim sermaye desteği indirimi, teknokent sermaye desteği indirimi, özel kanunlara gelen ek vergi dahil edilmesi gereken diğer indirimler. Ek verginin konusuna girmeyen istisnalar, yatırım, fon ve ortaklığı portföy işletmelerinin kazanç istisnası, risk kazancı istisnası, sat, kirala, geri al işlemine yönelik kazanç istisnası, varlık kiralama şirketi elde edilen kazanç istisnası, kur korumalı mevduat katılma hesaplarına elde edilen kazanç istisnası, yatırım indirimi istisnası, 190. sonra geçiş 61. maddesi kapsamında teklifata tabi tutulanlar. Şimdi çok da böyle şey, o geçiş 61. maddede şu, ek 1 ek 6'dan faydalanan mükellefler 19. madde yürürlüğe girdiğinde eski hükümden faydalanmak isterlerse işte neydi? 18.6 mıydı? Ne bir teklifat oranı? 19.8 miydi? Böyle bir teklifat oranı var. Ondan faydalan. Çok detay ama çok hani Türkiye'de kalmamıştı doğru düzgün firma. Sponsorluk harcamalarında indirim. Neler girmeyen gene? Bunlar da girmeyenler. Bunları indirseniz de girmiyor. Bunlar önemli aslında arkadaşlar bilmeniz ama beğenleme sistematiği büyük ihtimalle otomatik getiriyordur bunları. Zannetmiyorum şey olacağını. Sponsorluk harcamalarında indirim, bağış yardımlarda indirim, eğitim sağlık tesisleri, yurt inşaatlarına ilişkin bağış verdiğinde indirim, kültür ve turizm amaçlı bağış verdiğinde indirim, Cumhurbaşkanlığı'na başlanan yardım kampanyalarına yapılan bağışlarda indirim, Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti'ne yapılan nakdi bağış verdiğinde indirim, 210 sayılı kanun 325A maddesine göre girişim sermayesi fon ortaklığı ayrılan tutarlarda indirim, 5378 engeller hakkında kanuna göre korumalı iş yeri indirimi, bu zaten çok denk geldi mi? Hiç daha denk gelmedi mi hiç? Özel kanunlar önce kurum kazancı indirime izin verilen diğer bağış verdimler diye bitirdik ek vergiyi. Çekebiliriz mi? Çekemediyseniz alayım geri. Yani. Efendim? Tebrikte var aynı şekilde zaten. Oradan aldım zaten. ARGE ve tasarım indirimleri sanki ek vergi konusuna girmiyor diye bir düzenleme. Ama küçük ve mikro işletmelerde. Küçük ve mikro işletmelerde girmiyor. Diğer büyük tesislerde giriyor mesela. Hani küçük mikro işletme tanımı mesela çok da bilmiyorum şimdi. Küçük işletme tanımı 50 milyon mesela diyor. Ciro'nun üstündekiler büyük işletme kabul ediyorsa o yani ilgili mevzuata göre mesela Vestel faydalanamayacak. ARGE indirimi var. Yazıyor ama Vestel faydalanamayacak şeyden.
O ek vergi ödemek zorunda kalacak. Ama mesela burada teknoloji geliştirme bölgesinde küçük bir şirket faydalanacak. Tamam? Evet. Matra artırımı. Hemen son şeyimiz, zaten konumuz. 2022 matra artırımı ne var? İşte mükellefler burada bir kıstas getirdiler aslında. 7440 sayılı kanun 5. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde 2022 takvim yılı geri ve kullanım arası matranın %25'ten az olmamak üzere artırmadan da maddi hükmünden yararlanırlar. 2022 için kullanım arası mükelleflerine beyanı gereken askeri matra 500 bin lira. 500 bin liradır. 2022 takvim yılına göre matra artırımı bulunabilmek için ne istediler? 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ne istiyor? Ve orada aradığı başka kıstaslar var. Birinci kıstası ne? Vergi esas matrahların, bu beyannamedeki vergi esas matrahlarının ne olması gerekiyor? 2021 yılı matrahların en az %122.93 arttırması gerekiyor. En az ondan aşağı kurumlar vergisi matrahı beyan etmemesi gerekiyor. Veya 2022 yılının 3. çeyrek geçici vergi döneminde %40'ı aralığında arttırılması suretiyle, yani nedir? İşte kurumun 2021 yılı matra 10 milyon diyelim. 2022 yılının da 3. çeyreği geçici vergisi de 15 milyon. Ne olacak? Senin diyor kurumlar vergisi matrağın 2021'in endeksleme sonucunda 22 milyon, işte 293 bin liradan aşağı almayacak veya işte 15 milyonun %40'ı ne yapar? O da 6 milyon gelir. 21 milyon, 22 milyon 293 bin liradan aşağı matrah beyan edersen kurumlar vergisinden 2022 yıl matrah artımından faydalanamazsın diyor. Matrahın bu konuda yetersizse de bununla ilgili ne yaptı? Beyannameye geldi. Özel bir satır koydu arkadaşlar. Değil mi? Üçüncü geçici vergi beyannamesi verilmediyse ikinci geçici de diyor onu %100 alırım. Birinci geçici iki de verilmediyse diyor üçüncü geçici de %300 alırım gibi bir şey oldu, yaklaşımı oldu. Ne oldu? Şöyle hemen küçük bir örnekle göstereyim. Hani çok da şey değil. Zaten geçen hafta seminer yaptınız bununla ilgili ya. Gene bir şey görün diye şey yaptım. 2021 yılı kurum vergisi matrağı 10 milyon. 2022 üçüncü geçici vergi matrağı 15 milyon. 2022 yılı kurum kazancı 20 milyon. 10 milyon çarpı işte nedir? %122 arttırmam 22.293 oluyor. Üçüncü geçici vergi matrağımı da 15 milyon, onu da arttırdım 21 milyon. Benim gerçek matrağım da 20 milyon çıktı. Kurum vergisi matrağı. Ne yapmam gerekiyor? Beyannameyi verirken normal kurum vergisine 20 milyon yazdım. 7440 sayılı kanun geçici maddeye birinci kapsamda arttırılan matra. İşte nedir aradaki fark? 2 milyon 293 bin lira yazacağım. Matrağım 2.293 olacak. Bunun üzerinden kurumlar vergisini ödeyeceğim. Ondan sonra da arttırılan 22 milyon 293'ün %25'i üzerinden 5 milyon 573 bin lira üzerinden de matra artırımı yapacağım. Onun da %20 vergisi 1.114.650'yi ödeyerek 2022 yılına matra artırımı yapmış olabilecek miyim? Yapmış olabileceğim. Tamam. Ya tabii orada şeyden dolayı. Arkadaşlar çok anlamsız sonuçlar çıkıyor tabii. Yani hani yapmak isteyen firmaların bir kısmı yapamıyor. Başka firmalarda başka olasılıklar doğuyor. Hani bu suistimale de. Ama burada şunu uyarayım arkadaşlar. Sakın yapmayın. Hani sakın yapmayın. Şimdi hesap hareketleri, şimdi hani matrah nasıl olsa buna izin veriyor. Şirketinde işte karı 30 milyon. Ne yaptınız? Bazı bakiyelere geldiniz, bir muhasebe kayıtlarında bir yere gömeyim demeyin. Şimdi bu konu çünkü çok böyle şey yapılıyor. Hani malum şu an arkadaşlar bir kısmından da böyle şeyler dönüş olduğu için de şey yapıyor. Hani üstad diyor şöyle yapsam nasıl olur? Bunlar hesap muhasebe reisine girer arkadaşlar. Daha sonradan ciddi sıkıntı olur. Matra artırım yaptık kurtuluruz diye de düşünmeyin. Çünkü şöyle bir şey. Matra artırımı şeyi korumuyor arkadaşlar. Suç fiilini korumuyor. Orada sonradan hakikaten böyle ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Yani burada nedir? Şartlar neyse ona göre yürütmek en doğrusu. Tamam? Evet, aklınıza bulunsun. Yani onu özetle çünkü son tarihinde canımızı hani meslektaşın zaten hani bir sürü konuyla cebelleşiyorsunuz bir de hani mükellefe fayda sağlayalım derken kendi canınızı acıtacak süreçlerle karşı karşıya da kalmanızı istemem hiçbirinizin yani. Buyurun. Mikrofon.
Mikrofonla sorarsanız daha iyi olur. Zaten arkadaşlar var mıymış daha devam? Gitmiş ya. Doyurucu bilgiler için öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir sonuç çıkıyor şimdi. Bir vergi çıkıyor. Bir kayıt yapmamız gerek. Bu da kanundan kabul edilmeyen gider mi olacak? Tabii KKG olacak. Yaşasın burada, var olsun devletimiz. Burada diyecek bu, hiçbir şeyim yok. Burada saygılar. Asıl tartışma şurada doğuyor. Bunu geçmiş yıllar karlarından mı ilişkilendireceğiz? Yoksa döneme mi yazacağız? Konusu başka bir soru aslında. Hani öyle bir konu var. Ya bana sorarsanız geçmiş yıllar karlarıyla ilişkilendirme konusu çok doğru bir yaklaşım olmaz gibi geliyor. Hani çünkü aslında bu mevzuat bu tamamen bambaşka bir şey. Dönem kazancıyla ilişkilendirilebilir bir unsur değil. Ama orada da şey tartışması. Burası biraz muallak bir konu. Yani mesela halka açık bir şirkette ne yapacağız? Tabii halka açık şirketin maddi arttırımı da ayrı bir konu da. Hani orada hani o da olur. Çünkü bazı şirketler hesap dönemini kapattı mesela. Bağımsız denetime sabit tuttu şirket. Mesela vardı bir tane İngiliz firmam var. Danışmanlığını yapıyorum ben. Vergi danışmanlıklarını. Bağımsız denetim şirketi geçen hafta Bu hafta kapattı şeyi. Yurt dışına raporladılar her şeyi. Bitti gitti yani adamlar. Şimdi sen geldin matrah attın şirkette. Burada matrahta değişik yaptın. Hani çok dönemle ilişkilendirmesi doğru değil ama orada da dağıtılabilir kazanç kavramını değiştiriyor. Öyle bir boyutu var. Biraz arkadaşlar şey örtüşme işte. Bu tabii çok absürt bir düzenleme arkadaşlar. Bu düzenlemesini yapması lazım. Ha, bu çok absürt bir düzenleme. Hani absürt bir düzenleme. Ondan dolayı da şimdi bir yönü vergi var, öbür tarafta TTK var. Hangisini oturtayım? Böyle şeyde kalıyorsunuz. Tabii bir sürü şey var yani parametre var. Evet, şu şeyle de beraber herkese azat edeyim ben, değil mi? Azat'tan önce bir şey sormak istiyorum hocam. Ustadım ben. Geçen sefer de aynı yerdeydiniz, şimdi aynı yerde. Yani yerin belli diyorsunuz. Sol duymadığı için sağdan alıyorum. Efendim? Bana daha önce sorduğu soruyu sorarsa. Şimdi eğitim istisnasında, eğitim kazancı istisnasında okul kurulmuş 3 yıl geçmiş. Başka birisi burayı satın alacak. 2 yıl mı faydalanacak bundan? 2 yıl faydalan. Bence 2 yıl faydalan. Sıfırdan başlamayın. Başlamayın. Hocam ben ufuk açmak adına soruyorum. Ek vergiyle beraber düşünürsek. Bu tartışmaya şahit olmuşsunuzdur. Beraber olduğumuz WhatsApp grupları da var. İstisnadan vazgeçildiği zaman. He, tabii son dönem tartışma konusu. Meşhur tartışma konusu. Bu yaklaşımınızı merak ediyorum. Ya dönem zararı varsa. Şimdi dönem zararı konusunda zaten görüşüm, ben biraz önce de zaten konuya değindim. Dönem zararı varsa zaten lafız arkadaşlar, lafız tabii burada lafzı tam yer verdim mi ben ona? Bakın bu büyük ihtimalle lafızdan yer verdiğim yer. Şimdi bakın kanunun yazılışından dolayı sizin hani sizin sorunuzu cevap vereceğim önce. Hani tabii siz şimdi şey olmadı mikrofonla olacak şekilde zararın ek vergide kurum zararının bulunması halinde istisna konusu. Mesela şöyle bir şey var. Serbest bölge kazanç istisnasından faydalanıyorum ben arkadaşlar. Serbest bölgede faaliyetim sonucunda 2 milyon zarar elde ettim. Şey, bilançom dip toplamı 2 milyon zarar var. Serbest bölgeden de faaliyetimden kar doğdu 5 milyon. Ne oldu? Zararım 5 milyon daha aşağı düştü. 7 milyona çıktı zarar. Tamam? Böyle bir case'de. Şimdi burada baktığınızda kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları. Burada aslında hani şey yok. Tam böyle bir onu kavrayan bir durum yok. Zararı kavrayan bir durum yok yani burada bana sorarsanız. Lafızla ilgili bir burada eksiklik var aslında. Ya 2022 yılında şimdi kurum zararla kapattı. Burada ifade zaten bana çok net geliyor.
kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna. Tabii. 2022'de benim kurum kazancından indirim yapacağım bir tutar yok. Tabii. Dolayısıyla ondan dolayı zaten lafızdan dolayı değil mi? Arada da söyledim ya. Hani bunu ama yazıyorlar şu anda, onu söyleyeyim. Buna benzer görüşler gördüm. Hani orada da, ama bence madde hani bu durumda ihtirazi kayıtla beyan verip dava konusu burada değerlendirilebilir. Bu konuya dava açalım derseniz, ona döneyim. Bu konuya dava açalım derseniz, bunu biz çok hani geçen hafta da şey vardı, 7440 ile ilgili İzmir YMM odasında bir sunum vardı. Oradaki arkadaşlarla da konuyu değerlendirdik. Yani orada sunumu yapan arkadaşlara da, çok yakın bir arkadaşım var, o yaptı zaten. Bir tanesi müfettiş arkadaşlar, onu da yakın tanırım. Orada da yeniden konu gündeme geldi. Bunu ben daha ilk bu yasa yürürlüğe girdiğinde de eski vergi mahkemesi hakim bir arkadaşım var. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur, şeydir de. Bayağı yani entelektüel de birikimi yüksektir. Eski vergi denetmenliği geçmişi de var bu arkadaşın. Onunla da gene konuyu, herkesin ortak görüşü şu arkadaşlar. Buna dava açsanız bile Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmez yönünde. Çünkü geçmişteki bütün uygulamaları Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer konulan ilave vergilerle ilgili genelde ret yoluna gitmemiş. Burada bence hukukun önüne vicdani yapı daha çok öne geçecek zaten bu uygulamada. Bunu iptal etmeyle ilgili konu tamamen bence fiiliyatta mümkün değil. Ha ama tabii mükelleflerin bir kısmı açmak isteyecek mi dava? Ben de söylüyorum mükellefim. Bak böyle bir şey var, dava açabiliriz. Ha kazanamama durumumuz yüksek ama vekalet ücretine katlanırım diyorsan bu konuyu davaya taşıyın diyorum. Çünkü neden? Anayasa Mahkemesi ilgili maddeyi olur da iptal ederse sizin o haktan faydalanmanız mümkün değil dava açmazsanız. Tamam? Hani o yönüyle önemli. Ama hani burada Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karar çok hukuki olmayacaktır, onu söyleyeyim. Bu konuda hocam, şimdi siz diğer önceki ek vergilere ek vergi Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu gittiğinde, bu şimdi indirim ve istisnası olanları kapsadığı için eşitlik prensibine dair. Ama burada ama şöyle belli bak, bir yani ben hani şöyle, ben dediklerinizi çok iyi anlıyorum ya, hukuki olarak buna ben bir sürü sav sunarım size. Orayı tartışmıyorum zaten ben. Bakın benim söylemek istediğim o değil. Orayı tartışmıyorum zaten. Burada benim tartışım konu şu aslında. Burada Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın olumlu çıkmama olasılığı bana sorarsanız 98. %2 olasılık. Çünkü neden? Burada son talihde hakimler arkadaşlar tamam hukuk ve vicdanlarına göre bir karar veriyorlar. Burada da değerlendirmede şunu yapacaktır orada Anayasa Mahkemesi. Mutlak surette yani. Çünkü buradaki yaklaşım şu olacak. Ya diyecek, çok büyük bir yıkım oldu. Bu yıkımın karşılığında bir külfetler bütününe katlanması lazım. Tamam eşitlik ilkesine aykırı. Ama zaten burada da döndüğümüzde zaten biz senden hiç vergi almıyorduk kardeşim. Burada ilave destek ver. Onu çünkü Maliye Bakanlığı da öyle savunacak. Kardeşim zaten bu adamlardan biz vergi almıyorduk. Neden? Ondan dolayı bunlardan biraz katkı istedik gibi o, ben savunma dilekçesini başka yere döndürsek o da onu soracak ileri. Ben zaten diyecek kamu otoritesi olarak gücümü kullanıyorum. Şimdi vergilendirmeyle ilgili gücümü kullanarak bu kazançlara istisna tanımış. Bu sefer vergilendirmeyle ilgili gücümü kullanarak bunlara vergi getirdim diyorum. Burada benim eşitlikle ilgili kavrama baktığımda nasıl eşitliği şeyde dikkate almıyorsak ilk başta mükellefe vergi ödetmemekte eşitliği dikkate alıyorum. O da anayasa, o zaman eşitlik ilkesine aykırı. Ben hukuki tartışmayı genişletmek istemiyorum ama hani biraz yabancı şey, yatırımcılar açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidebilecek bir konu. Mülkiyet hakkında ihlal ediyor. Valla şimdi şöyle, Amerikalı bir firmam var. İndirim hukumlardan faydalanıyoruz. İşte bu konu gündeme gelmedi. Yani onlar çok, ben size söyleyeyim, yabancı onlar hukuki itiraf istemiyor zaten. Büyük yatırımcılar arkadaşlar zaten şeyle uğraşmıyor. Yabancı yatırımcı da itiraf istemiyor. Yani onlar çok böyle hani, çünkü neden? Adamın derdi şey değil, ben size söyleyeyim. Gerçekten büyük yatırımcılar, işte benim bu şirketim Amerika'da halka arz edilmiş bir şirketti. Şirket. Hani dünyanın bir sürü bölgesinde şey yapıyor. Ben danışmanlık yapıyorum sadece vergiyle ilgili. Şimdi onlarla mesela konu döndüğünde, çünkü adamın çok umurunda değil Türkiye'deki ödediği vergi falan. Onlara çok kafa yormuyor onlar. Çünkü onların derdi şu oluyor. Yabancı şirketlerin, aslında büyük yabancı şirketlerin derdi şudur arkadaşlar. Burada yaşayacağı herhangi bir ihtilafın orada adam borsaya kote, halka açık. Adamın orada işte gidiyor borsada bu bildirimi yapmak zorunda adam. Nasıl bize kapta bildiriyor? İşte Türkiye'de diyor işte şu şöyle bir konudan biz dava açtık diyor. Adamın neden umurunda değil? Çünkü Türkiye ölçeği onun toplam boyutu içinde çok
küçük bir şey oran. Şimdi orada borsadaki hissenin aşağı doğru bir değer kaybının yaratacağı etki burada sağlayacağı vergisel avantajdan çok daha önemli. Yani hani onlar ondan dolayı o şeye çok girmemeyelim. Ha tabii şimdi gelmiş adam yurt dışından küçük ölçekli bir şirket. Onlar tabii hani sonuçta buradaki her türlü fırsattan faydalanayım diye geliyor. Hani bir İtalyanın uygulamasıyla, şimdi çok böyle ırkçı bir yaklaşım olacak ama İtalyanlar biraz daha bize benziyor. Hani onun uygulamasıyla şeylerin uygulamaları farklı yani. İtalyan da firmam var çünkü. İtalyan tam bizim şey. Bizim orada gıda çarşısı vardı. Tam gıda çarşısı esnafı bizim. Hani çünkü öyle bakıyor konuya. Alalım onu satalım falan. Yani şirkette bir tane profesyonel müdür üstad diyor, ben diyor yetişemem diyor ya. Tam bizim diyor gıda çarşısı esnafı diyor yani. Yani o hesap yani o şeyler değişiyor. Yani. İstisnadan vazgeçmeye değinirseniz şimdi. Nasıl? Ha istisnadan vazgeçme. Bu konu tabii bana sorarsanız istisnadan vazgeçme bir hak mıdır? Haktır. Ama basiretli bir ticaret erbabının bu hakkı şunu yapamaz bakın. Benim buradaki yorumum şu. İlk üç geçici vergi döneminde ben bu istisnadan faydalandıysam dördüncü geçici vergi döneminde ben bundan vazgeçiyorum diye. Tamam. Bu çünkü normal. Bakın bunu ben hani genel teamüller gereği söylüyorum. Ha dördüncü geçici vergide bir istisnaya tabi işlem yaptım. Gayrimenkul sattım. Ondan faydalanıp faydalanmamam benim tercihimdir. Daha kapanmamış hesap dönemidir. Ben karar veririm. Ama ilk üç geçici vergi döneminde faydalandığım bir şeyden ben dördüncü geçici vergide vazgeçiyorum gibi bir yaklaşım çok doğru bir yaklaşım değil. Onu söyleyeyim. Orada çünkü şunu söyleyeceğiz. Basitli ticaret erbabı gibi davranmak lazım. TTK'nın zaten genel hükmünden geliyor. Şey de değil. Ha ama tabii bu tartışma çok su götürür onu söyleyeyim ben size. Ama benim yaklaşımım ilk üç dönem olan mesela indirim kurma vergisi ilk üç dönemde faydalandım. Dördüncü dönemde faydalanmayabilir miyim? Faydalanmayabilirim kardeşim. Çünkü kanun mesela ha bitmiş yatırımda faydalanmak zorundayım. Ama devam eden yatırımda zaten kanun ne diyor? Devam eden yatırımla ilgili yani yatırım döneminde e-bilmekle kapatıyor maddenin sonunu. Yani ihtiyarilik var. 1, 2, 3'te faydalandım, 4'te faydalanmıyorum. Sana ne? Sen mi karar vereceksin benim neyi yapacağımı? Orada sizinle aynı görüşteyim. Ama 2, 3 dönemi faydalanmak zorundayım. Yani ben hani orada şeyi değiştiremeyiz. Zaten bakanlığın büyük ihtimal hani genel bir herhalde bir açıklaması da var. Geçici vergi dönemleri itibariyle tespit edilmiş yöntemler daha sonraki kapanmamış geçici vergi dönemleri içinde değiştirilemez gibi bir yaklaşımı da var. Ama hani dönüp baktım ben bundan faydalanıyorum. Hani ilk üç dönemde faydalanıyorsanız yargıda da bakın bunu kazanamama ihtimaliniz var bakın arkadaşlar onu söyleyeyim ben size. Burada şunu söyleyeyim. Çünkü o bizim yargıdaki teamüller de değişti. Bundan 3 yıl önceki teamüllerle şu anki teamüller veya 5 yıl önceki teamüllerle şu anki teamüller aynı değil. Bakıyorum çıkan kararların bir kısmına yargı tabii orada şeyden kaynaklanıyor. Şimdi orada Maliye Bakanlığı'ndan gelen üyeler de var son dönem. Onlar da biraz daha hani sistemi yönetiyor mu? Yönetiyor yani. Hani öyle bir yapıları da var. Ama burada şey olmayabilir yani hani. Ya tabii bu kaybedeceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Bunlar vekalet ücretine bakan davalar olduğu için. Vekalet ücreti yani burada kayıp yok yani. Zar atacağım. 6-6 gelirse kazanacağız. 1-1 gelirse kaybedeceğiz. Yani ben arada diyorum mesela. Ya atalım biz oltayı ya belki büyük balık tutarız yani hani. Değil mi? O yönden açılabilir mi? Yapılabilir mi? Yapılabilir yöntem kazanmayı olarak. Kazanmayı endekslersiniz vekalet ücreti. Ne olur biter. Ya ben tabii sence vekalet ücreti. Ben tabii çok böyle hani dava süreci takip eden bir. Ben tabii kendi firmalarımı yani hani açısından bakıyorum. Hani yönlendirirken. Çünkü benim mükelleflerim genelde şeyi istemiyorlar. Hani çok sorunlu süreçler, buna dava açacağımız firmalarımız var, onu söyleyeyim. Hani var dava açacağımız firma ama çok sorunlu süreçlere de girmek istemiyor. Ya kardeşim diyor, ya ben diyor ticaretime bakacağım diyor. Yani hani o yönde, haksız bir şey olmadığı müddetçe. İstane olarak ödeyelim, görmek de olur. Evet. Ne oldu? Nereye gidiyoruz ya? Biz çok mu geriye gitmişiz ya? Pardon. Tabii. Merhaba, ben nakdi sermaye artışıyla ilgili bir şey soracaktım. Bu dönemler bazında hesaplama yapılırken karar tarihi mi baz alınıyor yoksa tescil tarihi mi? Çünkü karardan tescil sonra tarihi sermaye ve ödeme tarihi. Şimdi karar şimdi alındı, sermaye yatırıldı, tescil sonra yapıldı. Aynı dönem için ya yani 2022 yılı içerisinde karar aldınız. Karar aldık. Evet. Sermaye ödemesinin bir kısmını yaptık tamam. Ama tescili daha sonra. Tescille beraber olacak. Tescilden itibaren başlatacaksınız ayı. Yani şöyle örneklendireyim bak. %25 şimdi şöyle örneklendireyim. Ben biraz daha detaylandırayım örneği. Biz 1 milyon lira sermaye arttıracağız. Tamam mı? Ocak ayında 300 bin lira avans gönderdik. Sermaye avansı gönderebilir miyiz? Evet.
paraya ihtiyaç vardı şirketin, gönderdik. He? Sermaye avansı. Sonra %25 ile ödeme ile ilgili yükümlülüğü de şeyde yerine getirdik. Tescilden önce getirdik. Bir 250 de ödedi, öyle ödedik. Sonra ne oldu? 550 mi oldu? 550 oldu. Sonra şirketi tescili de Mart ayında yaptık diyelim. Tamam? Mart ayında tescili yaptık. Sonra Temmuz ayında, Mart ayında tescili yaptık. Tamam. Haziran ayında da geldik bir 150 bin lira ödedik. Sonra Aralık ayında da ne ödedik? 500, 600, 700, 300 bin lira daha ödedik. Tamam. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi ilk ödediğimiz bedeller için tescilden itibaren, 550 bin lira için tescilden itibaren. Haziran'da ödediğimiz 150 bin lira için Haziran'dan itibaren ay kesirleri tam ay sayılıyor. Tamam mı? Ay kesirleri. Haziran'dan başlayacağız. Aralığa kadar faiz hesaplaması yapacağız. Onun yarısı olacak. Aralık için ay kesiri 1 ay. 300 bin lira ödediğimiz aralık için ödediğimizde 1 aylık hesaplama yapacağız. Oldu mu? Detay verin. Şimdi ek vergi farkı oluyor. Evet. Ben bu yıl bu indirimden faydalanmasam. Faydalanın. Neden faydalanmıyorsunuz? Ya çok ciddi bir şey çıkmıyor gibi geldi de. Neden? Önümüzdeki yıl faydalanmıyor. 23'ten faydalanıyorsunuz. Burada yüzde ama hakkınızı kaybediyorsunuz. Ha, kaybediyoruz. Devretmiyor. Tamam. Hakkınızı kaybettiniz ha, tabii. Yani. Tamam arkadaşlar %10 ödemiyoruz da. Şimdi şöyle diyeyim. Hani anladım şeyi. Şimdi benim yazacağım nakdi sermaye indirimi 100 bin lira değil. 100 bin liranın bana sağlayacağı vergi avantajı 230 bin lira. 23 bin lira. Ödeyeceğim vergi 10 bin lira. Gene 13 bin cepte var ya. Evet. Peki tamam. Son bir soru. Vergi dersi bildirimi yapılması gerekiyor galiba değil mi? Evet evet öyle bir yükümlülüğü var. Yatırılan dekontlarda da dekontları sermaye ödemesi istiyor. Mi geçmesi evet. Gerekiyor? Evet evet. Onu zaten o olacak. Evet. Tamam. Yani sermaye ödemesi olarak yazdırın onu. Açıklamalarını öyle yaptılar. Ya arkadaşlar olmasa da hani gene kabul olur da hani bizim ama dairenin işte bakın arkadaşlar vergi daireleri çok böyle motomot şeylere bağlı. Ama sonuçta sermaye ödemesi olduğu belliyse bunun çok da gerek yok yani. Hani kayıtları da ona göre atıyorsam özel amaçlı bir raporla bile tespit edilebilir yani o. Ha, ya işte hani ama bu özel amaçlı bir raporla bile çözülebilecek bir konu aslında yani. Evet. 2021 takvim yılı ve 2022 üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanında zarar beyan edilmiş olması. Şimdi bir de öyle bir kez var önümüzde. İndirim ve istisnalarla Mart'ta oluşmaması iş beyanname verilmemiş olması durumunda. 2020 kurumlar vergisi beyanında askeri matrağı beyan etme şartı aranmıyor arkadaşlar. Yani 500 bin lira kurumlar vergisi matrağı beyan etmek zorunda değilsiniz. Tamam? Oraya özel açayım üstünü. Hani geçen çünkü bir yerde daha birisi aradı sordu. Tamam? Aklınızda bulunsun. Yani sizin geçmiş yıl zararınız var. 2021. 22'de de zarar elde ettiniz. Kurumları gene matrassız vereceksiniz. Zarar doğuyorsa gene sizin. Tamam. Ama matrağı attığımızda 500 bin üzerinden yapacaksınız. Tamam. Onu. Yani. Matrağımız var ama bir matrağımız doğmuyor. Matrağım var ama. O matrağı üzerine. Bakın arkadaşlar matrağınız var. Bakın. Orada matrağınız var. Siz matrağı ikiye ayırıyorsunuz beyanname. İndirimli kurumlar vergisi matrağı, bir de normal vergi matrağı. Değil mi? Tamamından faydalanırsınız ama matrağınız var. Onun üzerinden attıracaksınız. Şey değil yani. Hani matrağınız var. Vergi ödemiyorsunuz sadece. Tamam? Vergiye tabi gelir yok demek istediler. Vergiye tabi gelir var. Bak o da var. Vergi yok. Vergi yok. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani. Sağ olun. Arkadaşlar sunumlarından dolayı üstada çok teşekkür ediyoruz. Yeminli Mali Müşavir Ender Polat'a. Günün anısına bir plaket kendisine takdim edeceğiz. Başkanımı ve TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemi platforma davet ediyorum. Buyurun.